Hanımlar beyler, Uykusuzlar Kulübü başlıyor. Şimdi karşınızda Okan Bayülgen. Vay vay vay. Oo yine. Maşallah maşallah. Maşallah yani baya ses çıkarıyorsunuz. Hanımlar beyler, Uykusuzlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Tabii ki zor günlerden geçiyoruz. Omikron bizi bizden aldı. Herkes hasta. Bugün bütün bir orkestramız hasta değil. Ama tabii ki kar muhalefeti yüzünden biz dün değil de bugün bu kaydı yaptığımız için orkestramız bir yerlerde şu anda konser vermekteler. Tunçer Tunçeli Blues Band. Ama hep birlikte el ele, biz bize, diz dize bakalım sanatçı arkadaşlarımız bugün bu programda yeni üretimlerine dair neler anlatacaklar. Uykusuzlar Kulübü başlıyor. Aman Allah razı olsun. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Evet hanımlar beyler, Sinan Akçıl, alkışlıyoruz. Fena değil, fena değil. Güzel ses çıkıyor. Güzel ses çıkıyor. Evet. Peki benim seni anımsadığım, sen korkunç yakışıklı bir çocuktun. Çocuktun. Yani ben seni ilk gördüm. O zaman boyun daha mı uzundu? Yok. Bir iki santim fark ediyordu yani. Belki ama 84'ten 83'e indim. Hemen bu kadar çabuk mu yaşlandın? Mesela ben 69'dan daha yeni 68'e düştüm ama 57 yaşındayım tabii. O kadar ama şey. Ama sen benden hızlı yaşayan, yani bir hızlı yaşayan tek insan. Evet. Maşallah. Peki evet. Yeni bir albüm var ve ilk albüm gibi çok ses getiren bir albüm. Yine hemen listelerdesin. Ve bu Piyanist 1'den sonra Piyanist 2. Evet. Tabii. Ve bir ortak çalışma. Evet, Piyanist 2. Yani 2,5 yıldır fazla bir şey yapmıyorduk. Şubat 2020'de çıktı Piyanist 1. Orada da çok şarkıcı arkadaşım vardı. Bu böyle bir seri. Çünkü bu aslında anneannemden bana kalan bir şey. Beni 5 yaşında konservatuara taşıyordu ve benim oğlum çok iyi piyanist olacak diye. Anneanne. Anneannem, evet. Rahmetli anneannem. Sana anneannem mi baktı? Bence anneannem baktı yani. Hı. Annem şimdi üzülmesin ama yani %70 diyelim. Hı. Ama çoğumuza anneannelerimiz, dedelerimiz baktı. Ama özel bizim neslimiz yani. Öyle bir nesildi. Şimdi biz bakıyoruz yani, geçmişte bize daha büyükler baktığı için. Şimdi o beni taşıyordu konservatuara, işte vapurla Kadıköy'e gidip 5-6 yaşında girdim konservatuara çünkü. Hı. Ondan sonra işte oğlum çok iyi piyanist olacak. Babam da tabii Fazıl Say da babamın öğrencisi, o zaman çok gazdalar yani. Hani böyle ben de klasik müzisyen olacağım işte, altın çocuk falan filan. Hı. Öyle olmadı. Anlatacağım orasını. Hayır ama öyle. Çünkü ama klasik müzik anlamında. Ama sende genetik bir şey var mutlaka. Evet, hem anneden hem babadan. İşte o anneannemin aslında ona hitap etmek için hani Piyanist albümünü yaptım ilkin abi. Hı. İlki çok iyi gidince ikincisini yaptık. Şimdi yine Berkay, İrem Derici, Mustafa Cicili, Merve Özbey, ben, işte Serkan Kaya, Demet Akalın gibi bir sürü arkadaşımla, Ece Seçkin. Unuttuğum varsa da zaten WhatsApp'tan yazar. Beni niye söylemedin diye. Peki ama seninle ilgili fikrim, hep senin bir harika çocuk. Yani seni tanıdığımdan beri çok eski çok eski. Ama senin bir harika çocuk olduğun yönünde, ama kendini hep popüler müzik dünyasından arkadaşlar, bravo, buldun. Yani bu doğru bir tanımlama ya, benim çok hoşuma... Mesela Fazıl'la arkadaşlık etseydin bambaşka bir yerde olacaktın gibi. Ama galiba hani... İstemedim ama ben o konservatuarda da öyle çok... Mesela Teoman daha yakışıklıdır ona göre. Doğru söylüyorsun. Fazıl'a göre ki... Ama Teoman'ın üretimi Fazıl'a göre daha azdır. Senin ya, de üretimin Fazıl'a göre daha az. Aslında belki daha az değil de daha bestecilik değişik. Olarak evet. Bestecilik daha değişik. O daha değişik yani. O daha mı kolay bir dünya mesela? Oturayım Beethoven çalayım sabahtan akşama. Bravo sana. İşte bu yüzden sen... Ama Fazıl'a da ağır gelir bu bizim lanet derler. Ben bir dakika, Fazıl'a kendimi kıyaslayacak değilim burada. Başka bir şey söylemeyeceğim çocuğum. Ben hayır, kıyaslayabilirsin. Zaten niye? Beethoven sonatinleri falan çalarken küçükken, Mozart'ları falan çalarken dedim ki zaten bunları çok iyi çalanlar var. Ben kendi müziğimi yapmak istiyorum. Sezen Aksu'nun evinde bir süre kaldım. O zaman da ona dedim ki ben kendi bestelerimi yapacağım. Sezen Aksu'nun evinde niye bir süre kaldın? Ya yani Mithat Can'la arkadaşlarım var. Mithat. Ha. Orada yaşıyorduk yani. Çok böyle müzik yapıyorduk falan anlamında. Buradan magazin çıkmadı. Sezen Aksu'nun magazin çıkması. Hayır, o kadar değil yani. Hani hepsi okeydi. Ama Fazıl yani aslında Fazıl'ı küçümsüyor musun bir açıdan? Kim? Sen. Hayır canım, ne alakası var? Nasıl? Yani nasıl? İşte abi kadın orada Allah'tan yani. Ama mesela yani şöyle bir şey demiş gibi olduk. Yemeyeceğim bu konuda. İyi çalıştım. Hayır, şöyle bir şey demiş gibi olduk mu? Yani Fazıl hep aynı Mozart, aynı Beethoven çalıyor. Ben adam çok iyi çalıyor. Ben... Çok iyi çalmak ama bir şeyim mesela, çok iyi çalıyorum. Sana bir söyleyeceğim. Babam mesela kandırıyordum. Babam ki çok büyük bir klasik müzisyen. Bir şey çalıyordum mesela Beethoven tarzı.
bak bu Beethoven'ın bir sonatı diyordum, inanıyordu. Aslında ona ben uyduruyordum mesela. Demek evet, babam buradan bunu... Ama Fazıl babanın öğrencisi. Sen Fazıl'ı sen başlattın, ben çıkarmadım. Hayır canım. Sen yani başlattın. Babamla çalışıyordun. Fazıl babanın öğrencisi değil mi? Öğrencisi yani zamanında Ahmet Say var, babası falan çok iyi. Hmm. Bizde sofralar kurulurdu, onu hatırlıyorum. Hmm. Melih Cevdet Anday gelirdi, Çetin Altan gelirdi falan. Hmm. Ben piyano onları çalardım. Onları Fazıl benim hikayelerim diye anlatıyor. Babası. Senin hikayelermiş meğer. Harbi mi? Vallahi billahi. Vallahi benim hemen hikayelerim. Hemen alayım senin hikayelerim. Ben ama 5 yaşındayım ama 20 onlar, yaşında yani. Onlar sizin eve mi geliyor Fazıl'ların? 15 yaş büyüktür. Kaç bir dakika onlar sizin eve mi geliyor Fazıl'ların eve bizim mi? Bizim Gümüşsündeki evimize geliyorlar. Size geliyorlar. Fazıl bize geliyordu diye de anlatıyor çünkü. Abi haftada 7 gün var gidebilir adama yani. Hı. Bana şimdi... Bir, bana hem geliyordu size yani. Geliyordu hem ona geliyordu. Aynen. Belki ona geldiğini size geldiğinde söylemiyordu. Evet, olabilir. Bir popçun evinden geleceği popçun evinden gelmek evet. Hoşuna gitmiyor olabilir. Evet. Ya o Melih Cevdet'ten da şiir okuyordu falan. Ben piyano çalıyordum. Böyle enteresan Paco de Lucía. Fazıl ben yapıyordum diye anlatıyor. Allah Allah. Paco de Lucía dedi mi? Paco de Lucía. Paco de Lucía dedi mi hatırlamıyorum. Tamam çünkü annem de manyak bir kadın olduğu için Paco de Lucía burada çok gürültü var dediği bir gün o evi sattı ertesi gün mesela. Burada gitar rahat çalamıyorum dedi. Böyle ha. Manyak bir aile yani müzik anlamında. Evet. Evet. Peki sen niye popçu çocuklarla arkadaşlık ettin? Ya karşıma çok güzel popçular çıktı diyelim zamanla yani. Hayır evet yani buraya mesela böyle dünyaya düşen adam gibisin yani David Bowie. Yani böyle buraya nereden geldim ben filan gibisin. Bir yandan çünkü sen ilk başladığında herkes senden şey diye bahsediyordu. Ya yani olabilecek gibi bir şey değil. Yani müthiş bir yetenek var. Müthiş bir çocuk. Hem çalıyor hem beste yapıyor. Filan diye senden bahsediyordu ama o sırada bu popüler müzik sanatçıları evet. Hepimizin çok sevdiği falan filan onlar seni bir türlü ele geçirdiler. Neyle ele geçirdiler yani ne verdiler sana? Gazozuna mı bir şey kattılar ne yaptılar sen niye buraya geçtin? Halbuki öbür taraftan müthiş bir hayatın olabilirdi. Yani tabii şimdi bu her şeyi rahatça anlatamıyoruz burada ama ya şöyle oldu. Bir kere çok sevgilin oldu müzisyenlerden. Oldu. Evet. O kadınlar senin aklını başından aldı. Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Açıkçası ben popcorn kültüründen çok hoşlanan bir çocuğum. Ha. Sen evet sen isyan ettin. Yani ben senin ailende yani. Bu kariyer olduğu için isyan ettim bravo. Sen ona isyan babam ettin. Babam içeriden mesela doğa basarken do diyez diye bağırıyordu falan. Ben de kalıpların içine sığmayan bir çocuk olduğum için. Bravo. Arka tarafta akşamüstü de müzik yapıyordum. Annem oh zengin olduk oğlum çal diyordu mesela. Annem çok gazlıyordu. Fazıl yani. Uslu çocuktu. Evet. Fazıl uslu çocuktu. O disiplin bende ona yok. Ona ne dedilerse yaptı. Sense isyan ettin. Evet. Abi böyle bir kalıplara sığmamak var abi açıkçası. Ya zaten sonra bir de Fransa okuluna gittim. Evet. İyice sıkıldım yani hani. Evet. Sende bir sıkıntı var. Var. Bunu ya abi bütün kariyerine baktı mesela ben olsam seni hemen çocuk psikiyatrına götürürüm. Çünkü baştan itibaren senin zaten buna ihtiyacın var. Çünkü sen 6 yaşında Kadıköy Belediye Konservatuvarı piyano bölümüne giriyorsun. Ondan sonra orayı bırakıyorsun Sen Benoa'ya giriyorsun. Aynen oradan atılmam çok komik onu anlatmayayım. Sen Benoa'ya girip atılıyor musun? Yok oradan da atıldım da Kadıköy'de konservatuvardan atılmam çok komik. Niye bu çocuk yaşta buralardan atılıyorsun? ne oluyor bu kadar çocuk? Ya orada kek tarifi veriyordu hocalar kendi arasında. Ben çok çalışmıştım. Ben de kapağı vurup hani beni dinlemiyorsunuz diye oradan istifa ettim kendimce yani. Evet hocalara. Hocalara karşı. Fazıl bunları yapmadı. Uslu bütün etütlerini çalıştı. Sen Benoa'da da devamsızlıktan MFÖ'ye çalmaya başlamıştım ve Yaşar'a. Evet. Lise 2'de devamsızlık. Of büyük sanatçılar. Tabii. Ha. MFÖ çok değerliydi 17 yaşında falandım. Abi devamsızlıktan atıldım. Sonra tarih hocası Canan Hoca artık söyleyebilirim herhalde. Bütün soruları bana sınavda söyledi cevaplarını. Öyle geçirdiler beni. Yani var tamam. Bunu bir programda ilk defa mı söylüyorsun evet. Canan Hoca'yı? Canan Hoca ama çok iyi oldu abi. 2003 mezun falanım yani. Peki sonra popta bir takım besteler ve ödüller gelmeye başladığında evet. Herhalde pop dünyası sana tatlı geliyor. Yani onun da hikayesini anlatayım sana çok kısa. Lütfen. İnsanların canını sıkmadan çünkü çok kişi var burada. Yok. Yani hepsi arkadaşım. Sezen'in evinde İzel geldi. Vokal yapmaya Demet Sağroğlu falan vardı. Onlara dedim ki ben hani birkaç şarkım var ama ben besteci olmayacağım. Çünkü o zaman bana yeni Uza yaparım muamelesi yapıyordu. Sezen ellerime bakıyordu aynı Uza'nın elleri falan filan böyle şeyler vardı muhabbetler. Sonra ben anlayamazsın diye bir şarkım var İzel'de çok meşhur. Sen bilmezsin de. Ben niye bilmiyorum? İşte niye ben oradaki dışında kadın. Mıydım? Ha. Anlayamazsın diye bir şarkı var. Sen yurt dışında da bilmiyorsun abi bizi. Sen Teoman takmışsın, Teoman şarkılarını dinliyorsun bir tekrar. Rock.
Neyse. Neyse. İlk defa birisi bana Teoman'dan saldırıyor. Ama hakikaten ya, öyle yani. Ya Allah çok Allah. İyi rockçu, çok iyi rock. Bir de rock diyorsun ya sen. Evet, rock diyorum. Tamam evet. Neyse. Siz niye rock diyorsunuz? Rock dinliyorum. Bilmiyorum. Ha. Başka, şimdi neyse. Ya ben televizyoncuyum. Yani mesela geçen gün şeyi anlattık. Bir dönem prodüktörlerin albüm yapmalarını istediği insanlara karşı aman rock çıkmasın, aman rock çıkmasın diye ya rock çıkarsa ama bu diye senin ben o 20 yıl boyunca diyorum. Bu rock'ı sevdirdin Türkiye'ye biliyorsun rock rock diye. Ben öyle demedim. Ben yapmadım. Teoman sevdirdi. Tamam Teoman'ı da sen sevdirdin. Teoman'ı ben sevdirir miyim? Teoman kendi kendisini sevdirir. Neyse hayır, Teoman. Çok güzel ama takımlar yaptınız. Jam Session'lar yaptınız burada. Evet ya. Tabii ki bayılıyoruz canım. Yani neyse ondan sonra o konuya geleyim. Rock'tan çıkalım. Sen o konuda sana tabii ki bilmeyebilirsin. Zeynep Kasen'in sonra. Evet. Onun prodüktörünü yaptım. İşte Dokunma Bana diye bir şarkım vardı. Peki yaptım. Çok genç değil miydin bütün bu küçüktüm, prodüktörleri evet. Yaparken? Canan Erçetin, Yaşar falan derken. Sonra abi doktor da, yok Gülben Ergen, Bayidor, doktorla Ferhat Göçer'le tanıştım. Tamam. Biri Bana Gelsin falan filan. Onlar patladı. Ondan sonra o Biri Bana Gelsin'den sonra televizyon teklifi geldi. Hı-hı. O gence artık işte popun içine gömüldüm yani. Beni çıkaramazsın oradan zaten. Evet. Düm tek teki yaptım falan derken. İşte Hande Yener'le tanıştım. Beni elektronikten çıkart dedi tekrar. Pop müzik. Bodrum'a da gittik beraber falan filan. Hmm. Belki yani orada kameran olduğu için. Bodrum'a gittiğinden ben Bodrum... Yok şarkıdan bahsediyorum. Belediye başkanı falan değil. Şarkıdan bahsediyorum ya. Ha Bodrum'a gittik diye şey yapıyor. Evet. Bodrum'a da gittik beraber. Hiç anlaşamıyorum işte. Kuşak farkı yani. Hayır kuşak. Hayır neyse. Yani böyle evet evet. Abi evet. Ondan sonra... Ama o dönem ben tabii adresleri şey anlıyorum. Mesela Demet Akalın'ın Bebek'te bir tur atarsın falan. Bu niye sürekli Bebeğe gidiyor bebeğe diye gidiyor. Anlıyorum. Falan evet. Derken 2011'de Hande'nin gazıyla Atma diye bir şarkı yaptım. Evet. Atma'yı o söyleyecekken Hande dedik gel bunu düet yapalım. Benim şarkıcık serüvenim de 2011'de başladı. Şimdi orada bir problem ortaya Naim çıkıyor. Naim Dilmener'in muhteşem savunmasıyla. Orada bir problem ortaya çıkıyor. Sanki herkesin... inanılmaz dünya çapında sesi varmış gibi. Aynen. Seninle ilgili suçlamalar başlıyor. Bravo. Bunun sesi yok. Aynen abi. Yani ben de bu hakikaten bu doğru birkaç ama. Birkaç masada bu söz konusu oldu. Ben bunun sesi yok diyenlere dedim ki sende peki ses var mı birader? Bence yok. Sen ona çok yani yapıyorsun. Ha? Ama çok iyi yapıyorsun. Hayır ama ya yani sesi olmayanlar böyle bir basma kalıp bunun sesi yok, bunun sesi yok. Ben sana mesela kimlerin sesi olmadığını söyleyeyim. Müzik tarihinde mesela Bob Dylan'ın sesi yok. Kesinlikle. David Bowie'nin sesi zaten yok. Zaten kendine der biliyor musun Bob Dylan? Leonard Cohen'in sesi yok. Leonard ama Cohen... onlardan daha iyi yorumcu da yok bravo. Bu arada. Leonard Cohen kendine ben bir storyteller'ım der. Bravo. Çok doğru bir laftır. Bowie sürekli acı çekmiştir. Yani hikaye anlatıcı. Ben yani de evet. Hikayelerin benden iyi anlatan olmadığını düşünüyorum. Ya. Abi, evet. Tabii ki Ajda Pekkan arada sıradayı söylerken ben onu ona vermesem veya atıyorum... Ne bileyim Ebru Gündeş, İbrahim Tatlıses, tabii ki o ayrı bir konu. Peki ama... bu sesi yok lafını seni kıskananlar çıkardı. Çünkü ya... bu çocuk harika... piyanist, harika besteci. Açık. Bir de bu şarkı söylerse Mustafa Ceceli ne olacak diye. Değil mi? Böyle bir şey. Yani ya o zaman herkesi bir çuvala koyup son derisi atalım. Son şarkımızda düet yaptık zaten onunla. Sağ olsun Mustafa da. Abi şöyle şimdi. Ben çok seviyorum onu. Ama bir yandan da müthiş. O çocuk beni irite ediyor. Ama iyidir Mustafa ya. Her şeyi biliyor ve her şeyi yapmış. Her yerde her benim şey çalıyor. Programda oldu. Ben programda ilk defa birisine geber dedim. Ceceli'ye. Çünkü Ceceli bir geldi, üniversiteleri de bitirmiş, çocukları da yapmış, evlenmiş de, hacca evet. Da gitmiş, onu da yapmış, bunu da yapmış. Anlattı. Ve ilk yani düşünsene talk showcunun, geber o zaman artık dedim yani. Hani bu kadar yapılır mı? Yeni yani... nesil Ayhan Sicimoğlu diyebilir miyiz? Yok, fazla oldu. Ayhan Sicimoğlu gibi. Ayhan Sicimoğlu korkunç, muhteşem. Adam ölüyorum muhteşem. Ya. Muhteşem. Burada bir konser verdi, daha yeni. Üstelik daha Omikron'un göbeğinde, burası full tıka basa. Ve konsere başlamadan önce işte konser duası ettiler. Bütün enstrümanları tanıttı. Trompet nedir, trombon nedir falan filan bunları anlattı. Herkes pür dikkat izliyor. Kimse böyle haydi Yıldız Tilbe çıksın durumunda değil. Herkes bunu dinledi etti falan filan. Müthiş bir şey. Müthiş çok aura bir... büyük bir adam. Yani. Müthiş. Ben şimdi çok hayaller kurdum onunla ilgili. İzliyordum onun gezi programını. Havaalanında gördüm. Adam merhaba sen nasılsın dedi. Bana zeytinyağı çıkarttı verdi. Orada evet. Bir şaşırdım. Onu da kendi zeytinyağını yapmış. Onu da biliyor. Evet. Her şeyi biliyor. Yani her bu Naim Dilmener gibi müzik yazarları. Şimdi mesela... Benim... O mu dedi sana Naim? İlk o başlattı galiba ama... Sesi yok mu dedi? Yani bu söylemesin. Mustafa Ceceli söylemesin. O söylemesin. Sonar Sarı Kabadayı söylemesin falan. Ama ben... biliyorum ki kendi söylediğim şarkılar, verdiğim şarkılar gibi değil ama o şarkıların izlenmesi 1,5 milyarı geçti YouTube'da. Şimdi ben bu durumda nasıl söylemeyeyim abi? Sen söyle bana. Hay söyle. Aynen. İşte, ama mesela... Adama niye bak? Ha buna bakıyorsun ona.
Anladım, ben de bazen iflet oluyorum. Onu bir yere koymaya çalışıyorum. Nasılsınız? Yorulmasaydın orada, diz çöktün falan filan böyle şey. Yani bak, ifrit oluyor sana. Yok yok şey ya. Şey yapıyor, bir etrafta dolaşıyorsun destek falan filan. Ha? Adamdan destek alıyorum. Kendinden jimici falan. Ha. Yani şöyle bir şey var. Sonuçta insanların gözlerine bakarak o 30 bin 40 bin kişiye konser vermenin zevkini aldıktan sonra zaten 10 yılı geçti artık. O yüzden o konuda da çok mutluyum. Kendi hikayelerimi kendim anlatmakta da özgürüm yani. Peki belki bütün bunlardan etkilenerek acaba... gerçekten kendin gibi mi şarkı söylüyorsun, yoksa başkaları gibi mi şarkı söylüyorsun? Yani kendin gibi şarkı söylüyor musun? Yani bütün bu eleştiriler, bu laflar, işte söyleyeyim mi söyleyemiyorum bilmem ne falan filan. Bunu mesela bu ülke mesela Demet Akalın'ı kabul etmiştir. Tabii 25 yılında. Yani kabul etmiştir ve söylüyor diyor, yani Demet şarkı söylüyor diyor. Evet. Yani pardon, hangimiz çıkıp şey diyebiliriz ki yani hayır söyleyemiyor. Herkesin, komik olur bu saatten sonra tabii. Herkesin ayrı bir tarzı ayrı var. Bir tarzı ben kendi tarzımda olmuşum. Ben hiçbir zaman gidip böyle birini izleyip de ona gibi kendi enerjimdeyim sahnede de öyle. Hani halk konserleri yapıyorum sadece zaten. Kulüp genelde çıkmıyoruz. Niye kulüplere çıkmıyorsun? Ya ne bileyim, çıkıyorum ama hani böyle daha nadir. O halk şeyini çok seviyorum ya. O böyle oraya emek veren, gelen insanları, saatlerce bekleyen insanları. Onlarla beraber bir şehre birleşmek, bir şehirle birleşmek. Hiç şeyin yok mu mesela, bar programı, kulüp programı, bunları hiç yapmıyor musun? Çok az. Yurt dışında işte. Almanya falan, Hollanda, Fransa falan. Öyle sürekli çıktım bir yer. O bana olmuyor yani. Mesela hani çıkıp da bir günay gibi bir yerde. Hani hoş geldiniz falan böyle falan. O bende yok. O da başka bir challenge abi. Aynen öyle. O biraz zor olur bana yani. O kadar da değil. O müziği birazcık daha böyle beni çok seven insanlarla paylaşmayı seviyorum. Peki şimdi... Bu hiç bende özel hayat falan bir şey yok. Ancak arkadaşlarımla böyle bir şeye giriyorum. Muhteşem. Özel hayat falan ama... Bu sen şimdi evlendin aynı kızla iki kere. Değil mi? Evet. İki kere evlendin. Şimdi bir daha mı boşanıyormuşsun? Bilmiyoruz onu daha. Onu ben de bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun. Açıkçası ama şöyle bir şey var tabii. Ama iki kere evlendinizse hemen tabii bir... Ya ilki Amsterdam'da. İkincisi daha düzgün bir şey yapacağım diye inat ettim. Evet. İkincisinde ilkinden sonra ikincisinde öyle yaptık. Öyle oldu yani her şey. Ama dünyada da var böyle adamlar senin gibi. Var. Manyaklar var yani. Böyle aynı kadınla defalarca evlenen ve bunlar büyük aşk hikayeleri yaratıyorlar. Tabii yaratır. Çok da şarkı yaratır yani bunlar. Ama hani tabii ki bir yerden sonra İlham Per'in yavaş yavaş omuzundan aşağıya doğru düşmeye başlıyor maalesef. Bu bütün yaşananlardan sonra. O yüzden... üçüncüsü ne olur olur mu bilmiyorum yani. Veya bir daha evlenir mi onu da bilmiyorum yani. Aşkım kapışmak burada. Sana sorunlu bir çocuk olarak, sorunlu bir çocuk olarak karşısında. Ya. Evet ama bu ilginç, benim hoşuma gitti yani. Tabii hoşuna gider çünkü bu konuda idolümüzsün. Evet. Ha, çok evlendiğim için. Hemen de geçti. Kendine ilgili konular nedense hemen bir geçti. Hayır, geçiştirmiyorum. İstediğin kadar anlatırım. Ben tamamen kötü bir yani evlilik müessesesinde çok başarısız kötü bir koca, ama hepimizin artık çocuklarımız var, çoğumuzun ve mesela bütün iyi babalardan duyduğum şeyde bir çok iyi bir baba oldun ama. Hayır, bilemem onu daha ben sonra. Ben öyle gözlemliyorum yani. Sağ ol efendim, minnettarım bu söylediğin için. Ama sonra çocuğa soracağız onu yani. Hani bir erkeğin şöyle demesini de sevmiyorum yani. İyi babayım, iyi kocayım, evet, iyi şuyum, iyi buyum. Ya bırak, seninle ilgili değil. Senin ödevlerin var, zaten, ödevlerin var ve bu ödevlerinde başarılı olup olmadığını sonradan çocuğa soracağız ya da eşine soracağız. Ama bizim eşlere sorarsan, mesela beni severler çok da kale almazlar ya. Benim eşlerim de çok fazla evlenip boşanıyor benden sonra yani. ya böyle bir şeyi nasıl yaptım Allah'ım falan diye böyle. Peki, denge şaşıyordu. Şimdi bu Piyanist 2'de Merve Özbey, Mustafa Ceceli, Demet Akalın, Serkan Kaya, Berkay, Ekin Uzunlar, Ece Seçkin, Erkan Petekkaya. Bu ne arıyor o Erkan enteresan. Petekkaya orada? Abi o ne arıyor? Filme geçtik gibi geldi bana. Ondan sonra Enes Yolcu, Serkan Beats ve Miro gibi Azerbaycan'dan isimler. Onlara da selam olsun kardeşlerim. Evet. Erkan Petekkaya ne arıyor derken şöyle oldu. Sabaha karşı beni aradı bir gün. 5'te. Dedi ki ben karımla bütün yaz bir şarkıyla aşk yaşadım dedi. Azerbaycan şarkısı. Buna söz yazar mısın? Attı bana, eyvah dedim şimdi külfet hani. Çünkü birisi bana böyle şey istince külfet geliyor bana. Kırmamak da istediğim bir adam. Sen sabaha karşı arandığında bulunabiliyor musun? Mesela beşten arasam... yediye açarım yani. Zaten 7'de 8'de uyuyorum. Evet.
Müzisyenlerin böyle bir şeyi var. Evet. Yani uzun geceler. Erkan uzun... abi açarım. Hı. Yani genelde görüntülü aramıyorsa. Bu evlendiğin zamanlarda eşin sana eşlik eder mi gecelerde yoksa etti, yalnız? Etti, sağ etti. Olsun. Ha, o konuda biraz psikolojisini bozmuş olabilir. Ne güzel eş. Uyumayan kadın bulmak çok zor. Çok zor. Çok zor. Aynen yani abi. En büyük eksiğimiz aynen o. Aynen abi. Uyumayan kadın. Uyumayan güzel arıyoruz. Sen uyuyan ondan... değil. Sen ondan tekrar tekrar bununla evleniyorsun. Tabii canım ya. Bir baktım herkes 9'da uyuyor. Başka bir kadın bulsa hemen haydi Allah rahatlık versin. Ne yapacak adam sabaha kadar? Sonra diyor ki gittin beni aldattın mı? Aldatır tabii. Bütün gece sabaha kadar adam tek başına ne yapacak gündüz? O da doğru. O da yatsın. Ha? O da yatsın uyusun. O da mı yatsın uyusun? Evet. Ya böyle kreatif adamlara o da yatsın denir mi? Olmuyor ya? Canım. O da yatsın olmuyor işte. Olmaz. Hatta gece sahnem varsa oraya da geliyor. Geliyor. Geliyordu yani. Artık bunu boşama bir daha evlen. Vallahi maşallah maşallah. Erkan abi beni aradı. Bu şarkı çok beğendim şarkıyı. Derdim diye bir şarkı. Onu ondan sonra geldi stüdyo. Hakikaten çok da yani tiyatrocular da şimdi o Diyarbakır Devlet Tiyatroları'nda çok uzun yıllar. Yani hakikaten sende de olduğu gibi iyi bir kulak oluyor enteresan bir şekilde. Hani adam... Ama Erkan Petekkaya bence akıl hastası. Bunu bir heyetin inceleyip bu adama teşhisi koyması gerek lazım. Yok, ben yüzüne söylüyorum. Abi müthiş böyle bir enerji. Çılgın. Bunun nerede neresinde aküsü varsa bunu bulmak lazım. İnanılmaz bu yani o bir şey ya düğmesini kapatacaksın evet, bu adamın abi. Belli bir saatte müthiş çalışıyor herifte ya. Yani mesela komşuduk bir ara. Onun komşusu muydu? Evet ve bahçeye gelip bağırdığında Sinan Sinan diye ışıklarımı kapatıp evde yok rolü yapıyordum yani. Çünkü onunla gelip bir buluşursam. Gelip bağırıyordu evet, değil iki mi? Gün falan sürecek o görüşmemiz. Bazen Allah yapıyorum. Saklasın onun komşusu olmak ne fena bir şey. Ama sabaha karşı da şöyle bir adamdır. Hani iki eli kanda olsa yani o evet. Kadar candır. Müthiş. Delikanlıdır. Çok delikanlı. Hep tanıdığım öyle. En delikanlı adam olabilir Türkiye'de. Hı. Biz onu bizim bu kabaremizde oynanan Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası diye bir oyunumuz var. O oyunda buna geldi işte seyirci olarak falan. Küçük bir rol verdik. Yani genelde seyircilerin de küçük bir rol oynuyorlar. Yani oynuyorlar işte ellerinde böyle bir kart oluyor falan. Oradan rolünü okuyor geçiyor. Fakat bu adama hiçbir şey teslim edilemiyor yani. Bunu şey yaptık verdik eline bir avukat rolü oynadı intihar etti. Biz de bunu yerden kaldırdık falan. Arkadaş burada sen ölmemen gerekiyor yani. Hikaye devam. Olmayan bir şey mi bu ya senaryoda? Hayır olmayan bir şey. Yani bir oradan masadan bıçak aldı, gırtlağını kesti, yerlere düştü, kıvrandı, bağırdı falan. Böyle bir şey yok rolde. Diyor ki rol şu ben avukatım işte böyle böyle olmuştur diyecek. Oturacak yerine. Ya abi olacak gibiydi. Sonra da bunu temizlemeye çalıştık. Ya kusura bakmayın aslında böyle bir şey yoktur falan filan. Yani bunda... çok iyi niyetli ve çocuk gibi ben daha fazla bir şey katayım bravo duygusu abi. Var. Ben de YouTube, bir çekimde ben de yaşadım Erkan abiyle sağ olsun. Bir şarkısı bitti. Sıra onda değil. Başkası yine girdi sahneye. Ne yapıyorsun abi? Şimdi dedi delikanlı saat çok izleniyor ya. Buraya ben de gireyim tekrar bu şarkıda daha evet. Çıkayım. Yani niye biliyor musun? Kalbinden evet. Bir şey daha katmak istiyor. Evet kesinlikle. Çok doğru söylüyorsun. Kesinlikle. Çok güzel teşhis. Peki buradaki burada Merve Özbey'le yaptın, Ceceli'yle yaptın, akalına. Bütün bunlarda mesela Berkay çok zordur. Nasıl yaptı? Onunla düet mi bu? Hayır, şarkıyı mı o söylüyor? Yok, düet ikimiz söylüyoruz. Benim bir şarkıma Berkay'la çok... Berkay'la nasıl beraber şarkı söyleyebildiniz? Yani ayrı ayrı günlerde stüdyoya girdik. Ha. Çok yakın arkadaşım. İzmir'den ilk geldiği gün bandı falan kaldı yani. Sadece atmayı çok seviyordu. Atma diye bir şarkım var benim. 2010 ilk çıkış. Bana yanlış yerler atma. Hı. Neyse. Ne Allah'ım ya. Bir şey var mı? Neyse. onu diyet yaptık. Ondan sonra... fakat kliple ilgili anlaşamıyoruz şu anda. Çünkü ben buna sözleşme imzalatmak istiyorum. Kısa pantolon giymeyeceğim klipte diye. Ha. Çünkü buraya biliyorsun pantolonlar burada olduğu için. Evet. Su baskını bekliyor. Hep böyle bir şey bekliyor. Ne o? Deniyor, deniz bir şey sürekli böyle bir şey. Su baskını işte. Doğru söyledim. Tsunami. Ha tsunami evet, bekliyor. Evet. Orada bir tsunami korkusu var. Ya paçalarımız ıslanırsa. Sürekli öyle. Sahneye su basıyor. Peki bu da Berkay'da şey. Berkay'la Mustafa Sandal'ı ben çok benzetiyorum. Sen de benzetiyor musun? Vallahi bugüne kadar düşünmedim ama yani. Ben ikisinin aynı kişi olduğunu düşünüyorum. Bence Mustafa Sandal'ın tekrar yani şöyle söyleyeyim. Aslında Berkay diye birisi yok. Mustafa Sandal bir çeşit makyajla falan Berkay olarak dolaşıyor. Abi. Çünkü daha eski bir sanatçı ya kendisinin modern bir sürümü olarak Berkay'ı kullanıyor. Update diyorsun yani. Abi evet. Evet ya bu ikisi konuşma de... Konuşma tarzı değil mi? Abi
Korkunç. Yani sen Allame-i Cihan olsan, yani anladın mı? Bizim keçe gibi falan mesela 8 film yapsan, getirsen falan, buna desen ki bir pandemide 8 tane film çektim. İşte yarısı Netflix'te yayınlandı, yarısı sinemada vizyona girdi, 3 tane de Oscar aldım falan desen, ha bir şarkı yaptım. Tabii tabii, oraya giriyor hemen. Abi yani bu kadar, yani nasıl bu herifler sürekli kendilerini anlatıyorlar? Evet. Korkunç bir şey. Aynen. Ya ben mesela Berkay'la beraberken genç bir kız gibi dinliyorum onu. Vallahi çok başarılı, şu inanılmaz başarılı. Allah Allah. Bunu da ben şeyi gördüm mesela, ona 5-6 tane şarkı yaptım işte, Ey Aşk falan. Hmm. İşte bir sürü deliler, meliler, bir sürü şey. 5-6 tane şarkı yaptım dedi, gördüm yani benim şarkılarımı. Evet. 5 şarkı yaptım, dinledim falan dediğini de gördüm yani. Evet. Yani unutuyor o anda benim yaptığım şarkıları, söz müzik. Kesinlikle. Kafası karışıyor o yüzden. Evet. Kusura bakma kankacığım ya falan, haklısın. Şeyi yapıyor, sürekli yani böyle poposunda var. Raptiyeler var gibi böyle. Tamam mı? Bu vaziyette Mustafa Sandal da öyledir. Baba bir şey yap. Abi ağaca dinle. Bunu yaptım, bunu şey yaptım bilmem falan. İkisinde de aynı şey, evet, var. Ama işte o kadar çok seviyorum ki Berkay'ı. Çok ilk yıllardan beri beraber olmuş için hiç bana batmıyor yani. Yoksa bana da... Bana da batmıyor. Aslında beni de kasın zannediyorlar normalde. Değilsin. Ama ben birebir de hiç değilim yani. Ama uzaktan... Ama Berkay gerçekten bir dışarıdan antipatik, içeriden çok sempatiktir. Tanıyınca bağımlısı oluyorsun. Ya bağımlısı olmam da yani. Severim yani çok. Ha, peki. Her gün görüşmek zorunda kalmıyor. Peki. Buradaki... ben her gün görüştüm bir ara... çok acayip. O arada sen zaten bir yıl falan televizyonu bıraktın abi. Evet. Peki. Şimdi bu Serkan Kaya'yı nasıl buluyorsun? Ben çok seviyorum Serkan Kaya'yı. Serkan iyidir yani. Çok iyi bir ses. Bence de. Evet. Bir de böyle kendi işinde, gücünde, yolunda. Evet. Hani böyle. Çok ayarlı herkes. Ayarlıdır. Ayarlı mesafeli. Böyle. Aman bir yanlışlık olmasın. Bana şimdi ama onda tek sorun hani kendini 1980'lerin gazinosunu zannediyor Serkan. Çünkü bana resim istedim 3 tane bu albüm için, bir tane seçelim diye. Abi inanılmaz böyle İmzalayıp bir kıyafet mi gönderdi? Yok. He. Kıyafetli böyle hani şey, Seko dedim hani biz yan yana şimdi. Sen ona Seko mu diyorsun? Seko diyorum. He. Yani öyle kayıtlı telefonda. 30 yaş altına da bir hitap edelim dedim. Hı. Ona da deri montlu bir fotoğrafını koydum. Moral çok bozuldu. Ben bu değilim falan diye. İlla böyle parıltılar içinde falan görmek istiyor kendini orada. Evet. Sahneye o tam böyle şaşa dönemine ait hissediyor Demet Akalın nasıl buluyorsun? Demet'i valla 2 yılda bir küseriz. Bu şu anda aramız yine çok iyi yani. Ne olacağı belli olmaz ama. Yani sürekli bana bazen sinirlendiğinde mesajlar yazıyor. Demet anlamıyorum bunları. Ses not bırak diyorum. Çünkü çok karışık yazıyor yazdığı zaman biliyorsun. Hı. Ece Seçkin nasıl buluyorsun? İyi abi. Hepsi iyi solistler ya. Hı. Tek Ece tek mi yapacağız böyle? Dur o zaman düşüneyim şimdi tek tek. O da çok hayır, iyi solist. Bazen Demet de çok iyi solist. Ece kendi ses aralığının Türkiye'nin farkında olmadığını düşünüyorum. Aslında inanılmaz bir solist. Seçtiği şarkılar... Çok daha light şarkılar olduğu için ama iş yapan şarkıları anlamam ama çok iyi bir aslında soprano'ya yakın bir mezzo soprano. Yakışıklı çocuk buldu, onunla evlendi. Çağrı. Ha, duruyor mu onunla duruyor, yine? Duruyor, pilot. Evli duruyor, pilot. Evet. Çağrı çok da iyi bir çocuk, evet. İyi evlendi, yeni evlendi o da. Ama ne uzun nişanlı kaldılar onlar da. Evet. Bak biliyorum yani. Hayret. Evet biliyorum. Burada böyle. Ben çok severim onu. Evet. Çok kısa boylu Ece Seçkin. Kısa. Yani kısa. İnanılmaz. Dünyanın en kısa boylusu o. Düğünde göremedik. Yani. Çağrı tek başına evlenir sana. Vallahi uzaktan yürüyorlar ya böyle. Abi, tek başına damat yürüyordun. Abi beni de şeye çağırdı, nikah çağırdı. Gidemedim. Oyunum vardı ama gittim çok ben, üzüldüm. Gittim. O kadar yani ilk defa bu dünyadan birisi beni kimse düğününe çağırmadı. Bir tek Ece Seçkin çağırdı. Kimse çağırmasın acaba çok merak ediyorum. Ya çağırsalar giderim. Yani. Hayır çağırsalar giderim. Bir tek ona gidemediğim için çok üzüldüm. Yani niye o da çağırdı bilmiyorum yani. Ya ben Ece olsam pilot nişanlı bulmuşum evleniyorum. Bu Okan Bayülgen'i niye çağırayım yani? Olur ne kadar saçma bir şey. Bizim kuşak seni yani, çok sever ya. Çok senle beraber büyüdük yani. Canım hep de bana bu söylüyor. Yani sen yaşlısın yavaş ya, yavaş. Laf sokmak gibi yarısı yani. Laf sokmak. Evet. Peki. Merve Özbey. Efendim. Merve Özbey nasıl buldun onu? Çok iyi abi. Bunları zaten hepsi çok iyi solistler dedim. Kapa bir tek cümleyle cevap vereyim ya. Evet, peki bu bir de bu NFT meselesine de girdin. Bütün albümü mü NFT yaptın? Türkiye'nin ilk NFT pop albümü. Şimdi albümü NFT bütün yani. Albüm evet. Ya bir şarkının bir parçası, bir değil. Satırı, bir şurası, bir burası. Bravo. Bütün albümü bravo. Yaptın. Bak sen işte bu yüzden çok zeki bir adamsın. Estağfurullah. Anlatıyorum. Bak. Bunu da sana getirdim bu arada. Keşke giysin aslında daha da iyi olurdu ama. Böyle tek tek bu albümdeki bütün sözleri tek tek satıyoruz.
Yapma NFT ya. Formatında. Bütün hepsini birleştiren bir koleksiyoner, bütün albüme sahip. Şöyle olacak. Göstereyim kameraya. Evet, bu ben zaten. Ben oluşuyorum sözlerin hepsinden. Abi çok acayip görünüyorsun burada. Aynen. Çok kapak güzel. Kapak fotoğrafı piyanistin. Burada da önde piyano kapak var. Kapak böyle ha? Kapak böyle ama yani bütün hepsi sözlerden benim suratım oluşuyor. Kuntay diye çok değerli bir sanatçı çalıştı bu işe. Mustafa Tatlıcı var arkadaşım, çok değerli bir dostum. Onun liderliğinde. NFT olarak ve yüzde söylemiyorum ama büyük bir kısmında SMA ve yani SMA ve orman yangınlarına bağışladı. NFT geliri yüksek bir gelir olacak çünkü. Onu da buradan senin vasıtanla söylemek bunu isterim. Bunu bana hediye mi ediyorsun? Evet. Yapma ya. Çok da beğendim. Aa. Ha? Evet, güzel, evet. Güzel. Çok güzel. Ya peki, dürüst olayım mı? Dürüst olayım. Dürüst ol. Bunu kendine yaptın. Bana mecburen mi hediye edin? Bana olmadı. Aynen sana gel. O zaman ne kolay gelir. Niye sen sanki böyle... Şöyle bir şey. Hayır. Herkülmüşsün de ben küçücükmüşüm gibi. Biraz daha küçük. Çok küçük değilsin açıkçası. Ha? Gözle görünce öyle değilsin de. Yani dedim ki ben o zaman Okan abiye bunu vereyim. Çok iyi bana yaptın. Olmadı. Hani o çünkü böyle şeyleri üniversiteler seni çok izlediği için değerli bir iş yapacağız hep beraber. Evet. Harika. Ve... Ha, önü de önünde çok piyano, güzel. Önünde piyano, evet. Piyanist iki hakikaten oldu. Giyeceğim, ciddi söylüyorum. Vallahi giysen evet, ya. Abi. Hakikaten. Yani bayıldım. Peki, bunu yaptım. Bunun NFT olarak satışı nerede gerçekleşecek? Benim web sitemle oradan yönlenecek NFT. Biliyorsun yeni bir kavram. Metaverse evet. Ve NFT. Yaptım, özel programlar yaptım. Hem Metaverse'le ilgili yaptığını biliyorum. Evet. Hatta Metaverse'te de benim yapımcım Samsun Demir bir Netde City kuracak. O da. Samsun abi bu işlere de mi girdi? Girdi. Girmediği bu bir şey yok. Bu ölmeyecek aynen, herhalde. Aynen. Metaverse'de yaşayacak. Bu ne acayip adam yahu. Çok Sinan'la acayip bir adam. Sinan'la kafamı açtınız lan diye konuşuyor benimle böyle. Evet. Ne güzel şarkı lan bu. Bazen diyor ki bu diyor çok kötü olmuş lan falan. Sana diyor 2+1 daire tuttum diyor Metaverse'de. Yapma ya. Bir city kuruyor şimdi. Ha. Onunla öyle bir özel anlaşma yaptım. Metaverse anlaşması. Abi bilinmeyen, tam anlaşılamayan ama yakında çok anlaşılacak bir şey olduğu için ilk yapanlar çok karlı olacak. Senin mesela NFT çıkartman çok akıllıca bir iş olur ama kafa yorar mısın bilmiyorum. Yoracağım. Şöyle, şimdi neye benziyor? 90'ların başında bilinmeyen bir takım şey insanların işte. Başka insanlara internetin ne olduğunu bravo. Anlatmalarına aynen benziyor. Böyle. Ve hala, evet. Hala çok da zaman geçmiş değil. Çünkü eskisi gibi... teknolojik gelişmeleri hazmedebileceğimiz bir dünyada değiliz artık. Bir gelişme başlıyor, birileri oraya doğru koşturmaya başlıyor, bunları kullanmaya başlıyor. Diğerleri de eyvah geri kalmıyorum değil mi falan çok diyerekten doğru. Bu işlere giriyor. Ama interneti hala evet teknolojisini anlatırsın, konuşursun filan ama masadaki herkesin anladığından emin olmayabilirsin. İnternetteyim. Orası neresi? İnternet öyleydi. Yok mu? Nerede abi? Sen bu geçişleri de yaşadın ama abi programlarında. Yaşadım. Yaşamaz mıyım? Yani internetin ne olduğunu ya da yayıncılıkta anlattım. Ondan sonra şimdi işte herkes diyor ki sen o zaman demiştin. Senin yüzünden web yaptım, şimdi, site yaptım. Senin yüzünden bilmem ne yaptım. Hala falan. Mesela şimdi Okan Bayülgen'in programına gidiyorum dediğinde şimdi Haber Global çok ciddi bir haber kanalı. Okay. Evet. Ama bütün benim çevrem mesela yakacağım. YouTube'da izliyorum diyor. Çok enteresan bir şey. Hani izliyorlar evet. Dijitalde niye izliyorlar anlamıyorum. Ben çünkü Z kuşağına türlü laflar ettim. Ettim ama işin doğrusunu da hep söyledim. Sizi kategorize etmesinler. Etmiyorum. Sizi kategorize aynen, etmesinler aynen. Diye bunun altında böyle bir şey olduğunu. Bir sürü konuda böyle çıkışlar yapıyorum. Ama galiba 20 yılın hatırı vardır ya. Hani her yerden tam herkes olarak, bir şey buldu tam, bence. Tam olarak değil. Ya şunu şöyle bir şey oluyor. Sizin sayenizde mesela bu gece bu arkadaşlarımız hep birlikte oturuyoruz ve burada bir üretim değerlendiriliyor. Hala diğer talk showcu arkadaşlarımın üretimi değerlendirmediğini görüyorum. Yani hala ta 90'ların başına doğru gidip de programa keşke falanca gelse derdindeler. Halbuki artık hepimizin kaygısı şu ve bizim programımız da bunun için bir platform oluşturuyor. İnsanlar neyi üretiyorlar? O üretileni nasıl anlatırız? Nasıl kendi ağızlarından yansıtırız? Şimdi, işin güzeli sen de merak ediyorsun. Ben de merak ediyorum. Çünkü senin albümünden konuşuyoruz bak. Evet. Yani biraz işin içine tabii ki magazin hava cıva koyuyoruz evet, tabii evet. Ki ama konuştuğumuz şey senin NFT'in, senin albümün. Evet. Birazdan diğer arkadaşlarımızın üretimlerinden konuşacağız. Çünkü bizim için en makbul olan şey bu. Bir hep mesela sizin de hepimizin bu işlere girmekteki ilham
kaynağı neydi? Evet. Bir takım şöhretlerdi. İşte birisi Michael Jackson'a baktı, öbürü bir sinemacıya baktı, bir iki bilmem kime baktı falan filan. E peki nasıl onlar gibi olunabilir? Onlar neydi? Onlar şöhretti. Hayır, onlar şöhret değildi. Şöhret bir sonuçtu. Onlar bir şeydi. Bir şeye adanmışlardı ve o şeyi yapmaktan herkese rağmen çok zevk alıyorlardı. Ve bunun bir karşılığını gördüler. Ve sonra da bıraksan da aynı şeyi yapmaya devam ettiklerini görüyorsun. Doğru. Aynen. Yani mesela sende bunu görüyorum. Yani ben seni ilk tanıştığımız zaman herhalde İzel 2005'ler falan. Evet, 2003 falan böyle saçlarım diken diken. Evet. O zaman daha uzun boyluydun. Ya, değil, ya da ben o zaman daha kısaydım. Kalk, buna taktım kafayı. Yani, hayır, kalk. Ben çok küçüğüm. Kalkayım ama. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu biraz ayıp oluyor ama. Dur, çek abi. Yok, gördüğün abarttık, gibi, hayır. O zaman ben duygusallaştım şu anda. Hayır, o zaman daha mı inceydin? Tabii, çok fazla biliyorsun. O, geçen sefer konuştuk ya seninle. Men's Fitness kapağı olduğunda sen bana laf geçirdin burada. Geçirmez miyim? Aha. Böyle çok. Niye kaslarını, sen onun kapağı alıyorsun? Sana ne? Fazıl gidip o şeye kapak oluyor mu? Men's Fitness zamanı çok steroid kullandım biliyorsun. Onu seninle konuştuk. Onlar beni biraz kanınlaştı ama çok memnun. Ya tipime çok takmıyorum abi ya. Çok geçtik o işleri ya. Artık zaten onun ekmeğini yedik yani. Öyle derler ya. Hani peki ama şimdi orada... Şimdi yapıyor musun yine spor, yapıyor musun? Yapıyorum ya. Kardiyo falan yapıyorum her sabah falan öyle. Her sabah mı yapıyorsun? Her sabah değil şimdi. Burada artistik olmasın. Üç günde bir yapıyorum artık şu an. Ama bazen her sabah yapıyordum. Hayır, bir insan niye sabah kalkıp kardiyo yapar? Daha yeni uyanmışsın zaten. Niye gidip kardiyo yapıyorsun? Abi senin ama sen her şeyi şimdi ters akışta bakın değil mi? Hayır, ters bakmıyorum. Mesela sabahleyin beni... Seni ben düşünemiyorum yani. Asabi bir şekilde. Ha. Çünkü senin 3 saat falan afyonun patlamıyordur. Patlıyor. Kalkıyorum, korkunç bir şey sabah kalk. Küfür kıyamet. Tabii. Küfür. Bir de bu kabare mabare diğer Bodrum'daki dükkanlar falan. Arıyorlar falan vergi. Abi. KDV. Tabii ya, deli misin? Sabah kalkıyorum. Zabıta şeyden geldi. Ondan sonra çıs şeyler geliyor. Onları imzalıyorum. Ondan sonra tık tık o ödeme bu ödeme fakat falan. Demin Gürüz'e söyledim. Bu arada çok vintage gözükmüyor bu kız. İnanılmaz 70'ler 80'ler ya. Evet. Çok sevdiğim bir arkadaşım o da. Charlie'nin meleklerinde oynatırdım onu. Charlie Theron gibi biraz da. Evet. Bak, neyse, demin ona söyledim. Melekleri diyorum, Charlize Theron anlıyor. Görüyorsun değil mi? Hayır. Farkını? Ben seni dinlemiyorum o sırada ya. Kızı ona ben Charlize Theron'a benzetiyorum ya. Neyse. Hayır, ben o... Hayır, iddia ediyorum. Charlize Theron'a benziyor. Ben öyle benzetiyorum. Kendi benzetmem yani. Charlize Theron'a benziyor. Heh, tamam. Abi, demin ona söyledim. Ne kadar güzel buraya bu yatırımı yapman. Mesela Paris'te birkaç böyle kabareye gittim. Böyle bir yer yok Paris'te. Mesela gittim. Ne o? Hangi kabareye gittim ya? Paris'te Moulin Rouge var. Moulin Rouge'a değil, ona da gittim. Öbürünü Lido, söyle. Lido. Lido'ya gittim. Sana yemin ediyorum tam bir turistik böyle... Aslında içeri girdiğinde hiçbir büyüsü olmayan bir yer. Yani o bizim geçen Lido program... Kervansaray gibi. Bizde halk oyunları çıkıyor. Aynen öyle. Arka arka bir hızlı. Yani şunu söyleyeyim. Geçen programda diyorsun ya hani Beyaz Yılmaz Erdoğan ve şeyden bahsediyordun. Selim Bey'le. Hani paramı buraya yatırıyorum, her şeyimi buraya yatırıyorum. Yani bu senin sanatın budur yani. Bu çok tebrik edecek bir şey yani. Evet ama burada işte bir şey arkadaşlar... Yani üzülme o vergi memurlarına falan, sabah arayanlara veya şu oldu zabıta falan bilmem. Sabah zabıta ve vergi memurları aramıyor zaten. Sabahleyin benimkiler arıyorlar ve ödeme emirleri geliyor. Işte, oraya doğru imzalıyor falan. Yani seni tebrik ederim gerçekten. Çok teşekkür böyle ederim. Böyle bir şey İstanbul'da olamazdı sen olmasan. Gel burada işte sahneye çık. Olabilir yani. İlk kulüp konserini ver. Olur, niye olmasın? Her zaman senin yanındayız yani. Bizim seyircimiz bir de aman pek eğitimli, pek kültürlü. Evet, Emel'le aman... konuştuk onu. Evet. Emel Yalçın'la. O da yani, evet. İnanılmaz sahneler oluyormuş burada. Yani. Evet, çünkü herkes çok efendi. Akustik, çok... live falan. Yani çok... şey de yok. Bir masadan bir masaya bakıp onun eşine baktın, oradan oraya olamaz. Şişe fırlattı filan. Olmuyor. Bazen ben hatta seyirciye söylüyorum. Bu kadar heyecansız bir yer düşünmemiştim diyorum yani. Hani biraz birbirinizle ilgilenin filan. Herkes çok efendi. Aman rahatsız etmeyeyim lütfen falan. Yani... Peki, bize gelen herkes sigarayı bırakmış, herkes sağlıklı, herkes şirketlerde çalışıyor, herkes üniversite mezunu, herkes çocuk büyütüyor, herkes Zekeriya Köy'de, herkes kolejde. Ben burada çıkmayayım abi, çok sıkıcı. Evet, çok efendi, evet. Peki, pazartesi olabilir. İlk klibi de Mustafa Ceceli ve Merve Özbey ile beraber Durum Çok Acil'e çektin ve hemen patladı şarkı. Evet, 4 günde 4 milyon izlendi. Çok hakikaten mi ya? Evet. Yani oynasam söylerdim. Hayır. Nasıl oynanıyor onu da bilmiyorum yani. Hayır. Nasıl oynamadan bu kadar seyrediliyor? Abi 8 tane ülkede dünya trendlerine girdi tabii. Evet, onu da duydum. Ama o şey havası değil tabii. O nasıl 8 ülkede mesela? Onlar Türk vatandaşları dinliyor tabii yani. İşte sayayım sana ülkeleri. Oğlum, Almanya. Memlekette adam kalmamış o zaman. Bu kadar ülkede bu burada. Almanya, Avusturya,
Hollanda. Doğdum evet. Hollanda. Ben Hollanda'dayım. Irak, Bulgaristan, Türkiye. Yağmur burada mı? Azerbaycan. Tabii Azerbaycan'da tabii ne güzel. Ki, ondan sonra gibi 8 tane ülkede trende girince bir anda çok hızlı yükseldi. Yani Spotify'da bir, sonra TikTok'ta bir ki sen pek aran yok galiba. TikTok'ta? Yok, bir kere indirdim sonra geri şey yaptım. Oraya girme abi. Evet, TikTok. Senin çok moralin. Hayır, indirdim dediğim bakmak için filan. Instagram'ı sürekli kapatıp açıyorum. Bir oruçtaydın, ne oldu? Ay, tekrar girdim. Tekrar girdim. Çünkü herkes Instagram'daki bir şeyi WhatsApp'tan gönderiyor. Bunu seyret filan diyerek. Artık gireyim bari. Yani mecburen tekrar. Peki, burada hem Mustafa Ceceli hem Merve Özbey mi var klipte? Evet, trio. Yapma ya. Aynen. Ya bu kolay bir şey değil abi. Mustafa Ceceli, Merve Özbey, bunları oraya getiriyorsun, klip çekimine getiriyorsun falan filan. Evet, ilk klip çekimine getirirken 28 Aralık'ta çekecektik. İlk çekime çağırdım onları. Covid oldum ve söylemedim. Anlatacağım. Ha, meğerse öyle olmamış. Öyle olmadı. Ha. Covid'tim ama sonra şöyle yaptım. Söylemek istedin. Aynen. Oğlum şimdi yalan yanlış bir şey söylemeyin. Onlara deli gibi onlara Covid olduğumu söylemek isterken. Peki. Ama söylenmesi gerekiyor biliyorsun. Hayır, böyle şeyler tamam. Var. Bazı şöyle oldu. Bazı kişiler Covid tamam. Olup aman iş kalmasın falan filan diye söylüyor. Mesela oyun oynanıyor. Şimdi sahnede 30 kişi var. Bir kişi diyor ki ya Covid oldum. Söylersem oyunu iptal ederler diye söylüyor. Halbuki söylenmesi lazım. Tamam. Hı. Anlatıyorum ama dinlemedin. Antijel diye bir test var. Kapıda yapılan 5 dakikada. Antijen. Antijen. Pardon. Antijel değil tam. Operatör. Olabilir. Bir kere antijen daha yazdım. Antijen ne güzel. Antijen. Ben onu genlerden antijen. Gelime ters gibi söylüyorum sana. Neyse, antijen. Artık jel sürmeyeceğiz. Artık jel sürmeyeceğiz. En güzel kaka oradan geldi. Ner kim o? Çok tatlısın. Çok jel tatlısın. Sürdünüz. Jele doydunuz. Antijen testte ben negatif çıktım. Tamam mı? Hadi be. Fakat o sırada bir yandan da laboratuvara gidiyor ya. Laboratuvardan evet. Da pozitif geldi. E ne yapacaksın sen? Merve dedi ki ben kapıdayım falan. Ben dedim pozitif mi arkadaşlar dedim. Bütün set ekibi herkes geri gitti. Sonra Mustafa Amerika'ya gitti. 15'inde gelecekti. Mustafa bu sürekli Amerika'ya gidecek parayı nereden buluyor? Bu iyi para kazanıyor demek ki. Ya biz şuraya Paris'e gidemiyoruz. Bu zırt pırt Amerika'ya mı gidiyor bu çocuk? Zırt pırt değil. Senin de bir gün Ocak'ta gidiyor. Niyeymiş? O ne be? Anneannesi gibi. Niye? Allah niye? Allah. Sorarım onu. Ya bilmiyorum. Abi eskisi gibi yaşamıyoruz. Eskiden ben, sorma sen, ya. Bütün sorma popüler abi. Müzik dünyası, bütün sorma. İşte ben sana televizyon. Bir biz sürekli birbirimizle şeyde karşı. Ay Paris'te sen aynen. De mi burada? Londra, Amsterdam. Ondan bir konser, sonra... eskiden evet. Bir konser, düşünüyorum şimdi bir konser bir ay yurt dışı falandı. Şimdi evet. Bir konser... Şey, yarım uçak bileti falan oluyor yani artık. Aa, bu ne ya? Amerika için söylüyorum. Ay, yemin ediyorum ben Türkiye'de görmediğim arkadaşlarımı Paris'te, Londra'da, evet. Amsterdam'da işte nereye gidiyorsak Roma'da falan görüyorum. Ay sen de buradasın falan filan. Aynen. Şimdi gidilemiyor. Senede bir gidiyor ama. Ha? Demek ki bir sene Amerika için para biriktiriyor. Para buluyor demek ki, bizde hiç yok. Abi bir yerde oturup bir kahve, çay kahve içsen, bir yemek yesen falan korkunç bir şey yani. Aynen öyle. Neyse sonra... Ne hale geldik. Klibi ona bir de atsın... Eskiden ne alışverişler. İnanılmaz. Şu an burası daha uygun biliyorsun. Evet. Ne alışverişler. Vallahi bavul bavul geliyordu. 17... işte klibi iki kola çektik. Neyse o aynı anda... O Demet Akalın falan ne ayakkabılar aldılar getirdiler buralara. Doğru. Ya ben uydurmuyorum, ben dedikodu işte. Yapmıyorum. Nasıl yapmıyor? Dedikodun ya nerenin dedikodusu? Eski gazeteleri açsan diyor ki 8 bavul diyor ayakkabı doğru. Getirdim diyor bilmem kaç. Peki, ben gazetelerde okuyorum, ben Demet'le konuşayım kaç bavul ayakkabı getirdin diye. Geçen günde bana ne diyor ki. Peki biliyor musun? Ne diyor? Okan'a söyledim o kadar çok Florya'ya gidip gelme, benzin çok arttı diyor. Evet. Yani nereden nereye abi, gelmiş nereden bunu? Nereye? Evet. Sanatçılar nereden nereye? O eskini Milano'ya gidelim hadi alışverişe kafa dağıtırız. Tabii öyleydi. Ne oldu bütün... Inter Milan, Milan falan, ben forma manyağıyım. Gidip sırf forma alıp geriye dönüyordum. Hoş geldiniz canım. Hakikaten ya, hop be, tek başıma mücadele ediyorum lan burada saatlerdir. Ama mikrofonun yok, hiçbir şey duyulmuyor. Buradan duyuluyor ya. Neyse yani gezip tozuyordunuz çünkü 1 avro 2 liraydı. Evet. 2 lira mıydı? Wow. Oo, lira. Sen doğmadan önce. Benim Paramparça diye bir dizide bir karakterim vardı, Keriman diye. Sürekli kadın avroyla. Erkan abinin Paramparça'sı. Evet, ben evet. Orada oynadım. Evet oynadım biliyorum. Sinan Akçı olarak gelmiştim. Biliyorum.
Evet, yani orada sürekli hesaplıyorduk ve o zaman çok kolaydı. İkiye birdi falan yani. Ama daha ikiden daha düşük olduğu zaman da oldu. Sizin yaşınız yetmez yani. Öyle yok, nasıl zaman. Daha düşük olduğu zaman olmadı? Ne? Oldu. Ecevit şey, Kıbrıs çıkartması ne alakası var? İkiden düşmedi hiç bana 20 yıldır. Olur mu canım? Avro çıktığında ikiden de düşüktü de sonra iki oldu. Evet, dolar evet, daha yüksek. Markı, evet. Bak, sen Mark'ı yakaladın mı? Mark falan zamanı var mıydı senin? Mark zamanı vardım. Benim Almanya'ya gidip Mark'larla neler neler. Çok oldu. Mark ya, Fransa'da Fransız frankı, Almanya'da Alman markı. Doğru. İsviçre'de... Frank. Yine frank. Ha? Yine frank. İsviçre frankı, İngiltere'de sterlin. Sterlin ha. Ha? O hala var da. Girmiyor yani, çünkü akıllıca yani. Avrupa evet. Benim. Yani şey, Yunanistan'da drahmi. Drahmi. Evet. Ne oldu sonra? Yunanistan'da taksiyle konuşuyorum geçen gün. Ama şimdi böyle anlatıyorsun bunu, böyle anlatıyorsun. Efendim şey oluyor ondan sonra, siyasi bilmem ne söylüyorsun. Ne hayır, alakası bu var, konuda şaşkınız yani. Yok, hakikaten hepimiz siyasetle şaşkınız. Siyasetle alakası yok abi. Bir de tabii ki hem müzisyenlerin, hem sinemacıların, hem fotoğraf çekenlerin, bütün sanatların kullandığı enstrümanlar, müzik aletleri, hepsi çok. Ondan sonra %100. Bütün aparatlar, bakımlar, parçalar, yedek parçalar, şunlar, akort bunlar, yapılması bütün falan. Bütün bunlar tabii ki euro ya da dolarla geliyor. Bu mümkün değil müzisyenlerin hali. Şimdi babam Tekfen Filarmoni Orkestrası'nı kurdu. Daha önce de Borusan Filarmoni'yi kurmuş, sonra Greer Aykal'a bıraktı. Maşallah. Eskiden 90, çünkü Filarmoni 90 kişiden fazla önce Filarmoni oluyor. 90 kişiden fazla. Bilmiyordum bunu. Evet. 90, yani sayı olarak 90'a geçince ondan önceki daha orkestra, senfoni 90'a geçerse filarmoni dersin. Çünkü şeyleri de timpani giriyor. İşte yaylılardan yaylılar sonra artıyor, bir de üflemeliler var. Üfleme artıyor. İşte mesela iki tane oba varsa dörde çıkıyor filarmoni'de falan gibi düşün abi. Ha. Şimdi ben bunu bilmiyordum. Ben filarmoniyi üflemelileri de koyduğun zaman sanıyordum. Hayret, senin ilk kez senin bilmediğin bir şey görüyorum bu arada. Ay, bilmiyorum. Neyse, iyi, benim de bir katkım olsun. Ondan sonra şu eskiden onları bizim getirmek... Bizim ailede üfleyen, şey yapan, çalan, keman çalan birisi yok. Ama ailede hiç müzisyen yok bizde. Klasik müziği. Genetik olarak müsait değilim ben. Var gitarlarım, amfilerim falan. Klasik müziği çok sever. Annem, iki annem var. Birisi hukukçu, birisi ressam. Ressam olan hanımefendi. Ressam olan, seviyor müziği. Neyse, yani getirmek olarak söylüyorum onları. Filarmoniyi, bir filarmoniyi getirmek 100 bin euro falan şu anda. Tek konser için. Çünkü hepsi Türk değil. Yani evet, yurt dışından da geliyorlar falan. O yüzden artık çok zorlaştı o işler. O yüzden bu firmaları da teşekkür etmek lazım. Borusan ve Tekfen gibi firmaları. Evet. Zor. Neyse, bak ya. Başka konu. Peki, ne olur sor benimle ilgili. Nereye dönüşeceksin buradan? Buradan böyle bir çok matrak bir yere gider misin? Mesela gider. Bir Ozan şarkıcı falan gibi bir yere gidecek misin böyle? Ya ben sana şöyle söyleyeyim. Benim 10-15 yılda tipim götürür. Tamam mı, bu popçuluk işini? Tipim götürür ne demek ya? Ya iyi olur yani, sen merak onu bırak etme. Bırak kadınlar söylesin, sen kendi. Hayır, şu anda söylüyorum. Ondan sonra tamamen bu şekilde, bu konuştuğumuz müziğe kendim vereceğim. Prodüktör olarak, caz müzisyen olarak, piyanist olarak, ya daha fazla böyle o istediğin, o senin dediğin popcorn kültüründen biraz kurtulup dünyada başka müzik arayışlarına girmeyi hayal ediyorum. Bu benim hayalim. Evet, sen bir harika çocuksun çünkü. Ya, kesin bunu herkes biliyor. Estağfurullah, herkes abi. Senden duymak tabii güzel. Ya evet, ama zaten şeyinde, yetişmende bu var. Ama sonra kendini sürekli popüler, ya ben küçümsemiyorum popüler müzik dünyasında, ama kendini popüler müzik dünyasında ben sanıyorsun. Ben küçümseneceğini bilerek bunu yapıyorum. Ve de daha tehlikeli bir yerde sanıyorsun. Aslında sen senfonik müzik yapsan, eğitimini aldığın gibi yerlerde, alanlarda dolaşsan, belki orada herkes çok çirkin olduğu için daha rahat edeceksin yani. Oranın yakışıklı. Burada da kim var? Burada çok yakışıklı var. Mustafa Ceceli. Musti tabii ki, o da yakışıklı bir çocuk ve iyi bir insan yani. Ve bilmiyorum, öyle bir hayallerim var ya dünyada. Peki, böyle şey yapmak gibi yani, daha müziği. Olacak bence. İnşallah. Peki abi, asıl en manyakça olan şeyi şimdi soracağım. Hı. Durum çok acil şarkısı için yetinmedin bu Mustafa Ceceli'den, Merve Özbey'den yetinmedin. Bir de gittin Müge Anlı'dan ilham aldım dedin. Evet dedim. Burada kafayı mı yedin? Yani hani böyle mesela 10 sene 15 sene sonrasını filan şey. Şimdi Müge Anlı'dan nasıl ilham aldın abi? Şimdi Müge'nin programına 15 yıl sonra formatı değiştirdik sağ olsun o da. Programa çıktın. Çıktım evet. Senden ilham aldın dedi. Birini öldürmeden çıkan insan olabilirim oraya yani. Evet, kadar böyle. Kesinlikle öyle, ya da kayıp olmadan. Kayıp olmadan. Şöyle oldu. Şimdi Müge programda, şimdi bazı lafların bir yerden gelmesi lazım. İlla ben sana bir şey hissediyorum ve durum çok acil gel demek zorunda değilim. Orada insanlar
durum çok acil Müge Hanım falan derken o laf aklıma gelmişti. Durum çok acil lafı. Kayıp hani bulun ne olur ağlıyorlardı falan. Sonra ben de bir gün bu şarkıyı yaptıktan sonra Müge'nin görüntülerinden, etkilendiğim görüntülerinden kolaj yaptım. Sonra bunu Müge'ye attım. Müge çok etkilendi. Müge'ye nasıl atıyorsun? WhatsApp'tan. Müge'nin seninle telefonu mu var? Niye anlamadım? Şey polisten var bir tek Müge'nin telefonu. Benim tanıdığım hiç kimse de Müge'nin telefonu yok. Öyle bir kadın değil zaten ya. Zaten olamaz. Çok rahat ve kurbi kadın. Ya benim çok eski arkadaşım. Ya ben sen... onunla ne kafa buldum Nigerkanlı doğru diye yıllarca. Doğru. Bir keresinde de tek bir laf etmedi. Çünkü başlangıcımızda ta Kanal 6 vardı. Beraber başladık. Ne o güzel. Orada işte basında gazeteci bir şeyler yapıyor, program yapıyor filan. Ben seslendirme yapıyorum, metin yazıyorum falan filan. Öyle beraber bir başlangıcımız ya var. Ya senin gibi yaptığı işi çok umursayan bir... Yani yaptığı işin reytingini çok umursayan birisi olmadığı için... cool bir kadın gibi geliyor bana. Ve o, evet WhatsApp'ta falan ona attık. O çok etkilendi. Sonra şarkıyı çok sevdi. Röportaj yapıldı. Ben de onun haberi yokken stüdyoya şarkı çalarken giriş yaptım. Böyle bir 5 dakika bir muhabbet ettik. Ama sizin arkadaşınız Müge Anlı'na inemaldı falan gibi. Böyle şey büyüdü haber yani. Öyle bir şeyler oldu abi. Çok evet. Acayipmiş. Müge Anlı'nın büyük fanları var. Var var inanamadım yani. Büyük fanları var. Aynen. Hangi evde biz seyredildiğini bir bilemezsin. Biz bir içmişiz yani. Ona neymişiz? Hani ben diyordum ya fanlarla çok övünüyoruz falan. Ha. Müge Anlı yok. Başka bir boyutmuş yani. İnanılmaz bir boyut. Ne oldu ifrit oluyorsun kamerama? Yok hoşuma gidiyor adamı aramı bozma ya. Adamla iyi aram. Yani arada dönüp ona bakıyorsun. Hayır, ona da anlatıyorum abi yani. İlla adam Müge Anlı'dan sonra mı oldu acaba bir şey böyle? Müge çok çok... Çok matrak bir kadın, çok tatlı bir kadın yani. Ve güçlü. Güçlü, güçlü. Güçlü, oradan oraya evirdi ve kimsenin yıkamayacağı bir şey haline evet. Geldi televizyonda. Mesela dedim ki, hani umursuyor musun dedim bu şeyi, bakıyor musun? Asla dedi reytinge falan bakmıyorum dedi artık yıllardır. Bu çok hoş bir şey aslında yani. Ben de mesela geçen gün 12'de şarkı albümüm çıktı. Birinci sıraya yerleşti trendte. Ve bir şey fark ettim, eski hırsım kalmamış abi. Yani yanımda arkadaşlarım vardı, işte şöyle oldu böyle falan. Bir umursamazlık demeyeyim ona nasıl daha kibar söylemek lazım. Akışına bırakmak gelmiş bana bile yani artık o olgunluğa gelmişim ki Müge'de bu yıllardır var yani. Olabiliyor böyle şeyler. Ben de artık eski hırslı Sinan Akçıl diyeyim yani. Birinci oğlum şöyle oğlum falan filan diye. Gençleri nasıl buluyorsun? Gençlerde bundan yoksun geliyorlar gibi geliyor bana. Yok. Çünkü eski reytingler, eski televizyon yok. Reytingleri falan onları ilgilendirmiyor. Mesela YouTube'daki... takipçiler, Instagram'daki takipçiler bütün bunlarla kendisine özel, kendi bildiği, tanıdığı, doğru. Kendi sevebileceği gibi takipçilerle kendisine bir dünya kuruyor. Doğru. Ve bunu okeyliyor. Diyor ki tamam hani eskiler şöyle yapıyorlar yani Instagram'dan 20 milyon takipçiden aşağısı intihara götürür falan gibi bir durumdayken diyor ki Instagram'da 3000 kişi çok iyi, YouTube'da 1500 kişi çok iyi. Şurada da çıkıyorum işte şurada bir konser veriyorum şu kulüpte burada bilmem falan. Okey bu benim için doğru bir hayat tarzıdır ve bununla yetiniyor. Eski senin neslinin de çok iyi bildiği şey önce ulusal sonra uluslararası sanatçı olma derdine doğru. Girdi herkes. Doğru. Yani. Evet. Ama şimdi öyle bir şey yok. Yok evet. Bir Aleyna'da görüyorum bunu. Geçen gün bir beraberdik Aleyna'yla. Aleyna Tilki ile. İngilizce şarkılar yapmış onları falan dinletti. Akıl sağlığı yerinde mi onun? Bilmiyorum o kadar sormadım yani. Ama şey mi iyi mi yani konuşma? Ben hiç tanışmadım onunla. Yani yabancı şarkılar yapmış dinletti. Onu da mesela onu popçu bir kız olarak düşünürken müzisyen olarak saygı duydum o günden sonra. Çünkü sabah 8-9 oldu artık hala aynı müzikleri dinletiyor falan ve böyle hani inanılmaz bir performans yapıyor. Hadise'yi ilk tanıdığım zaman veya Hande Yener'i ilk tanıdığım zaman ki şey hissettim. Aleyna orada. Tilki ama bambaşka bir efekt yaptı. O başladığında herkesi biliyorsun o sırada onun çıktığı zaman gazeteciler domuzuna soruyorlardı. Bütün kadın şarkıcılar Aleyna Tilki hakkında ne düşünüyorsun? Ha, kadınlar sinirleniyor. Çok başarılı buluyorum. İnan gibi böyle hani içinden böyle Allah belasını başka... versin der gibi falan. Ve onunla diğer sanatçıları şey yapıyorlardı. Böyle sinir uçlarına dokunuyorlardı. Hani falan. Bu genç sen yaşlısın hesabı falan öyle şeyler yapıyorlardı. Evet ama kız da çok iyi girdi abi. Çok iyi şarkılarla girdi. Genç yaşlı herkese sevdirdi. Sonra bir sakinleşti şimdi onu sakinleşmiş görüyorum. Sakinleşmiş mesela. Abi. Aynı sakinleşmiş yani. 22 falan oldu herhalde artık. 17 değil mi? Yani. Tabii. O yüzden inanıyorum ki eğer iyi destek verirse bir şeyler yapabilir. Ama dünyada bir şey yapmamız çok kolay değil yani. Peki. Röportajlarından birkaç şey hemen soruyorum.
Ne kadar dengesiz bir hayat seçersem o kadar iyi ürettiğimi düşünüyorlar. Ben de kendimi sıkıntılı ve üzüntülü bir şövalye olarak görüyorum. Gaza gelmiş olabilirim yani, hatırlamıyorum. Evet. Zaten tutarlı bir laf değil. Birisinin baskısı altında söylenmiş. Bunu geçelim. Şarkılarımda net olmaya çalışıyorum. Mesela biri bana gelsin, o da sensin dedim. Net ve anlaşılır. Ben yüzüne söyler gibi yazarım. Doğru, Yıldız Tilbe de öyledir. Sezen Aksu dolandırarak yazar. Hani başka metaforlarla. Yok ya. Bence. Ama, evet ama burada edebiyat var. Bir kadına dönüp biri bana gelsin, o da sensin sen dersen komik oluyor. Kadın gelmez. Sen söyleyince komik oluyor. Ben söyleme de, ya. Lütfen. Sen söyle lütfen. Vallahi, rica ederim. Zaten komik. Sen söyleyince mi? Hayır. Şarkı da öyle değil ya. Hayır abi. Buna girmiyorum. Bıktım ya. Ya bunu bir kadına böyle bir ya. Şey denilebilir mi ya? Bıktım. Biri bana gelsin, o da sensin. Yaz o zaman. Sen de yaz o zaman. 100 milyon dinlettir. Hadi yaz hadi. 100 milyon dinletsin. Ya. Nedir Özdemir Asaf'ın... Eyvah. Orada ezidiriz ya. Yapma. Hayır, ya. Hayır. Yani... Bir, hadi söyle bir, tamam. Allah'tan hatırlamıyorsun, çok güzel. Hayır, bir dakika. Hatırlamıyorsun. Bir dakika. Hayır, olur mu? Özdemir Asaf'tan bahsediyoruz. Bir ben ki sana gelen baştan başa sen. Mesela şimdi bu şiir olarak yazılabilir. Özdemir Asaf gitse o kadının kapısını çalsa ve kapı açıldığında bir ben ki sana gelen baştan başa sen dese kadın der ki hadi lan oradan. Yani bu seninki de öyle yani. Yani tabii kimse yanlış anlamasın. Şimdi bu şarkı sözü Özdemir Asaf'a orada sıkıntı olmasın. Yani, yok ya yazarlar onu, önemli yani, iş, ona alışırız. Biri bana gelsin, biri bana gelsin, o da sensin. Ya komik olabilir. İçinde öyle duyulmuyor şarkın. Buna eşine söyledi mi? Ne haber? İyilik biri bana gelsin, o da sensin. Ya bunu yani söylesem zaten bir ikinci ama evlilik bu, olmaz. Hayır, bu edebiyat olarak güzel, şarkı olarak güzel. İçinde iyi gidiyor. 50 bin kişilik bir konser vermişsin, senin açıklaman 2022. Ocak 23'te. Ne demişim? 50 bin kişilik konser vermişsin, eve dönüyorsun. Karşı tarafın hoş geldin ya demesinde anladım, bile bir ya. Düşüklük hissedersen bir anda öfke doluyordum. Nereden bu sırada? Öyle işte çok antipatik böyle olunca. Hakikaten 50 bin kişilik konser miydi? Veriyoruz abi. Onlar ben öyle 50 orada... bin kişilik konserden eve dönsem evi yakarım. Bu öyle değil. Psikolog vardı yanımda. Kadın yanında dedi psikologla ki... gireceksin tabii eve. Hayır. Neyle? 50 bin kişilik konserden hayır. Geliyorsun orada. Her sen şey mi karışık. Geldin? Abi... Bunu söylediğim programda yanında psikolog konuk vardı. Şey karıştı. O kadın dedi ki, ya dedi biz ki öyle... Biz bize programı, kimin programı bu? Sinan Özedincik, Ahpara. Sabah gazetesi, Covid olduğum yer. Orada mı Covid oldu? Onun günaydın şey yılbaşı partisinde Covid çok oldu. Çok insan Covid oldu o partiden sonra. Evet. Kenan... Sinan mı herkesi Covid yaptı? Engin Altan'la dışarı çıktık. Herkesi nasıl Covid yapar o ya? O mu yaptı? Vallahi ben bilmiyorum nereden işte. Kaptım bilmiyorum ama kaptım yani. Evet, peki. Güzel bir röportaj yok. Son röportajlar bunlar ya. Evet, demişsin öyle. Daha derin şeyler var. Oku bakayım ne var sırada. Hadi bir şey oku ya, artık güzel. Heyecanlanırsın. Rollere bürünme yeteneğim var. Kahretsin ya. Postadan. Posta mı? Geç. Ne olur geç. Niye posta böyle oldu? Bak benim, bak benim seksi bıraktım açıklaması da orada çıktı. Çok tatlı bir kız var, röportaj yapıyor. Geldi bana ve başlık çıkarmaya çalışıyor. Peki Okan Bey seks? Okan Bey seks? Şey hatırlayacağım kim olduğunu. Neyse çok cici kız. Ondan sonra diyor ki seks falan, dedim ki seksi bıraktım birader. Hatırlıyorum. Yeter bıraktım burada falan oradan. Suna Akyıldız var, o çok evet. Şu anda başında çok güzel haberler yapıyor ama o biliyorum röportaj. Hayır başlık çıkarmak için yani sen de böyle hani cüzdanını çalacaklarmış gibi bir konu o, böyle başlık çıkaracak senden falan. Aman çıkarmasın. Roller, neymiş o hatırlamıyorum, rollere bürünürüm. Bilmiyorum, ben de ilk defa okuyorum. Sonra rollere bürünme yeteneğim var. Ruh halim çok değişken olduğundan şarkılarım da birbirine benzemiyor. İçimde bir şarkı tiyatrosu var. Oyunlar oynayıp onlardan şarkı yapıyor. Böyle bu çok ne sıkıcı Allah ya. Ya ama kimi böyle kandırıyorsun sıkıcı. Ya? Böyle çok sıkıcı. Bu an havaya girmişim. Hayır birisi, ya birisini böyle kandırıyorsun. İçimde yani. Bir şarkı tiyatrosu ya var. Ya burada falan öyle diye. Okuyamazsın. Nasıl hava okuyacağım? Hava yapmak için orada kadına öyle söylüyoruz yani. Hava yapmak burada için. Böyle okuyamaz. Böyle çok antipatik. Bunu da postaya söylemişsin de. Sakın, bak bu aşkım kapışmaya söyleyeceğim bunu. Eyvah şimdi. Aşkım. Evlilik içindeki evcilik ilişkiyi dinamik tutar. Uyduruyorsun. Yemin ediyorum bu Keremcan'dır. Evliğin ben böyle bir şey demedim. Keremcan evcilik demiştim. Oynamazsan Keremcan mı demiştin? Öyle bir şey duyuluyor yani. Keremcan böyle bir herif değil mi? Eyvah yarasına bastım. Öyle bir adam değil mi? Yarasına bastım o ya. O çocuk niye böyle? Gözünü o evli mi şimdi? Biliyorum.
Bu ben değilim. Bu kadar sahtekar olamam. Ya yani. Abi öyle demişsin. Oku işte. Evlilik için. Evlilik içindeki kendine evcilik. Kendine utanıyorum abi. Müşri Aslan'a okuyayım. Yani bu niye böyle şeyler? Evlilik içinde evcilik ilişki dinamik tutar. Evliliğin içinde evcilik oynamazsan o evlilik çok sıkıcı olur. Nerede 29 Mayıs oğlum? 2020. Aynı bence doğum günü iki çok kere evlenmişsin. Tamamen şey. Bence ben doğum gününde çok içmişim. Bu ertesi günü çünkü 29 Mayıs 2020 diyor. Böyle evet. Saçmalamışım yani. Evet. Başka var mı abi? Kerem Cem niye böyle? Onu çok öyle... yetenekliydi o. Niye böyle oldu? Yetenekliydi. Hayır diye. Onun... Hadi o... cici bici açıklama yapmam ben. Hayır, evcilik, mevcilik bu ben. Hayır. Kerem Cem'deki bu çocuk dünyası nedir ondaki ya? Değil mi? Bir de yakışıklı. Yani... Bir de yakışıklı ama onu çocuklara sevdirdiler. Bak baştan yanlış. Mesela beni hiç kimseye satamayacaklarını biliyorlar. O kadar çirkinim ki. Yani beni kime satsınlar? Ben öyle kendi kendime çıktım. Tamamen pazarlama dışı bir adamım ben. Ama mesela bazen bazı şeyler başa bela oluyor mesela. Sen yakışıklısın. Mesela o da başa bela. Kerem Cem de yakışıklı. Ama şey onu geçtik artık ya. Ben mesela senin gibi olmaya başladım artık. Çirkin. Aynen. Ha. Hem çirkin hem de böyle bunu böyle hani artık sürekli böyle aynaya bak kasılmayan bir adam olmaya başladım. Çok şükür. Aynaya 35'ten sonra oldum bu. Aynaya bakıyor musun? Artık bakmıyorum. Ben şu de bakmıyorum. Ben... Sen hiç bakmadın abi. Hiç bakmadım. Ben yıllarca bravo. Baktım. Hiç bakmadım. Ben dişlerimi bile aynaya bakmadan fırçalarım. O artık hiç o, bakmam. Onu... Giyinince de aynaya bakmam. Kadınları da anlayamam. Sürekli aynaya bakıyorlar. Ya hiç bakarım anlamıyorum. Ama yani o aynı. Ha? Sen aynaya bakınca yüzün değişiyor mu? Evet. Yapıyor musun? Selfilerde falan yapıyordum eskiden. Bravo. Yapıyorsun. Aynen. Ay ben seni bildiğim için değil. Güzeller yapıyor bunu. Böyle bir ben ekstra yapmam. Böyle bir tavra giriyorsun. Ha? Şöyle bir şey. Ha? Vardı yani. Mesela benim artık sevgilim öyle. Ya. Mesela şeyde vitrinlerin önünden geçiyor. Sadece vitrinler yansıtıyor diye. Bir normal yürü falan. Aynaya bakınca da. Taklit ediyor musun onları dalga geçiyor musun? Sen biliyorsun ne dedi ya o şey. Neydi geçen bir önceki programda? İbrahim? Hayır hayır. Ondan önceki programda. Şimdi programa girmeden konuşuyor. Mahmut Tunçer. Ya dedi eşim dedi şey yaptırdı dedi. Botoks mu? Botoks yaptırdı dedi. Halil Ergün'e benzedi dedi. Of. Her yerde çıktı. O kadar tatlı, o kadar esprili ki. Halil Ergün'e benzedi yani, varmış. Tabii ki eşi çok güzel bir hanım Halil Ergün'e benzedi. Halil Ergün de çok güzel bir adam. Bak şimdi kırmadan anladın mı? Politikli korrekt. Yani kimseyi zan altında bırakmadan konuşuyoruz. Eskiden ne konuşuyorduk? Harikulade bir konuk olduğunu biliyor musun bu arada? İyiyim yani. Nefisin. Seninle çok iyi anlaşıyorum abi. O yüzden seni özlüyorum. 2 yılda bir albüm yapmayacağım. Senede bir albüm yapacağım. Tamam. Ya albüm yapmadan da olabilir. Hakikaten. Seninle bir gün hakikaten konuşmak isterim müthişsin, yani. Müthişsin. Yani bence çok iyisin. Bu kadar kompleksiz. Hakikaten. Hiç evet. Kompleksin yok. Yani ha, sağ Mustafa ol. Ceceli olsaydı neler çekerdin yok, ya. Yok Musti de rahattır ya. Ha, yok abi. Ya onunla birebir tanıştın mı şey? Yaptın mı program? Birebir yaptım program. Kasılıyordur abi ya. Ya kasılıyor. Kasılıyor İlk ama. İlk kere hacıya gitmiş sonuçta senin karşına gelmek kolay değil. Ya. Fakat tahammüllü. Bana tahammül etti. Sana herkes tahammül eder bana yani. Tahammül etti. Yani fakat sen çok güzel, çok rahatlatmışsın meseleleri. Sağ ol, Allah razı maşallah. Olsun. Çağır artık birilerini. Çok yalnız kaldım. Ha? Birilerini çağır. Evet şöyle yapalım. Seni oraya alacağım. Tamam, diğer konuklarımı alacağım. Alkışlıyoruz. Harikasın, harikasın. Dermaskin AHA BHA krem meyve asitleriyle cildi ölü hücrelerden arındırır. Yağlı ciltlere özel yoğun leke, sivilce, siyah nokta bakımı yapar. Kuru ciltlerdeki leke bakımı için nemlendirici peptit kremle birlikte Dermaskin Be Bright eczacı formülasyonu. Oo, deli mi ne? Enerji arkadaşın Black Green en kapışmalı anında yanında. Zor bölümleri aşıp kralın kim olduğunu göstermek için Black Green Online. Black Green, enerji patlaması. Dermoskin Be Bright'la yaşlanma karşıtı yüz bakımı retinil yüz serumu, yüksek A ve E vitamini içeriğiyle cilt hücrelerinin hızla yenilenmesine yardımcı olur. Peptit krem ve peptit göz kremi, cildi 72 saat derinlemesine nemlendirir, mimik çizgileri ve kırışıklıklarla savaşır. Dermoskin Be Bright, eczacı formülasyonu. Enerji arkadaşım Black Green, en kapışmalı anında yanında. Black Green, enerji patlaması. Oh.
Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği tarihi veriyor. Rusya ise Ukrayna ile savaş olmayacak diyor. Ukrayna Büyükelçisi Vasily Bodnar gelişmeleri ajandada değerlendiriyor. Bosna Hersek'te de tansiyon yükseliyor. Sırp siyasetçi Dodik, ordularımızı ayıracağız diyor. Ajanda Balkan ülkesindeki krizi Saraybosna'da araştırdı. Türkiye'ye Sibirya soğukları geldi, ajanda Sibirya'ya gitti. Sibiryalıların kışını ve aldıkları önlemleri yerinde gözlemledi. Ben Ankep Sutlu'yla ajanda bu akşam 21'de Haber Global'de. Dermaskin AHA BH krem meyve asitleriyle cildi ölü hücrelerden arındırır. Yağlı ciltlere özel yoğun, leke, sivilce, siyah nokta bakımı yapar. Kuru ciltlerdeki leke bakımı için nemlendirici peptit kremle birlikte. Dermaskin Be Bright eczacı formülasyonu. Sevgililer gününe özel %70'e varan indirim Koçak mağazaları ve koçak.com.tr'de. Koçak. Dermoskin Be Bright'la yaşlanma karşıtı yüz bakımı retinil yüz serumu, yüksek A ve E vitamini içeriğiyle cilt hücrelerinin hızla yenilenmesine yardımcı olur. Peptit krem ve peptit göz kremi cildi 72 saat derinlemesine nemlendirir, mimik çizgileri ve kırışıklıklarla savaşır. Dermoskin Be Bright, eczacı formülasyonu. Evet hanımlar beyler, Güliz Ayla ve Aşkım Kapışmak, alkışlıyoruz. Evet, tabii ki yeni teklisi Al Yorgun Kalbimi isimli dans parçasıyla geliyor Güliz Ayla. Ve Aşkım Kapışmak da Küçük Mutluluklar kitabı ve bitip tükenmek bilmeyen turneleri, programlarıyla onlardan konuşacağız. Hanımefendiden başlayalım. Çok gençsin. Yani 34 olacağım görece. Aman. Çok da genç değilim. Ya gençsin sanki. Ya nedir işte 34. Güzel. 34 çocukları şimdi daha annesi babası şey yapıyor da ergenliği yeni bitiyor 30'da çocuğun. Yok canım, tabii canım artık yeni öyle oldu. Ne meslek seçecek falan filan 30'da anca tamamlıyorlar. Öyle maşallah yani iyiymiş. Şey yapma. Yani kendine haksızlık yapma. Peki sen burada bir dans parçası yaptın ve 80'ler formasyonunda bir iş yaptın ve klipte aerobik bir kıyafet, aerobik stili kıyafet, evet, kalemle sarılan kaset, Walkman, tekerlekli paten, gayet Yasemin Evcim bir herhalde kişiliği. Yasemin Evcim'i tanıyor musun? Bilmiyorsun. Yasemin... Ama menajerim ilk bu 80'ler konsepti olduğunda Yasemin Evcim'i yollamıştı bana. Menajerin yaşlı bir insan herhalde. Yasemin Evcim tabii ki 80'lerde televizyonun Türkiye'de özel televizyonların ortaya çıkmasıyla beraber geceleri geç saatlerde aerobik yaptı. Aman ne aerobik. Benimki öyle, aman ne öyle, aerobik sizinkisi değil. Öyle değil. Yani o zaman o bizdeki spor aşkı. O spor aşkı. Onun ya aerobiği falan. Bizim de bir Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası oyunlarımızda Yasemin Evcim'e ayrılmış bir bölüm var. 80'ler versiyonu ya da o oyunun 80'ler sürümü diyoruz. 80'lerin şarkılarıyla falan oynanıyor. Orada Yasemin Evcim'e ayırdığımız bir bölüm var. Hakikaten baktığın zaman bambaşka bir dünya. Ya bugün televizyonda Yasemin Evcim'i görsek topluca başka bir ülkeye geçeriz herhalde. Yani o öyle kadar tabii. Güzel. Yani her şeyin aşırı abartı olduğu bir dönemmiş. Hani ben de yani klip işte hazırlığında yani nasıl 88. Nasıl geliyorsun? Yani mesela yoluna? Makyaj, mesela benim kıyafet çok orası. Abartı. Makyajlar abartı. Evet. Yani böyle her şey mesela... Şimdi işte bize hani bu zamanlarda, modern zamanlarda diyeyim öğretilen işte dudağını patlatıyorsan farını az tut falan. Hani ya da işte nude makyaj dudağını mesela. Dudağını patlatıyorsan farını az tut, mükemmel bir deyim. Ya bir... Senden sonra nesilden nesile geçecek. Dudağını yavrum patlatıyorsan, dudağını patlatıyorsan farını az tut. Öyle derler yani hani mesela yüz makyajı kamyonların işte, arkasına bile ya da dekolte mesela işte meme açıyorsan işte bacaklarını kapat falan gibi bir şey yani ne bileyim her yerden açma derler. Böyle bir denge mi varmış?
Ya bize öyle öğretildi ya. Büşra biz seninle evet. Yani göz makyajını çok hafif tutarız eğer dudağa kırmızı aynen. bir şey süreceksek veya işte dudağa nude süreceksek gözleri göz makyajı hafifse dudağına aşırı koyu renk ruj olur ama işte göz makyajı fazlaysa nude ya da işte her yerden dekolte verme, sırtını da açma, bacağını tabii. da açma, bir tanesini aç mesela falan. Hmm. 80'ler bunun tam tersiymiş yani. 80'lerde her şey böyle hani her şey okey yani. Açmışlar. Ne yaparsan yap hani. Hmm. Evet. 80'ler bakışınız ilginç. Ya ben klip için baktım yani. Vallahi çok geç doğmuşum. Kaç 80 kaça denk geliyor? İşte 80 yani 80 kaça denk geliyor bilmiyorum. 80'ler. Aşırı 80 ama 80'ler. 80'ler müthiş yani şu anda dünyanın yaşayanların ortak paylaşımları 80'ler ve 90'lar yani o yılların evet. müziklerini dinlemek, evet, o evet. yılların retroları, modası, şusu busu. 70'ler ve 60'lar tabii onları önemseyenler artık ölüyorlar yavaş yavaş. Her gün onlardan birinin öldüğü haberini alıyoruz. Hem uluslararası yıldızların hem büyük rock yıldızlarının, rock yıldızlarının orkestralarında çalanların her gün bir evet. ölüm haberi geliyor. Evet. Vallahi benim hayatım... Şey gibi oldu yani. Aa, yapma ya. Evet. Filan. Sürekli böyle her gün böyle bir çığlık atıyorum yani. Birisi gidiyor mutlaka o yıllardan. Çünkü onlar artık 80'li yaşlarını devirdiler. Aynen. O yıllarda. Yani baby boomerlar ölüyorlar şu anda. 70'li 60'ların sonu ve 70'li tipler. 80'ler daha hippiler, ölmüyor. Hippi kuşlar. Evet onlar. Evet. Ama şimdi siz de benim yaşıma geldiğinizde sizden de her gün böyle bir ses çıkıyor. Böyle bir şey. Çok üzüldüm. Biz şimdi ya. De yapıyoruz canım o sesleri. Evet. Yani bilmiyorum işte. Çok sevdiğimiz insanları tabii ya özellikle Covid'den dolayı falan. 80'lerde böyle yaralı çocuk modunun çok hakim olduğu bir dönemmiş. Hmm. İncinmiş çocuk modunu. Hmm. İnsanlar yaralarını da çok abarttı. O Emrah yaşıyorlar. Yüzünden. Emrah onu çok şey yaptı. Emrah. Aynen cinsel yani. Arzular da çok ağır ve yoğun bir şekilde o yaşıyor. Emrah'la ilgili değil. Evet. Yani. 90'lar biraz daha dürtüsel diyorlar. Daha dürtüsel böyle, mi? Dürtüsel. Ne acayip adam değil mi bak. Bir anda mesela yılları dürtüsele bağlar. Sen evet. tanıyor musun Aşkım Kapışma? Daha önce bir araya geldin mi? Online olarak geldik. Online, evet. Online'da geldiniz. Evet. Nasıl ya? Nasıl online? falan. Ha? İşte burada Clubhouse'da bir gece sohbetinde denk geldik. Aşkımla. Ne oldu? Clubhouse'da program yapıyor musun? Ya, o dönem yapıyor. Sadece böyle insanların fantazileri sese daha odaklıydı. Cinsel fantazileri. Sesi duyarak daha çok imaj ediyorlardı o dönem. Halbuki çok güzel bir girişim. Tabii tabii. Dünyada da yoğun Clubhouse'cular yani şirket olarak evet. güzel finans topladılar. Sonra dünyada ne durumda bilmiyorum. Şu ara sıra bir telefonumda şey indirilmiş bir program. Ara sıra dönüp bakıyorum. Ben de orada edebiyat programlarında hı-hı. katıldım. Pandemi edebiyat de çok programı. Patladı ya. Pandemi yani, de evet. Pandemide İnsanlar aşırı sıkıldığı için pandemide. Evet. Yeni bir soluktu yani. Bitmeyen bir bilinme arzusu işte yani. Duysun beni biri ihtiyacı. Evet duysun beni doğru evet. söylüyorsun. Yani, ilişki kurma arzusundan evet. dolayı. Peki sonra paten giydin. Evet. Sürdün dört mü? Dört tekerlekli giydiğim için süremedim. Niye dört tekerlekli giydin? Ya şöyle bu o zamanların patenleri işte dört tekerlekli. Yani dört biz teker dört tekerli, derken ben iki de ön giydim. İki arka imiş. Benim eskiden çocukken kaydığım işte rollerblade denilen tek sıra. Tabii. Onu kayabiliyordum ama bu patenleri giydim. Ayağa dahi kalkamadım yani. Evet. Yalan yok. Böyle biz hani iki kişi beni tuttu falan öyle. O yıllarda aerobik mayoları giyerdik ben de. Patenleriniz sonra, ayağınızda. Ama sen ne diyorsun? Ben ne gençlik yaşadım öyle. Ama doğrudur. Bilmezsiniz. İnanıyorum. Ama vardı. Ben çocukken de vardı. Paten çünkü o dört teker paten 80'lerin işi değil o 70'lerden hayır kaldı. Hmm. 90'larda yaşlıydım ya ben zaten. Ya ben çocukken abi. Tek sırayı giyerdik. Hmm. Onunla şeyim var, deneyimim var ama o yani iki ön iki arkayı görünce ben bir de freni önde mesela bizim öne diğer patende arkadaydı freni evet. falan. Yani o biraz şey oldu, yalandan oldu gerçekten. Evet ama... Yalan yok. Peki, basın bülteninde şöyle bir cümlem var. Hı. Al yorgun kalbimi, kış boyu dans ihtiyacını karşılayacak bir şarkı oldu. Evet, var. Belediye mi şey yapıyor bunu? Yok, belediyeyle falan alakası yok. Hani kışın... Ne demek kış boyu dans ihtiyacını karşılayacak? Şöyle hemen anlatayım. Kışın genelde balat şarkılar çıkar ya. Hani, askıda dans gibi bir şey. Öyle bir algı var mi? Yani. Yok askıda dans falan dedi. Yani kışın genelde balat şarkı çıkarız. Ben de yaparım öyle bir algı var. Ay bu hala var. Devam ediyor mu ediyor, ya? Ediyor, evet. ediyor.
O da senin yüzünden. Yok öyle bir algı var gerçekten ya. İşte hava kapalı, işte yağmur yağıyor falan hani. Ya bu dünyada olmayan bir şey. Bunu Türk prodüktör kim başlattıysa sen kim mi başlattın başlattı bunu? Bilmiyorum. Ya bunu kim başlattı ya? Keremcem. Falan. Bir kış şarkısı. Melankolik. Yaz şarkısı daha... Şeyle. Öyle bir şey var ama yazın işte dış, işte beachler açılıyor, işte kulüpler falan hani yazın daha çok dışarıdayız. O Serdar Ortaç ve Demet Akalın yüzünden karpuz kabuğu suya düştü gibi bir şey oldu. Evet, millet plajlara üşüştü gibi. Evet. İşte ama kışın çok balat çıktığı için. Seninkisi kış boyunca mı dans ihtiyacımızı karşılıyor? Yani bence dans etmek isteyen kış boyunca dans eder benim şarkıyla evet. Harbi mi? Vallahi. Allah Allah. Can sıkıntısı neye gelecek? Yani çünkü ne bileyim işte disco sound'u var. Yani evet. Kışın genel olarak balat çıktığı için hani öyle hani dans şarkısı çok çıkmıyor. Sende bir basınla ilişki kurma yeteneği var. Ben bunu anladım. Ya da senin yazarların müthiş sunuyorlar seni. Benim hiç yazarım yok bir kere. Bu lafları sen, mesela şu lafı sen mi söyledin? Hı. Klip setlerinde hep üşüyen taraf ben oluyorum. Ben söyledim evet. Burcu, ya bu çok acı. Ama çok gerçekten acı. Öyle çünkü. Bir psikolojik olarak değerlendirebilir miyiz bu? Ne demek? Klip setlerinde hep üşüyen taraf oluyorum. Şunu yani demek hep istedim. Hep mağdur olan benim falan filan. Bak edebi ve anlamsız bir laf aynı ama anda. Ama altta bir duygu veriyor. Hayır ya anlamsız bir... Klip setlerinde hep üşüyen taraf oluyorum seçimlerim yüzünden. Hmm. Kendisini de anlıyor. Yine kış ortası bir klipte mayo giy. Klip seçimlerinde hep üşüyen taraf benim. Çünkü abi millet yazın klibinde plaja inip mayo giyiyor. Ben Aralık'ta sette mayo giydim ve yani o fotoğrafımı hani bana da komik geldi çünkü ve bunu ben istedim. Hani menajerime dedim ki ya sen de benim menajerimsin yani hiç mi uyarmıyorsun beni? Niye bu kız Aralık ayında mayoyla bir dakika diye falan hani. Aranızdaki görüşmeler hep bu zeka seviyesinde mi gerçekleşiyor? Evet biz biraz aynı. Hayır öyle demek istemiyorum. Pandemiden sonra hayır, böyle olduk. Onu demek istemiyorum. Yanlış anlaşılıyor. Sen çok zekisindir de başkalarına öyle davranıyorsundur diye söylüyorum. Ya aslında yani sende böyle bir şeyin var yani işleri yönetirken böyle bir şey mi? Mesela ya bu... Ya komik geliyor bana yani. Bana ben göre bugüne kadar yani. Yazılmış iki tane müthiş cümle gördüm röportaj yaparken. Mesela Sinan Akçıl'ın ve benim tamamen yapamadığımız şey bu. Yani biz kesinlikle böyle bir şeyler söyleyemediğimiz için başımıza bela alıyoruz. Mesela ben deseydim ki klip setlerinde üşüyen taraf hep ben oluyorum. Ve sadece bu röportajı yaptığım insanlar bu lafı anlamadıkları için manşete taşırlardı. Klip setlerinde hep üşüyen taraf benim. Ve bunu halk da buna katılırdı. İnanılmaz bir şey. Korkunç zor bir dönem geçiriyor. Evet. Çünkü klip setlerinde hep üşüyen tarafı oluyor. Yani ya da bu artık. Müthiş bir basın kontrolü. Yani çok çok zekice. Yani mesela CIA'nin dünyada yaptığı bütün operasyonlarda biliyorsunuz CIA'nin bütün dünya operasyonları, siyasi operasyonlar hep o ülkelerde yaşayan en geri zekalıyı hedef alarak yapılmıştır. Yok mesela. Ya hiç öyle zekice planlanan bir şey değil. Bu bir müthiş bir zeka bu. Abi hep üşüyorum çünkü üşüyorum ve üşüyorum diyorum. Yani bu gerçek benim hayatımın gerçeği yani. Bu arada burada da aşırı üşüdüm. Hayır. Mesela şunu söylemesi. Yani şu çok acayip bir laf değil mi? Yani al yorgun kalbimi kış boyu dans ihtiyacını karşılayacak bir burada şarkı. Burada sus işte, hemen yani? Hemen alalım. Ya hemen al. Yani niye alalım? Çünkü kış boyunca dans ihtiyacımızı karşılayacağız. İndirin o şarkıyı. Hemen alın. Yani Burcu sen üzerine alacaksın Burcu yaz. Ya bu müthiş. Hayır. Müthiş bir teknik yok mu burada ya? Hay Allah. Dans ihtiyacını karşılayacak şarkı ancak böyle bir üşürmeli kıyafet gerekiyor. Evet abi ama çok acayip. Vallahi senle benim kesin 7-8 adet turman lazım. Ha? Ya abi deme öyle. Abi müthiş ama müthiş. Burada bir zeka olması yok, lazım yok, bunun arkasında. Yok o kadar müthiş değil bence. Yani doğru olanı ne bileyim ben. O işte yani. Allah. Peki dur. Geliyor. İki albüm ve birçok single çıkardın. Evet yaptım bunu. Emin olamadı başta o ama. şarkı isimleri bahsetmem lazım. Gelsin öpsün kalbimi. Sevgilim. Bak bahsetmem lazım. Daha evet gündelik bir laf. Sevgilim bir şarkı ismi olarak. Gelsin öpsün kalbimi. Bunu böyle bir kaygı var ama değil mi? Yani bir şey diyeyim ve bugüne kadar bir başkası onu dememiş olsun.
şimdi ben öyle bir kaygı yok diyeceğim. Belki inanmayacaksın. Gelsin öpsün kalbimi. Yok. Hiç planlı bir şey yok. Yani gerçekten öyle. Bu sen misin yazarı şarkı? Benim. Gelsin söz öpsün yazarı, kalbimi. Bestecisi benim. Sinan, bir senin yorumunu rica ederim. Gelsin öpsün kalbimi sözünü nasıl bulabiliyor? Sinan sakın kötü bir şey söylemesin. Gebert. Hayır, kötü bir şey söyleme. Ben onu övmeye çalışıyorum. Farkında değil bu arada ama evet, yani değişik. Gelsin öpsün kalbimi nasıl söylüyor? Öbürlerine göre değişik. Gayet güzel. Gayet başarılı. Hmm. Gayet tıbbi bir terim yani. Kalp kısmı. Evet. Gelsin öpsün kalbimi. Güzel yani. Çok güzel. Şöyle nice. Oluyor. Şarkılara bilmiyorum. Sen nasıl isim koyuyorsun mesela? Ben isim koyarken hani şarkının içinden gerçekten bir sözü bitirdikten sonra buluyorum. Hani çok da kafa yormuyorum açıkçası. Ne bileyim işte gelsin doğru, öpsün kalbimi olsun diyorum bu şarkının adı yani. Ne bileyim öyle bundan denkeli. Bundan müthiş bir zeka var. Yine röportajından bir cümle okuyacağım. Eyvah geliyor. Müthiş bak halkla ilişkilerde CIA gibi çalışan bir kız. Bak diyor ki 30'undan sonra yanlış yazacak. Kendi 30'undan değil de başkasının 30'u gibi abi. Sinan'ın 30'udur o. Sinan'ın 30'undan sonra şunu fark ettim. Hiç üstüne alınıyor. Fark ettim ki insanın neyi istediğini değil de neyi istemediğini bilmesi daha kıymetliymiş. Aa güzel. Evet. Yani uzun. Güzel, bu iyiydi. Evet. Uzun ama çok uzun. Düşününce eğer üstüne düşünürsek çok güzel. Evet. Bence de çok güzel falan değil. Tam 30 bunu nasıl vuruyor? Söylüyorsun mesela? Kafanda düşünüp röportaj yaparken bir dakika durun falan deyip mi söylüyorsun? Şöyle. Yoksa rıp diye mi çıkıyor? Vallahi bılıp diye çıkıyor ya Allah Allah. Yani açıklayayım şu anki duygularını da. Neymiş senin 30'unda böyle bir keşifte bulunmuşsun? yani tabii ki de bir sürü hayat tecrübem oldu ve... Yok canım. Allah Allah falan. Ya şöyle yani insan böyle her yaş aldığında falan işte değişiyor, işte istedikleri değişiyor, kendini nasıl biri olarak tanımlıyor, tanımları bile değişiyor ama yani ben bu işin başından beri ne olmak istemediğimi çok iyi biliyordum mesela. Hani onu koruyup bugün ne olmak istiyorsam onu oldum ama hani o öbür alana hiç girmemeye gayret gösterdim yani ve onunla alakalı bir laf hani. Daha önemli değil mi bilmiyorum. Ne olmak yani istediğin şey değil, gibi. Ne olmak istemediğin yani. Ama şöyle ne bileyim bir şey... safe zone belki o hani. Şöyle genelde hep böyle kaçtığımız duygular var, kötü duygular. Hayır bir... Beni niye aşkın olmuş? Hayır bak bütün meselesi şu. Mühim bir laf etmiyor aslında. Bize mühim gibi gösteriyor. Bütün dalga. Yani bazen bu kelime oyunlarıyla filan yani bir şey oluyor ama onunla kandırıyorsun. Yani dur bakalım başka röportaj. Starlık evet. Kalmadı. Her şeyin ve herkesin bu kadar hızlı tüketildiği bir evrende starlık nasıl kalacak? Kimse hakkında merak ettiğimiz bir şey kalmadı. Çünkü her şey ortada. Kesinlikle büyük güç. Yalan mı? Kesinlikle. Bence çok doğru. Her Hayır. şey ortada çünkü sosyal Hayır. medya var. Hiçbir şey anlatmıyor. Bak dikkat et. Dikkat et. Hiçbir şey anlatmıyor. O kadar zeki ki. Kimse hakkında merak ettiğimiz bir şey kalmadı. Çünkü Tabii her şey zekiyim. Ortada. Çünkü şöyle demiyor. Röportajda değil mi bunu söylüyorsun? Evet. Röportajdaki söyledim. Sana ne soruyor? Ne sormuş Ay, olabilir ne bunu? Ne sorduğunu hatırlamıyorum. Hayır, tabii ki işte mesele o. Çünkü sana aslında bunu sorduğu hiçbir şey yok. Her şey nerede diyecek ya, hali yok. Ya boş yere mi yani... söyledim canım durup dururken röportajda bana durup bir şey sormadı. Ben starlık kalmadı durup, mı dedim kış boyunca yani. Dans ihtiyacınızı karşılayacak şarkıyı nasıl söylediysen ya, bunu da öyle söylüyorsun. Ya tamam basın bülteni yazılıyor neticede. Ona bir şey yazarsın da yani röportajda. Bak neticede seni ilgilendiren bir şey. Dur geliyor. İnsanlar depresyonlarından çabuk kurtulmayı dener genelde. Bu doğru. Doğru. Ben öyle yapmıyorum. Evet. Dibine kadar yaşayacağım. Yaşayacağım evet. karanlığı da hakkını vererek yaşamak isterim. Evet. O da bana bir şey öğretecek elbet. Öğretecek. Doğru. Tamamen doğru. Ne oldu? Doğru diyorsun. Ama sorun o değil. Bak. Sorun senin onu kazıklaman. Hayır hayır. Abi yani. Ben onu kazıklamıyorum. Güneş kapışmak. Bize bak başka bir laf. Yine bak bizi kazıkladığı başka bir laf okuyor. Meslektaşımın aksine kimse meslektaşlarım mı? Meslektaşımın birisine hedef meslektaşlarım demiş. Peki meslektaşlarımın aksine ben öyle yüzlerce şarkı yazmadım pandemide. Bak lafa bak. Tamam, burada bir saldırı var. Saldırı da değil. Etmeyiz. Hayır diyor ki ben onlar gibi yüzlerce şarkı yazmadım pandemide.
Tembellik yaptım. Çünkü o soru... Hiçbir şey yapmadım. Bana şöyle soruluyor. Pandemide bütün müzisyenler eve kapandı. Aşırı şarkı yazdı. Herkes... Kimse yazmadı. Yalan. Ben de onu dedim. Yok ben çok yazmadım dedim. Bu kadar yani. Yani herkes çok 100 şarkı yaptım işte falan yalan dedi. Yalan hepsi. Bir tek Bob Dylan albüm çıkardı. O da 80 küsur yaşında. Bir de sen. Evet. Ya albüm çıkarırsın ama... Abi eski topraklar... Yani... Eski topraklar... Onlar... Dünya Savaşı bebeleri olduğu için onlar albüm yaptılar. Diğerleri ne oluyor derken bunlar dur lan eve kapandık hemen şarkı yapalım falan filana girdiler. Hiç de öyle olmadı bayağı eve kapandık şarkı yapalım bayağı. Bob Dylan 80 yani. Küsur yaşında onu söylüyorum. İşte Bob Dylan peki. Yapar. Bir dur. Bir dakika okuyorum. Ben artık konuşmuyorum. Bir gün yataktan raart diye sıçradım. O ne? Raart. O ne? Anlatayım. R-A-A-R-D Bu niye koymuşlar burada yani rüya... Hayır kendisi röportaj yapıyor. Bunu niye koymuşlar? Hayır ya yani... Ya bir insan yataktan bunu, rahat bunu diye sesi... anlatabilirim ha, ancak. Anlat. Hani rahat diye uyandım ve rüyamda böyle işte Hollanda'nın bir kasabasıymış. Raar'da hoş geldiniz yazıyor bayağı ismiyle. Tabelası var falan. Yeşillikler içinde işte değirmenler var falan. Aşırı güzel bir rüya ve şöyle uyandım. Raar diye gerçekten uyandım. Sonra Google'a sordum tabii ki de ve Raart diye gerçekten Hollanda'nın bir kasabası olduğunu öğrendim. Yani aşırı etkilenmiştim tabii yani. Hani hiç dünya üzerinde hiç gitmediğim, bilmediğim bir yer neticede yani. Öyle bir anısı var. Evet yani bu anıyı anlattım ve bitti bu şu an. Ne yapsam acaba? Ya bu müthiş kız. Ben niye seni... Daha önce programa da gelmişsin. Niye geldi. Fark etmedim? Öyle oluyor bazen falan. Kim rahat diye uyanır abi falan. Sevgilin uyanırken geğirirse falan rahat diye kalkabilir ama sen onu Google'lamazsın tabii. Rahat dedi galiba. Ama öyle spesifik bir şey söyledim ki yani. Rahat mı dedin? Zort mu dedin? Rahat. Öyle bir mutlaka Hollanda'da Zort diye de bir kasaba vardır. Kesin vardır yani. Bu arada aynen. Peki sonra ne oldu kasabayla ilgili? Yani rüyamda kasabadan çıkmaya çalışıyordum bu arada. Çıkamadım sıkıntılıydı yani. Böyle mesaj uyandım. Olmasın. Ay. Hayır dalga geçmiyorum mesaj olmasın. Bilmiyorum mesajsa da hiç Raar'da gitmedim zaten yani oraya gitmedim bilmiyorum. Bütün bunları konuşurken senden onay alma ihtiyacım yani senin gözlerine bakma Raar falan. Hakikaten Raar diye bir kasaba varmış. Evet varmış. Evet. Şok evet. Oldum. Ermiş miyim? Peki kariyerinde de önemli isimlerle ve onlara emek vererek şey yapıyorsun başlıyorsun. Burada Metin Özülkü var, Işın evet. Karaca var, Ekstra Orkestra. Gibi. Harun onlar... Kolçak, Sibel Alaş, Reyhan Karaca. Oo, onlar da var. Peki ama kolay değil çünkü onlara vokal yapmak çünkü evet. Önemli sınavlar bunlar. Öyle. Hani birisinden sınavı geçsen öbüründen geçemeyebilirsin. Ha? Öyle yani çok uzun yani albüm yapmadan önce aslında hani birçok aslında şarkıcının kariyerinde hani ne bileyim albüm 20'li yaşların başında yapılır gibi bir algı da var ya işte. Ben mesela 27 yaşında ilk albümü yaptım. O yüzden bana şey demişlerdi. Abi hadi ne zaman falan hani geç kalıyorsun gibi. Yani çok uzun süre bu işin hani mutfağında çalıştım. Çok da güzel isimlerle çalıştım bence ve hepsi çok şey kattı bana. O zaman sen güzeldi. Bu isimlerle de sınanmış bir insan. Sınandım. Evet kesinlikle sınandım. Sınandım. Ve ondan sonra zaten bugün de hak ediyorsun bulunduğun yeri. Peki maşallah maşallah biraz aşkım kapışmakla konuşalım. Lütfen. Şimdi bu... Sıra bende. Peki bu tek kişilik gösteriler daha doğrusu senin seminerlerin evet. Birer gösteri haline mi geldi? Böyle söyleyebilir miyiz? Evet stand-up gösteri gibi. Öyle mi oldu? Peki ne farkı var aslında hepsinde bir enformatif taraf yok mu? Yani karşı tarafı bilgilendiren, eğiten bir taraf yine de. Ya... 10 sene önce Müjdat Gezen söylemişti bana. Ben MSM'yi okuyordum o zaman. Sahnede daha iyi konuşabilmek için. Sıkıldı insanlar artık bu kravattan, ceketten, akıl veren insanlardan. Gülen İpek Abalı da şey demişti, biraz güldür, biraz ağlat. Evet. Yani konuşurken, seminer verirken duygulara girmesini sağla insanların. Bir yıl kadar eğitim aldım, ondan sonra değiştirdim ben sistemi. Biraz eğlenelim, biraz gülelim. Yere geliyor ağlayalım, batalım, çıkalım. Hoşuna da gitti insanların. 10 sene önce de böyle bir dünya turnesine başladık. O zamandan beri devam ediyor. 3 ay önce de Küçük Mutluluklar kitabın çıktı. O çıktı. Kitapların kaçıncı kitap oldu? 12.
Maşallah. Ay kolay bir şey mi ya? Peki tane. Avrupa turnen oluyor. 16 şehir ve ülkede etkinlik yapıyorsun. Yakında Türkiye turnesiyle birlikte Avrupa turnesinin ikinci ayağı ve Amerika var. Tabii ki senin Mayıs'ta. Seyircilerin senden hem izleyerek ve bilgilenerek eğlenmek için geliyorlar. Evet. Senin için. Eğlenmek, içine dönmek, düşünmek. Evet. YouTube'da Çöz Beni Aşkım isimli bir formatım var. Evet. Yeni başladı. Yeni Çöz Beni Aşkım. İsim de çok güzel. Onu çöz aslında beni. Seyirci buldu, takipçi buldu. Çöz Beni, Çöz Beni diyorlardı. Tabii, ben Çöz Beni Aşkım. Geliştirdim onu da. Evet. Kendi hayatın nasıl? Bağla Beni Aşkım falan gibi şeyler var mı? Şu an bağlayacak biri yok. Yok. Peki. Peki bu okunmamış mesaj kitabın İspanya, Bulgaristan, Mısır birçok ülkede... Evet, yabancı dille çevrildi. Çevrildi. Bu da müthiş tatmin. İlk romanımdı. Yani evet. Sağ olsunlar, çok sevdi insanlar. Evet. İsimler de çok iyi. Senin şarkı isimleri gibi. Bunlar da kış boyunca geliyor. Okuma ihtiyacını karşılayacak kitaplar. Kadınlar sağdan, erkekler soldan. Beni benimle aldatır mısın? Küçük Mutluluklar kitabı. Hangi anne, hangi babasınız? Yaşam kitabı. Üzümlü kek. Kimim ben? Okumamış mesaj. Evet. Evet. Peki televizyon programları da var bu arada. Hep evet. Hep aranılan bir konuk oldun. Hep yüksek reytingli bir... konuk oldun. Aslında baktığımızda çok da güzel bir tip değilsin. Aynen, yani aman böyle aynen. Kıvanç Tatlıtuğ gibi çıksın da şunun bir suratını seyredelim falan gibi bir tip değilsin. Yani ya kolay kolay bir şey değil hakikaten. İyi geliyor bana şu an söyledikleri. Yani, evet. Evet bir de tabii ki lisansın yurt dışında birçok eğitim aldım ve onları bize iletiyorsun. İşte beden dili uzmanlığı, iletişim becerileri uzmanlığı, bütün bunlarda ve aşkım kapışmak da röportajlarında bize gelecekle ilgili, yani bugünün kimi psikolojik sorunlarının gelecekte bize nelere mal olacağı ile ilgili şeyler söylüyor. Örnekse diyor ki yakında linç ve çıldırmalar daha da artacak. Evet. Yalnızlık arttıkça skandallar artacak. İki kişiye birden aşık olmak artacak. Bak evet. Şimdi bu da ayrı bir tür. Şimdi, yeni bir tür. Şimdi bak türün özelliği şu. Laf oyunu yok bunda. Laf oyunu yok. Şimdi hemen diyor ki yakında linç ve çıldırmalar daha da artacak. Çünkü Türkiye'de sosyal medya linçlerinin, sosyal medyanın geldiği yerin ve çıldırmaların, insanların davranışlarının ne hale geldiğini görüyoruz. Hemen diyoruz ki vallahi aşkım kapışmak haklı, bu böyle olacak. Yalnızlık arttıkça skandallar artacak. Hakikaten öyle. Yalnızlıkla beraber büyük hareketler, büyük kasıtlı hareketler, evet. Başkasına cürümler, başkasına acı çektirmeler, başkasındaki bunları görüyoruz. Sosyal hayatta, adli olaylarda bunları görüyoruz. Sonra da diyor ki, ulen diyor, fazlaca diyor dünya geneline mi gittim diyor. Biraz da diyor kişisel bir şey söyleyeyim diyor arada diyor. İki kişiye birden aşık olmak artacak evet. Diyor. Hemen evli adam oradan diyor ki, vallahi haklı. Ya da evli kadın diyor ki, vallahi haklı. Ya da nişanlı ya da sevgilisi olan diyor ki, ben iki kadına aşığım. Bu... İki kadın, iki erkek meselesinde ne yapılacak abi? Benim hayatımda böyle zamanlar oldu. Allah'tan şimdi... Sebebini de biliyorum zaten. Bunlardan azadeyim. Evet. Allah'tan şimdi bundan kurtuldum. Tek kadın mükemmel. Hiç şöyle yani sağa ve sola dönmüyor. Nasıl kurtuldun? Hı? Ne yaptın kurtuldun mesela? Burada basma kalıp şeyler var. Onu aslında aşkın kapışmağı sorabiliriz. İki kadına birden aşıksan, ilgileniyorsan netice... İkisini de kaybedeceksin. Değil mi? Evet. Öyle söylenir. İkisi de başkasının türevi çünkü. Evet. Hmm. Çocukken eğer iki anneyle iki babayla büyüdüyseniz. İşte ben. Evet yani şimdi son zamanlarda bakıcıyla büyüme arttığı için onu açıklamıştım aslında. Bakıcı beyin var mı? Beyin 4-5 yaşına kadar iki kadınla ya da iki erkekle ilişki kurduğunda ne yazık ki 13 yaşına kadar amigdala da bu ilişki büyüyor. 14 yaşından sonra da sürekli iki kadın ya da iki erkek istiyorsun. Bu böyle bir dönem. Yani. Bu daha çok artacak. O zaman bak seni tanısaydım hemen anlar. Peki anladım. Ne halta yarayacaktı? Şöyle bakacaksın. O iki kadın geçmişteki kimi temsil ediyor? Allah Allah. Evet. Peki onu da anladın. Ne halta yarıyor? 6 ay bir sene depresyon yaşayacaksın. Belli bir süre cinsel ilişkiye yakınlaşmaya girmeyeceksin. Acı çekmen lazım.
Allah Allah. Acıyla bırakıyorsun. Bizim ülkede her şey yanlış anlatılmış o anlamda. Yani mutlu olmak ya da değişmek için sürekli bir dış sebep arıyoruz. Aslında beyin ne kadar acıda kalabilme yeteneğini geliştirirse o kadar iyi iyileşiyor. Ha, sen de hissettin onu. Dedin ki orada koydum kendimi oraya. İki saattir şeye şuraya gel de Sinan şu adamı... burada bak. Bir, şuradan gel de benim kafamı böyle... Hayır hayır şu tarafa arkamdan şuraya gel de adam bu böyle bu... Mühim bunlar aforizmalar yani. Çok önemli. Evet. Evet canım. Yani daha çok kötü duyguda kalmayı öğrenmek zorundayız artık. Başka yaz, yapacak bir şey yaz yok. Süreci, yaz süreci ne olacak? Evet bu yaz süreci. Yaz tutmuyoruz yani öğretilmemiş ki yani. Çocuğun oyuncağı kırılıyor, ağlıyor yenisini alırsın. İlişkin bitiyor yenisini bulursun. Ha. Ya bırakın ağlasın acı bu çeksin. Bu erkekler i̇şte pek gerizekalı değil mi? Onu demiştim işte bak. Anlamıştım orada erkekler gerizekalı değil mi? Onlar yaz tutmaya çok zor. Erkekler aman aman o konfor alanı. Erkekler sonradan vuruyor bence biraz beynine. Gerizekalılar. Kadınlar bile pardon. İsteye çok güzel... Tabii böyle genelleme yapamam. Tabii. Hakkım da yok ama yas tutuyorlar kadınlar. Bir şeyi bitiriyor abi. Yas tutuyor. Yas süreci çok önemli. Ama erkekler hemen çivi çiviyi söker. Evet. Marangoz musunuz da? Yani zaten ne oluyor? Bitenin türevine gidiyor yanlışlıkla. Ha. Benzerine gidiyor. Onda onu yaşatmaya çalışıyor, yaşatamıyor, tekrar bırakıyor. Bir de gelen gideni aratınca. Üçüncü seferde de hemen ay, evleniyor. Ay senin de öyle. Aman aman aman. Kış şarkısı. Ay ne oldu Mustafa Sandal'dan bana mı geldi? Ha. O genelde ya da hemen evleniyorlar. Yas tutmamak için gidiyor evet, evleniyor. Ben onu da yaptım. Hemen çocuk evet. yapıyor. Mesela. Güzel tabii. Uyuyor mu sana? Sen aynı kızla evleniyorsun sen. Tamam ama birisini sana söylemesi lazım. Aynı kız değil. Demesi lazım ama olmuyor tabii. Güzel ya. Deneyim yani. Peki yas tutmayı erkekler nasıl öğrenebilirler yas? Bir kere tek başına kalmayı öğrenecekler. Hiç yapamaz. Çok sıkıcı. Tek başına kalmayı imkansız. Erkekler yapamaz. Yani yapamazsan daha da başa dönmeye başlayacaksın bir süre sonra. Bu sefer hep up olmak isteyeceksin. Evet, sürekli bravo. Seni düşüren insanlardan kaçacaksın. Bravo. Sürekli söz kesmeye başlayacaksın hayatında. İnsanlar sana kötü duygu attığında hiperaktifleşmeye başlayacaksın. Bu sefer yenilik sürekli işten bahsetme, paradan bahsetme, güçten bahsetme bir yere kadar. Eliden 45-50 arası vitamin içmeye başlayacaksın. Vitamin mi? O yeri, burana o iyi gelir. Şu seni gençleştirir. Bilmem ha, vücut direnci daha verir. Daha 55-60'a doğru da unutacaksın. Alzheimer demans işte ondan sonra. Aman genç olduğun için de hep bizim bol tarafa ben de 40 küfret. Oldum yani. 40 yani. Oldum öyle deme. Ama biliyor musun bende ne var? Ben şimdi hayatımda şeydeyim. Yani bir amacım yok. Yani para kazanayım. Şu evde oturayım, şu arabayı alayım, şöhretim işte artsın. Altıma bir tekne, şöhretim de artsın falan, şununla da beraber olayım. Aslında şeyim de var tabii ki, psikiyatr Başar Akman'a gittim. Görüşmeler. Anlattım bunları, uzun bir süredir gitmiyordum. Ondan sonra sevgilim ayarladı, sen dedi. Buna dedi git dedi. Kaç yaşında bitti bu duygun? Bu duygun kaç yaşında bitti? Şimdi böyle geliştirici yani, sevgililere ihtiyaç var. Yani vallahi şey oldu. Herhalde. 50'de bitmiş. Yani şimdi işte 57'yim. Vallahi 7 yıl, 8 yıl oldu. İyi, çok Sinan iyi, çok iyi. Yani çok iyi. Çünkü ama Başar dedi ki, Başar Akman bana dedi ki çok iyi gördüm seni. Evet doğru ben de öyle görüyorum. Öyle mi görüyorsun? Sebebini söyleyeyim. Sende şunu görüyorum. Ya, az önce de dinledim seni içeride. Sen bir şey yaparken onu öğrenmeye çalışıyorsun. Küçük şeyleri, ayrıntıları sürekli böyle. Atıyorum bir müzik türü çıkıyor. Sen hayır bu nasıl yapılmış, kim yorumlamış, kim eleştirmiş, nereden gelmiş. Bunu yapmayan insanlar psikolojik problem ileride yaşarlar. Senin yaşam amacın bilgiye hakim olmak. Bildikçe de iyi geliyor sana. O bildiklerinde bilmeyen insanları gördüğünde hafif onları bir kafasını karıştırıyorsun sohbet ederken. Ona karışınca bilinç dışına gidiyorlar. Söylemek, almak istediğin mesajları onun adına alıyorsun. Bir duygu atıyorlar sana. Sen bu sefer hafif bir kinaye, küçük bir eleştiri, hafif bir üstünlük. Karşı taraf şunu bekliyor senden. Hadi benim işimi konuş, hadi benim istediğim şeyleri söyle. Onları sona bırakıyorsun. 5 dakika içinde kafayı bozdurup 6. dakikadan 7. dakikada istediği malzemeyi veriyorsun. Rahatlatıp gönderiyorsun. İşte sen busu falan diye böyle hani anlattık yani. 7 yılı 5 dakikada çözdü, ben kalkıyorum.
Surata bak. Ay ne? Ama bu müthiş. Bu onda bizim bak. Psikolojik fal. Aşkımın yaptığı şey onunla beraber birçok kişinin cüret ettiği, cesaret ettiği demiyorum. Çünkü herkes onun gibi yetenekli ya da donanımlı değildi. Ama cüret ettiği bir şeydi. O yıllardan dikkat edin. Yani bu işte kılavuz kitaplar çıkarmaktan guru olmaya, başka ne diyebiliriz? Başvuru kitapları yazmaya. Kitapları. Bir de ne diyoruz ona? Bir şey. Kişisel gelişim meselesine mesela bu adam kadar kalıcı olamadı kimse. Çünkü o onun bütün bunların üzerinde herkese bir çizik atacak üstünlükle bir zekası var. Her zaman beni şaşırtıyor. Çünkü aşkım kapışmak kariyeri ya da dünyası mesela benim normalde haz ettiğim bir dünya değil. Evet. Yani ben mesela aşkım kapışmaya diyebilirim ki yani bir kişisel bir soru. Şekerim niye Victor Hugo olmayı denemiyorsun filan? Madem böyle müthiş bir gözlemin var. Madem bu kadar üstün bir edebi kabiliyetin var. Niye yani Victor Hugo tabii esprili bir isim. Yani herhangi bir yazarı söyleyebilirim. Niye bu kişisel gelişim işinde duruyorsun? Mesela bir roman yazsan edebi bir denemede içinde bulunsan senden böyle fışkırır, çiçekler açar senin yazdıkların. Mesela ben bunu ona söylerim. O ısrarla bu dünyada duruyor. Çünkü burada bir ne diyor ona in English? Healer yeteneği var. Yani iyileştirici bir kabiliyeti var ve insanlara bunu şifacılık bravo. İnsanlara bunu vermekten büyük mutluluk duyuyor. Yani oturur tek başına Romanya Orhan Pamuk falan anladın mı? Yani o değil o. Yani böyle bir şey yapıyor. Orhan Pamuk'a da ne garip geçirdik. Yani hiç böyle söyledi şeyler söylemek istemezdi. Orhan Pamuk'la ilgili olarak. Hani evdeyim yazıyorum isterseniz okuyun falan. Hayır bir şifacı özelliği var. Teşekkür ederim. Ya yani şimdi oradan diyecek ki Orhan Pamuk'la aşkın kapışmağı mı kapıştırıyorsun? Yani evet onu ya. Yapıyorum yani. Yorumlara kapatırsa şey YouTube'da ya. Hepsi olmaz. Yok canım kanal açıyor benim. Saçma videolar. Hatta kanal beni linç ettiriyor. Benim laflarımdan böyle şey koyuyor. Program belki de yayınlanmaz da dersiniz falan diye. Çok güzel bir laf. Yine sürekli mutlu olmak diye bir şey yoktu. Mutluluk ne kadar süresi mutluluğun? Mutluluk diye bir şey açıkçası yok arkadaşlar. Evet yani, bravo. Yani gerçekten yok. Yani, ben alkışlıyorum. Şöyle bir şey ya biz hep böyle dışsal sebeplere bakıyoruz. İşte iyi bir kadın, yakışıklı bir erkek, para, güç bilmem ne. Bunlar haz, mutluluk değil. Ama şöyle anlayabilirsin mutlulukla hazın farkını. Bir haltı yedin, bir şey yaptın. Bir iki gün sonra hala onu düşünüp aynı duyguda kalabiliyorsan bu iyi bir şey. Mutluluğa yakın. Ama yediğin şeyi, içtiğin şeyi, aldığın şeyi bir gün sonra etkisi gittiyse bu haz. Biz haz istiyoruz, mutluluk istemiyoruz. Sanki bir yer var da hayatta oraya gidip mutlu olacağım. Böyle bir dünya yok. Kesinlikle yok yani. Mutluluğun daha anlık hali. O kadar şey ki mesela bu hangi programda böyle bir Muhabbet Kralı'nda profesörlerle yaptım. Yani çok daha akıllıca ve doğru yerlere vuruyor. En azından benim anlayışım açısından. Ben tabii o kadar iyi anlamıyor olabilirim ama mesela mutlulukla haz farkını ya mutluluğun ne olduğu konusunda bu son zamanlarda çok lafı edilen anda kalmak meselesiyle ilgili mutlulukla ilgili yorumlarımız geçmişte bir fotoğrafa bakarken ya da eşle, dostla, akrabayla, aileyle bir anı tekrar geri çağırdığımızda, yani o anı hatırladığımızda, o kısa süreçte mutlu olduğumuz gibi bir yorum yapıyoruz. Ya da gelecekte mutlu olmakla ilgili şurada, şu noktada, şu zaman diliminde mutlu olmak gibi bir tasarımız var. Evet. Ama aslında yaşadığımız anda bir süreçten söz edemiyoruz. Yani eğer bir süreçten söz edeceksek mesela ben hep şeyi düşünüyorum. Bir zaman makinesi gibi bir şey. Bizim kahve belgeseli yaptık biz. Kahve belgeselinin finalinde var bu. Orada koydum. Sonra da o genç arkadaş beni buldu. Bir mesaj iletti. Uzun yıllar önce çok eski bu. Türkiye'de bir bilgisayar firmasının yaptığı bir kısa film yarışmasında ki bir kısa filmden, ödül alan kısa filmden bir kesit. Bir öğrenci evi,
bir çocuk, birkaç odada çocuklar beraber kalıyorlar filan. Diyor ki çocuklardan biri, hadi diyor gelsenize diyor, bir zaman makinesi icat ettim ben diyor, size onu göstereceğim diyor filan. Ondan sonra çocuklar diyor ki, hadi lan sen nasıl zaman makinesi icat etmiş olabilirsin? Hakikaten ya diyor, bir zaman makinesi icat ettim filan diyor. Hepsi birden toplanıyorlar, bir tane aparat var. Böyle dekoder gibi bir şey, salakça bir şey. Üzerinde bir kırmızı bir tane bir şey var böyle. Pik 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 ışığı yanıyor. Bu mu lan diyor. Ha bu diyor, beğenemedin mi diyor. Hadi ya diyor, böyle diyor, zaman makinesi mi olur diyor. Hakikaten zaman makinesi diyor. Sonra kamera uzaklaşmaya başlıyor çocuklardan. Hatta evin dışına çıkıyor. Daha da uzaklaşıyor, daha da uzaklaşıyor falan. Sürekli şunu tekrar ediyor. Bu mu lan zaman makinesi? Evet, beğenemedin mi? Hadi ya böyle zaman makinesi olur mu? Bu mu lan zaman makinesi? Ha evet, zaman makinesi. Tekrar beğenemedin falan. Bir zamanda sıkışmışlar. Evet, güzel. Zaman makinesi bunu yapmış. Bir zamanda sıkışma. Bizim kahve belgeseli de şununla bitiyor. Keşke mutlu olduğumuzu düşündüğümüz bir zamanda sıkışsaydık. Ve sürekli aynı şeyi tekrar etseydik. Ve cennetimiz bu olsaydı. Çok sevdiğimiz bir anı sürekli repete etseydik. Gibi bunu devam edip. Bu olurum. Yani bu, hayır bilmez, bilmiyorsun ki. Bilmiyorsun ki. Sürekli aynı anı tekrar yaşıyorsun ve ilk defa yaşıyormuş gibi. İlkinde, mesela bu ne olabilir? Sevdiceğine kavuştuğun an. Elini ilk öpücük işte filmi vardı ya. Çocuğunu öptüğün an. Bir şeyi başarılı olduğu an. O anı sürekli repete ediyorsun. Ne kadar onun süresi? Tabii zaman izafi, önemi yok zaman ne kadar olduğunu. Bir saniye mi? Evet. Birkaç saniye mi? Ama geçmişte baktığımızda bir fotoğrafa mesela diyoruz ki, ha ha evet orada mutluymuşum. Hmm. Çok ilginç bir o şey. O da öyle, o da bizim zaman makinesi gibi ama bir şey. Ama beyin işte normalde geçmişteki iyi anları hatırlamıyor yalnız. Anı. Evet, mesela çocukluğunuzla ilgili iyi bir anı anlatın desem hatırlayamazsınız. Anı. Hatırladığınız anılar, diyelim ki gittim şöyle dans ettim, oynadım. Büyük bir ihtimalle onu hatırlamanın sebebi öncesinde ya da sonrasında kötü bir şey yaşadınız. Ha. Evet, hatırlamıyor bir. Hatırlasa yaşayamaz yani. Aa. Kötüleri ya, hatırlıyor mu? Nasıl? Kötüleri. Kötüleri hatırlar ya da kaçar. Hatırlamak ister. İgnor eder yani. Bastırır. Kaçınca zaten işte bizim şu anki bütün terapilerimizin sebebi o biraz. Kesinlikle. Aslında. Kesinlikle. Oraya gidip durman gerekiyor orada. Oğlum. Tıp okusaydın, evet ya, doktor olsaydın ve psikiyatr olsaydın, bugün senden yemin ediyorum Sigmund Freud gibi söz edecektik yani. Şey, ne oldun arada? Travmalar yüzünden o kadar etkisi var ama ya. Yani. Ha? Ya ben de zaten bu yolculuğa kendi travmalarım yüzünden çıktım. Hı. Yani hani başlangıçta bir baba travmam vardı. O travma olmasaydı büyük bir ihtimalle okurdum. Büyük bir ihtimalle okurdum yani. Tam böyle 16-17 çok, yaşında. Çok acayip. Peki geçmişte mutlu olduğumuz bir, peki o anı çok kısa olarak da tarif edemiyor muyuz? Yani sadece bir zorladığında bir geliyor. Zaten onu hatırlıyorsanız büyük bir ihtimalle şimdiki zamandan mutsuzsunuz. Hmm. Buradaki bir duygu götürüyor sizi oraya. İyi hissetmiyorsunuz, tutunacak bir şey arıyor. Diyorsun ki küçükken annem bana bunu yapmıştı. Büyük bir ihtimalle öncesinde başka bir şey olmuştu. Ama bir kötü bir şey var. Yani kötü bir şey var. Yani beyin onu hatırlar. Beyin iyi anıları hatırlamaz çok fazla. Peki, mesela ben bazı mutlu anları anlatırken filan hep ağlarım. Özlem duyuyorsun. Özlem duyuyorum. Evet, çünkü oradaki duyguyu özlem duyuyoruz aslında. Ama o da zor mesela. O da bir kadınla ilgili yeni kadını anlatıyorsun ona. Tabii, anneyle ilgili. O da ona der ki, o da ona der ki, aman o kadında ne hatırladın. O zaman ona git der, yaşa onu der falan yani. Ama dertleştiğin kişi yanlış yani. Dertleştiğin kişi. Ama mesela... romantik, ben onu yapamam ya, ama romantik yani bir şey, bir erkek hakikaten romantik olduğu bir şeyi erkeklere anlatamaz ki. Anlatamaz. O da evet. Ve işin kötüsü kadın hep şeyler ya, kadınlara anlatırsa. Tamam, bana yani anlat eski hani sevgilini, aynen, eski karını, eski geçmişte olan bir şey, benim gibi uzun yaşamış olursan mesela, yaş haddinden emekli gibi, onu mesela 30 sene önce olmuş bir şey, ha ha falan diye anlatıyorsun. Aynı tatlı falan ama diyor. O da işte bir, şey, iki sene öncekini anlatamazsın. Yok. Bakım istiyorsun orada da ama. Bakım mı istiyorsun? Bakım istiyorsun. Yeni kadından bakım istiyorsun. Tabii böyle bir yaram var. Bana iyi gel. Bunların hepsi yayında, bana bakım yap diyor. Yayında mı her şey bunların? Evet. Bayağı evde gibi. Ben hiç sıkılmadım mesela. Evde gibi konuşuyorum ya yani şu an. Evde gibi konuşacaksın tabii canım. Ama hepsini yayınlamayın o zaman ya. Yani. Ama işte bu adam niye halta yarıyor o zaman? İşte bunu biz bunu şey olarak... Neyse evet. Evet. Çok güzel. Hoşuma gitti. Peki niye erkek erkeği anlatamıyor? Çünkü fazla duygusallaşıyor. Ağlıyor. Güçsüzlük.
Yani güçsüzlük. Güçsüzlük. Güçsüz hissediyor. Peki kendisi. Nedir? Duygusallaştığımız zaman güçsüz oluyoruz. Ay, bunu kabul etmek lazım. Artık erkekler duygusallaşmanın zayıflık olmadığını anlamak zorunda yani. Güçsüzüz. Güçsüzüz. Gerçekten güçsüz. Kadınlar daha güçlü. Bazı konularda güçlü. Aman canım sıcak sudan elimiz yanıyor. Tavaya dokunamıyoruz. Bilmem neyi kesemiyorsun. Bilmem neyi yapamıyorsun. O yüzden erken ediyoruz. Erkek çok şey canım. Hani aldım baltayı elime. Aferin sana. İyi de tavadan elin yanıyor. Sıcak onun, suya sokamıyorsun. Onun tek derdi en büyük baltaya sahip olmak ama işte. Ay ne acayip. Ya, garip bir şey ya. Subliminalsin. Ya ama yani hani en bu gerçek. Ne demek istedin? Yanlış mı? Yani gerçekten. Nasıl subliminal? Alttan alta canım. Ne acayipsin ya. İlginç. Öf, final çok ilginç oldu. Çok güzel gidiyordu. Peki. Final güzel gidiyordu. Gerçek. Türkiye, bak falan. Diyor ki bir de hiç utangaç değildir yani. Türkiye'de ve yurt dışında insanı insana anlatan bir motivasyon konuşmacısıyım. Yani doğru. Motive ediyorum. Diyor. Doğru. Ha? Çabalıyorum. Motive yani. Ediyor. Ya doğru. Bilmediği bir şey anlatmıyorum aslında. Evet. Yani... Bunu anlıyorum. Peki senin bu... Tabii ki bir neredeyse stand-up şova çevirdin, eğlenceli hale getirdin bu programlarını. Peki insanlar buradan çıkarken böyle nasıl çıkıyorlar? Gidip iki tane kedi keselim, insan Aynen. vuralım diye çıkmıyorlar herhalde değil mi? Yani şey diye çıkıyor, sevelim. Aynen. Hayır öyle çıkmıyor. Yok ya? Mal gibi çıkıyorlar. Mal gibi. Ha, ama mal diye bir boyut var beyinde, mala girmek zorundasınız. Ne güzel tarih. Öyle yani bu çok sağlıklı bir şey. Öyle. Yani beyinde bir mod var default network diye. Şöyle bazen duruyorsun ya mal gibi. Hı. Şunu arada bir yaptığınızda beyin rahatlıyor, işlemlemeye geçiyor. Böyle eğitim ya da seminerlerde... Dur lan öyle tipler görünce işlemlemeye mi geçiyor diye bir şey diyeceğiz bunları. Şöyle bak şöyle... Mal gibi adam diyecek, ha işlem yapıyor şu an. Affedersiniz, işlem yapıyor. Eğitimden, seminerden çıkınca bir hafta böyle bir kalıyorsun. Mal gibi. Yok ya. Ara ara dalmaların artıyor. Çünkü ay Covid sisi gibi ayol. Bir hafta örnek? Sonra da iyi duyguya hiç girmeye başlıyor. Ben mala mı bağladım demin? Hayır şöyle bir şey onu hepimiz yaşıyoruz. Ya bir etki az yapıyoruz. Önce... Bak abi basit bir şey senin konserden öyle çıkmıyor ama. Bak senin konserden istedim. Çıkıyor ne eğlendik ne coştuk ne güzel şarkılarda diyor. Malak. Bunun konserinden çıkınca ıgırık. Yükleniyor. Bu şöyle yükleniyor. Bir şey. Vay. Çok güzel az önce Sinan otururken sen... Bilinç dışına saldırdın ya. Öyle mi yaptın? Evet. Ya. Öyleymiş. Sinan şöyle oldu. Kafa karıştı. Buna mal boyutu deniyor. Evet. O bende hep oluyor boyut. Çünkü neden? Nedeni şu. İşgal edilmişsin çocukken çok fazla. Uyarmışlar seni sürekli. Kurallar şu şu yönlendirme. Biri seni işgal ettiğinde kafa gidiyor sende. Nasıl işgal edildiğini. Yapma ya. Abi. Ama ben gidersin işlemci. Böyle işgal. Sen ne yaparsan ben işlemciyim. Bundan sonra... Bak sen ben aşkım buluşalım. Evet buluşalım. Üçümüz. Niye beni mal şu an dışladınız bu masada? Sen çünkü kışta... İşte ayrımcılık, kadını bir kenara atma, mobbing... Ben buradayım şu an konuk olarak karşısında oturuyorum. Dans. Sen ben aşkım dedi yani baya. Kışın dans. Ay sen buluşmak istersin de ben yok, hayır der miyim? Yok siz buluşun. Yok yok. Aa kışta ayol. Peki devam edelim. Maldan çıkınca buluşuruz. Diyorsun ki... Çok güzel laf. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Kesinlikle ama sen uzman olarak söylüyorsun. Ben laf olsun diye söylüyorum. Kadın da erkek de aldatır. Evet. Sadece kadın ardında iz bırakmaz. Yani genelde evet. Doğru. Kadının aldatıp aldatmadığını erkek çok zor anlar. Salaktır. Anlamaz. Çok, doğru. Çok zor anlar değil anlamaz. Kadın isterse anlar. İlave tamam. edeyim. Güzel laf. Sen de söylersin. Kadın ancak... Aa şimdi söylüyorsun. Özür dilerim cümlenin devamında söylüyormuş. Kadın ancak kendi isterse yakalanır. Bu kadınların gücü nedir abi? Ya erkek aldatmayı cinsel yolla başlıyor ne yazık ki. Yani kadını gördüğü an bir anda o dürtü salgılanıyor. O yüzden bir anda aldatmalar erkekte fazla olur. Anlık gelişen aldatma. Çok tasarlamaz. Ama kadın aldatacaksa onu önceden tasarlar, kurgular, zihinsel olarak yapar bunu. Hiç anlamazsın. Bir de erkek karım beni aldatıyor mu diye çok düşünmüyor. Düşünmez. Düşünürse evet. çok fena. Çıldırır yani. Korkunç. Peki bu senin Müge Anlı'daki o iki kadının yufkacıya kaçması olayında çözdüysen seni hemen çözdüysen seni şimdi siyasete sokuyorum hemen. Yani gir siyasete vallahi bu memleketin durumu nedir abi?
Memleketin durumu ne yazık daha da zorlaşacak. Yani, zorlaşacak. Evet, daha da kötüleşecek. Evet. Sıkışma artıyor çünkü. Sanatçılar burada ne yapar? Sanatçılar da sen şöyle... mutlaka önemli şeyler yaparsın ama sanatçılar nasıl healer olur, şifacı şu olurlar olacak, bu konuda? Sanatçılar şöyle yaşamalı artık. Popülarite arttıkça yalnızlığınız da artmaya başlayacak ne yazık ki. Sanatçılarda şöyle bir yanlış var. Sürekli etrafındaki insanlar oraya dokunma, buraya girme. Kötü duyguya girmelerine izin vermiyor etrafındaki kimse. Bravo. Ve bu sefer de onlar da iyice travmatize olmaya başlıyorlar. Elton John şeyleri. Ya bir gece kulübüne 5 kişi herkes gidiyor. Herkes takdir bekliyor yani. Çünkü yani kötü şey söyleyenleri etrafında barındırmıyor zaten aslında. Zaten şöhretin altında. Onu duymak istemiyor yani. Ama bu duyguya alışık olmak zorundasınız. Yoksa şu gelişecek. Yani rakamlara takıntılı olmaya başlayacak. Evet insanlar. Ne kadar tıklandım, ne kadar eskiden ne kadar sattım, şimdi ne kadar tıklandım, ne kadar oldu falan. Halbuki mutlaka... duvarlara çarpmak lazım kreativite açısından. Kesinlikle. Evet. Yani yoksa ne satacaksın? Doğru. İnsanlara neyin tecrübesini dile dökeceksin? Pandemi, neyin duygusal tecrübesini? Pandemi dile. Dönemi ya çok işe yaradı bu anlamda yani dibe çökmekle ilgili değil mi? Benim için evet. Çok iyi oldu. Bir de şunu yapmamalı sanatçılar, ünlüler. Bir araya geldiklerinde herkes birbirinin işini anlatıyor. Şuraya işini. Şunu yaptım, buraya gittim, böyle oldum, bu sattım. Bu sanatçılar, ünlüler bu bunlardan kaçının. Bu tamamen yüzeysel. Aslında bu ne demek? Sosyetik insanların bir yerlerde açılışa gidip sürekli şurada arsa aldım, burada bunu yaptım demeleri gibi boş bir muhabbet aslında. Beyne hiçbir faydası yok bunun. Aslında ne demek istiyorum? Beni öf. Beni öf. Hmm. Ulan burada evet. Övmeyeyim seni bari. Karşında cevap yani. Bekliyorsun, doğru. Ama bazı mesela bir açıdan da ben pandemi sırasında bir önceki kanaldayken fazla sayı senin Fazıl. Fazıl'ı konuk etmiştim ve Fazıl bana çok uyarıcı gelmişti bu konuda. Çünkü Fazıl bir çalışma manyağı olduğu için. Evet, takip ediyorum ve ben de. Kendi övülmesi ya da başka açıdan değil. Bana direkt olarak ya arkadaşça şeyi sor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? Ne öğrettin? Ne yaptın? Neyi çıkardın falan filan. Bu da aslında uyarıcı oluyor. Evet, ara ara gerekiyor ama bu çok da, değil. Bu da güzel bir şey. Bak, tabii Fazıl bana kendi yaptığı şeyleri anlatmak için ki ben onu programda konuk ediyordum. Benim sormam lazımdı ama onun için sormuyordu. Beni dürtüklemek ve tarif etmek. Şey çok güzel evet, bir şey. Evet, o güzel bir ama şey. Onu anlarsın yani. Hani evet. Kimin ne için yaptığını anlarsın. Mustafa Sandal ve Berkay da mümkün değil. Berkay. Mesela ben biliyorum Berkay ki ne ya. Mustafa Sandal ne Berkay bana ömrüm boyunca benim o sırada ne yaptığımı sormayacaklar. Bir kere bile sormadılar. Ben Mustafa Sandal'la çok eski arkadaşım. Ne zaman görsem bir kere bile bana ne yapıyorsun demedi. Ya çünkü en rahatsız edici duygu ne biliyor musun? Sürekli karşı tarafı övmek zorunda hissetmen. Şu duygu yani. O yani ciddi bir rahatsız edici duygu. Ve karşı tarafın rahatsız olması gereken bir duygu aslında. Yani hani karşı tarafın hiç konuşmasına izin vermemen ve hani hep ben şöyle yaptım, bunu yaptım falan. Abi tamam da hani yani. Aynen. Ben de dinlemeye mi geldim yani? Eskiden hani öyle ben değildim. De burada... Hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman olmadı. Teşekkür ederim. Tamam. Şöyle ya da böyle şu noktada şımarmış, bu noktada saçmalamış, bu noktada iyi olmuş falan evet. Öyle olabilir ama hiçbir zaman öyle bir adam olmadı. Hiçbir zaman. Teşekkür ederim. Hiçbir zaman. Hakikaten yani çok kolay kolay bulunan bir şey kesinlikle. Değil. Kesinlikle. Yani varlığını devam ettirmek, aynı çizgide kalmak. Evet zor ya. Şimdi vallahi sizle konuşunca hak verdim yani. İşte mazlum derken bunu demeye çalışıyorum. Evet ama yani... ya mesela ben geçen bir diğer programda da söyledim. Amedeus'a şey geldi. Nuri Bilge Ceylan yanında arkadaşlarıyla işte bir ekibi midir yazar şey. Herkes çok hoş adamlar. Yaş ortalaması çok yüksek. Ondan sonra bunlar geldiler. İşte... Selçuk Yöntem'in kulisine girdiler falan. Bana da işte bizim çocuklar geldiler dediler ki Nuri Bilge Ceylan geldi yani. Ondan sonra sana da selam söyledi falan. Ben de oturdum yerde hani böyle işte oynamışım rolümü falan böyle. Ondan sonra böyle üstünde. Bornozu falan yok dedi de öyle dinleniyorum falan. Sağ olsun aleyküm selam falan filan dedim. Fakat sonra işte... kız arkadaşım gelmiş falan işte orada bir şeyler oyundan sonra bir şeyler içelim oturalım falan filan derken bunlar orada Zorlu'nun bir yeri var orada oturuyorlar falan gittik bunlara kadar hiç yani Nuri Bilge Ceylan'la ilgili söylediğim her şeyden utandım. O kadar tatlı bir adam ki. O kadar tatlı bir adam ki. Sanki hiç o kadar sıkıcı filmi yapmamış gibi. Ben adama nasıl bayıl, yanındakiler filan.
Ve hakikaten kendini aşmış entelektüeller ve kendini aşmış bir sanatçı gördüm. Çok abi, 3 saat oturduk. 3 saat boyunca, 3 saat boyunca Mozart'la ilgili, Salieri ile ilgili, oyunla ilgili dünya kadar sorular sordular ve çok bilgililer. Araştırıp gelmişler. Harika. Filmi, eski film, Miloš Forman'ın filmini tekrar seyretmişler. Teksti çok iyi biliyorlar. Konuyu çok iyi biliyorlar. Her şeyi çok iyi biliyorlar. Durmadan sorular sordular. Ben durmadan cevaplar verdim. Ve hiç adam dönüp de ya da yanındakiler şöyle bir filmde biz yaptık demedi. İşte, utandım. Güzel. Yerin dibine geçtim. O kadar sıkıcı filmi yapmamış gibi... Ödüllerden bahsetmiyorum. Bütün ödülleri aldı zaten. Bir de bunları sen dillendiriyordun da. Yani programda. Evet. Programda da söylüyordum. Ve o kadar utandım ki adamın nesini diyelim, zarafeti. Ve doygunluğu ve kabul etmişliği mükemmeldi. Bayıldım. Bu sözü söyleyeceğimi hiç düşünmezdim ama bana söyletti yani tavrıyla. Ne güzel. Evet. Yani. İşte bu duygulara ihtiyaç var. Evet. Yani bir insanın hakikaten insanların diğer insanları sevecenlikle, bilgiyle, kültürle ezmesine ihtiyacımız var. Hakikaten çok ezmek, ezmek. Zarafet yani mi? Meyvenin suyunu sıkar gibi hakikaten meyvenin suyunu sıktığında kötü bir şey ortaya çıkarmıyorsun. Güzel bir şey ortaya çıkarıyorsun. Bir başka bir şeye dönüştürüyorsun. Senin mallık dediğin bu. Evet. Dönüşüm. Dönüşüm. İhtiyacımız olan bu zaten. Evet. Ya o... Yani o yüzden hani şeyi söylemeye çalıştım o röportajın o kısmında. Hani dedin ya başta okuduğun Türkiye ile ilgili. Evet. Hani gelecek. Biz buna gerçekten her gün böyle bir 20 dakika yarım saat mal gibi durmaya ihtiyacımız var. Sessiz sessiz duracağız. Hiçbir şey yapmadan. Programın adı ne? Hangi program? Okan Bayülgen'le bir şeydi mi? Bu Okan Bayülgen'le diye bir programı yok benim. Okan Bayülgen'le Ateşli Geceler programı. Ay mevzucan düşünüyorum. Programın ismi Okan Bayülgen'le Ateşli Geceler. Anons etmeyecek miyim sonuçta koyarken? Ne yazacağımı nereye koyuyorsun? Ya Instagram'a sen bir yere bir şey koymuyorsun. Biz koyacağız bunu. Tamam. Televizyona koyacağız, YouTube'a koyacağız. Ay paylaşacağım ya. Ne yazayım ya? Ya programın adı Uykusuzlar Kulübü. İyi tamam, o belli zaten. Ama sen istiyorsan Okan Bayülgen'le Ateşli Geceler silah koysana öyle. Bak bir şey söyleyeyim. Ben yazacağım sana. Aşkım kapışmak. Şimdi sizin bölümü burada sona erdiriyoruz. Diğer konuklarım var. Bir dakika olur. Fakat ne kadar kitap çıkarırsan çıkar. Ne kadar mühim aforizman olursa olsun. Herkesin diline pelesenk olan anekdotların olursa olsun. Şu cümleyi bana sen söyleyemedin. Tokat falan gelmiyor. Bekliyorum. Al yorgun kalbimi. Kış boyu. Dans ihtiyacını karşılayacak bir dakika karşılayacak bir şarkı olacak değil, oldu. Oo. Yani biz bu karlı günlerde işte ya. Bu efendim İstanbul Belediyesi şunu mu yaptı, havaalanında şu mu oldu falan filan, bütün bunları bırakın, bütün bunları bırakın. Al Yorgun Kalbimi şarkısı sizin bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacak. Çünkü kışın herkes balan şarkı çıkarıyor, ben hareketli çıkardım diye parantez içinde susuyorum. Bir de klip setlerinde üşüyen taraf hep ben oluyorum. Bunu konuşmuştum. Alkışlıyoruz değerli konuklarım. Müthiş. Bu güzel lan. Harikaydı. Hanımlar, beyler, Uykusuzlar Kulübü devam ediyor. Çok önemli bir sinema projesiyle karşınızdayız. Dilberay projesi, Allah rahmet eylesin. Çocukluğundan itibaren yaşadığı acılara, sefalete ve şiddete Allah vergisi sesinden kuvvet alarak dayanan, böylece Türkiye'nin sevgilisi olmayı başaran Dilberay, keder dolu hayatını anlatan Dilberay filmi 4 Şubat'ta vizyona giriyor. Bu filmin önemli oyuncuları, yapımcısı, yönetmeniyle beraberiz. Büşra Pekin, Nursel Köse, Doğukan Güngör, Hakan Kırbabaç ve bilinen ismiyle yönetmenimiz Keçe ve yapımcıları temsilen Aytaç Ağda bizimle beraber. Alkışlıyoruz kendilerini. Hoş geldiniz. Çok önemli bir proje hakikaten. Beklenen bir proje. Yönetmeniniz Keçe daha önce Müslüm projesiyle zaten bir olay yarattı. Çok izlenen, müthiş bir otobiyografik filme imza attı. Hakikaten çok önemli bir işti. Bu filmde de kim bilir ne güzel
şeyler yaptınız ve izleyenlerimize de tavsiye ediyoruz. Hemen YouTube üzerinden filmin fragmanını, teaserlarını izleyiniz ve 4 Şubat'ta da vizyonda çok önemli bir film. Benim tabii ki ben Büşra'yı tanıyorum, Nursel'i tanıyorum, Keçe'yi tanıyorum. Doğukan'la ve yapımcımız Aytaş Bey'le şimdi tanışıyorum. Büşra'ya şaşırıyorum. Şaşırıyorum. İncecik ve güzel bir kız olmuş. Teşekkür ederim. Ayrıca evet da ya. Nursel'e de yani şaşırıyorum. Nursel de yaş almak şöyle dursun daha da güzelleşiyor. Maşallah evet, maşallah. Nursel, kimi oynuyorsun filmde? Dilbörek'in kayınvalidesini oynuyorum. Güzel. Evet. Kayınvalidesi deyince hemen Nursel Köse'den işte kötü karakter gibi bir şey uyanıyor hemen kafada. Senin ama de. Senin dramatik efektin bu. Evet. Daha doğrusu yapımcılar öyle yaptılar seni. Yaptılar. Evet. Ama burada bir ters köşe. Keçe yaptı hakikaten. Kastın hani böyle bir şey olur ya tabelası orada işte kimden ne oynar diye böyle fotoğrafların altına figürler yazılır. Keçe geldiğinde beni yani Dilberay'ın annesi olarak öngörülmüştü. Keçe geldi benim resmimi aldı oradan kayınvalideye oturtur. Tam ters bir köşe karakter. Yani Dilberay'ın hayatında çok önemli bir rol oynayan ve tek iyi insan kayınvalidesi. Allah Allah. Evet. Mentoru Dilberay'ın aslında. Allah Allah. Evet. Yani onun hayatına yön veren, sanatçılığına yol açan ve bunun çok önemli olduğunu hisseden, gören bir kadın. O anlamda çok zevkle oynadığım, çok severek oynadığım bir karakter oldu yani. Öyle. Peki hemen yönetmene soralım. Hem Müslüm Gürses hem Dilberay Türkiye'de büyük yığınlara mal olmuş ama belki de entelijensiya ya da medya tarafından değeri geç bilinmiş karakterler. Sanatçılar demek istemiyorum. Bunlar çünkü sadece sanatçı değil, aynı zamanda karakterler. Ve bugün anladığımız anlamda hani sosyal medya fenomeni falan filan diyoruz ya, öyle fenomen değil. Fenomen yani, öyle fenomenler. Şimdi senin yaptığın bu iki işte de belki bu yönde bir merakın var. Bu garip hayat hikayelerini tekrar yaşatmak, aktarmak, bir storyteller olarak bunları tekrar gündeme getirmek gibi. Doğru mu bilmiyorum. Doğru. Bir yandan da biz biraz bu otobiyografilerde bakış açısını değiştirmeye çalıştık. Türk edebiyatında da sinemasında da bu otobiyografi dediğiniz davalar hep şeyden yürüyor Okan abi. O bir melekti, kanatlarını göremediniz. Altın yumurtluyordu, yumurtayı tadamadınız. Oysa bu insanların zaafları, problemleri var. O problemlere rağmen bir yerlere geldiğini biz hani göstermeye çalıştık. Özellikle Müslüm'de Hakan Günday çok değerli bir yazar. Oturup Hakan'la bu konu üzerine bayağı düşündük hani birkaç gece. Bu insanların da işte çapakları var. Başlarına gelen kötü şeyler var. Her şeyi alkışlamak olmuyor. Bunlara rağmen bir şey yapabiliyorlarsa o çok güzel. Otobiyografilerde de tabii sorumluluk biraz artıyor. Göstermenin sorumluluğu diye bir laf vardır ya sinemada. Biraz onu işte hani hep kulağımızda tutup hani bu sefer böyle olsun dedik. Yoksa otobiyografi filmleri bizden önce de vardı ama daha alkışlayan şeylerdi. Biz burada hani bir tek sanatından değil diğer taraflardan yürüdük. Müslüm'de de benim en yakın olduğum şey ben rocker'ım işte. Biliyorsun sen biraz rockçıyım. Arabesk bu ülkenin tek alt kültürü aslında. Biz biraz başka mahallenin çocuklarıyız. Rapçisi, rockçısı gibi. Dilberay da üstüne Müslüm'ün üzerine hani bir kadın hakları olarak çok ilgimi çeken bir hikaye oldu. Çünkü Aytaşlar'dan geldi hikaye. Ben iki sayfayı okudum açıkçası. Dilberay Hanım'ı tanımıyordum, bilmiyordum. Şarkılarına bile hakim değildim. Ama bu kadın hakları mevzusuna biraz takığım. Hemen yapalım filmi dedim. İşte birkaç kere yazdık. Bir de müzisyen arkadaşım çok var benim. O, biraz o bildiğim yerden geliyor müzik konusu olunca. Öyle. Evet, peki. Aytaç Ağa daha soralım. Şimdi bu projede 3 yapımcım var. Evet, 3 yapımcıyız. Hatta daha doğrusu Özgür Tari ve Oğuz Sözen bu projeyi buluyorlar. Ben de sürpriz bir şekilde
Haluk Levent'le başlayan bir yolculuk. Sonra bu şirket kuruyorum işte film yapmak üzerine. Başka filmleri görüşürken bu filmi teklif ettiler. Ben de ilk başta hani Dilberay'ın sanatçılığından dolayı çok büyük kitleleri olamayacağını önce düşünüyorum. Sonra senaryoyu görünce ha bu film hiç Dilberay olmasaydı da kadının çektiği dramı anlatan ve buna rağmen de o drama rağmen savaşıp yılmayıp başaran hatta artık erkeklere dahi patronluk yapabilmiş yani ailesine artık güç sahibi olup söz sahibi olabilmiş bir kadın ve başka kadınları da kurtarmak için hem canını tehlikeye atmış hem parasını vermiş her şeyi yapmış yani hem örnek olmuş müthiş bir kadının hayatı olduğu için de anlatalım zaten şu dönemde de en çok kadınların kendine güvenip yola çıkmamasını aslında bir tetikleyecek diyecekler ki ya biz de yapabilirmişiz. Dilberay yapmışsa ki o çok daha zor bir hayattan yapmış. Biz de kadınlar olarak deneyelim, uğraşalım ve başaralım diyebilecekler yani bu filmden sonra inşallah. İlham verici film. İlham verici film, evet. Bu açıdan. Peki. Doğukan, sen tabii genceciksin. Yani baksana şu şeyine. Allah aşkına böyle şey mi olur? İki satır galiba. Olur canım. Ama tabii hemen yazmışlar. Şimdi oynadığın tiyatro oyunları çok güzel, mühim oyunlar. Hı-hı. Aynı zamanda dizilerin var. Savaşçı, Meryem, Zümrüdü Anka. Savaşçı gibi. Yok aslında. Bizimkiler Google'un salaklığına kurban gitmişler. Evet. Ben özür dilerim. Meryem ve Zümrüdü Anka evet. Var mı? Meryem ve Zümrüdü Anka var. Meryem'de yarısı mer var. Hani yem yok gibi bir şey oldu. Çünkü hani ufak bir rol erken de final yaptı. Savaşçı yok. Onun dışında... Peki bu kadar yani 96 yılında doğup da bu kadar kısa bir CV'ye sahip olup nasıl Keçe'nin gözüne girdin? Ne oldun? Şöyle Harika Uygur'dan... işte Harika Uygur olunca evet. Benim de çok eski arkadaşımdır. Yani artık belki... İsimlerimizi bilmediğimiz günlerden beri beraberiz. Nefis bir kızdır. Evet. O seni, onun tercihleri, işaretleri çok doğrudur. Evet. Yani o seni işaret ettiyse, Keçe'ye o mu işaret etti seni? Muhtemelen öyle. Yapımcıya mı işaret etti? Kime işaret etti? Harika benim arkadaşım. Tamam. Harika ile ilgili şöyle bir... hikayem var. Küçükken Ezel Akay'ın şirketinde asistan çalışıyorum. Hafta sonu oldu. Harika da in-house kasçı. İşte 90'lı yılların ortalarındayız. Ben çıkacağım dışarı. Harika dedim ben çıkıyorum dışarı işte kaseti al. Yani ben geceleri akacağım. Hayır dedi sen iyi yönetmen olacaksın. Oturuyorsun burada. Benim bir kulağımı çekti. İlk defa yönetmen olacağımı ben Harika'dan duydum. Harika enteresan. Gerçekten beni de müthiş, ilk müthiş. Gören kişi Harika'dır. Müthiş. Yani o yüzden Harika ile bir gönül bağım da var. Hani ne dese yaparım. Doğukan'la da sağ olsun Harika tanıştırdı. Aynı şekilde diğer erkek başrol Ayberk abiyle de Harika sundu. Bir Büşra'da harika bir ortak sesimiz çıktı. Hani bunu kim oynar dediğimiz zaman ikimiz de Büşra dedik. Evet ne ve kadar. Hemen tabii Ayberk Pekcan'ın adını anınca hemen burada bir saygı duruşunda bulunalım. Doğru. Evet. Bu müthiş oyuncuyu çok yakın tarihte kaybettik. Çok yakın tarihte ve siz de zaten filmin sunumunda onu anan bir ibare yerleştireceksiniz. Evet doğru. Çok ödüllü. Sinemaya gönül vermiş, kendisine adamış müthiş bir oyuncu. Beraber çalıştınız. Bu film tabii ki bir hüznü olan bir film. Hüznüne de böyle bir hüzün eklendi. Aslında yani, bir daha son filmi yaparak bunu aslında bir daha taçlandırdı. Evet. Kesinlikle. Bir de ismini tekrar söyleyelim. Şey Ayberk Pekcan diyelim. Ayberk evet. Abi çok da iyi oynadı. Evet. Hepimize çok sen anlatıyorsun var. Bize programdan önce anlattın. Bir tavrı mı uzun süre çalıştı ve getirdi? Vücut diline iki gün çalıştık. Nasıl yürüyecek, omzum altta duracak. Üstelik Adana'da çektik. Hep bir hocamız vardı zaten hani şiveyle ilgili. Burak hocamız. Ama Ayberk abi zaten o topraklardan geçtiği için jargonuyla bizi uyardığı noktalarla filme çok katkısı oldu.
Ve çok iş seçen biriydi. Hı-hı. Hani kötü işte oynayacağına çalışmamayı tercih eden biriydi. O, onur etti. Ben ilk defa çalıştım. Hani hı-hı, çok da onur duydum. Toprağı bol olsun. Amin. Allah rahmet çok, eylesin. Çok da güzel bir insandı. Yani o performansı muhteşem. Ne oldu muhteşem. Gözünden yaş mı getirdin kız? Ya vallahi yaş getirmedim ya. Gerçekten Ayberk abi böyle hepimizin yüreğine çok dokunmuş, çok sevdiğimiz birisi oldu ve çok kısa sürede çok kısa sürede kaybettik. Yani 3 ay içerisinde bir anda hastalandı ve. Peki, hadi sana geliyoruz. Senle son görüşmemiz. Şimdi biraz filmden buraya böyle hüzünlü anlardan şeye geçelim. Komik anlara. Geçelim. Senle son görüşmemiz senin evinde mi olmuştu? Evet, stüdyoda buluşmuştuk. Peki, orada bir yakışıklı oğlan vardı. Bıraktın mı onu? Biz evet ayrıldık. Yapma ya. Ama beraber çalışmaya devam ediyoruz. Ben onu sordum. Aslında oğlanı hiç hatırlamıyorum. Geldiğimde. Ondan sonra ikinizle beraber uzun uzun oturmuştuk. Siz ama İstanbul dışında bir yere taşınmış mıydınız? Yok, aslında yani benim evim de o sitede, aynı sitede oturuyorduk. Stüdyo bizim genelde çalışma ortamımızdı. Ama o İstanbul'un dışında bir yerde. Yok, Anadolu Hisarı, Beykoz. Orası İstanbul'un sana dışında uzak işte. Sana gelmiş. Yok. İstanbul'un içinde her mi orası? Her yere çok yakın. İki havalimanın ortasında. Metet. Aman yani oraya. Hemen köprüden sonra o kadar yapma ya. Orası bütün benim. Müzik sektörü. Ya şekerim ben Beyoğlu'nda oturuyorum Galata'da. Benim için ama buraları yani. Hep fakirler oturuyor oralarda. Alakası. Yani ben oralara ne gideyim mesela. Fakir diyor ki. Biz komşuyuz bir daha. Siz ikiniz orada hep fakirler. Mesela diyor ki Şekeriyağ köyde oturuyor. Diyoruz filan. Evet. Şekeriya köye gidiyorsun. Eskiden buralara taşınanlar bu bir de Acar kentle şey var ya. Ne öbür? Beykoz konakları. Çubuklu. Şimdi bunu Beykoz konaklarında oturanlar diyorlardı ki o zaman Beykoz konakları çok havalıydı. Ama bu da ilk oralarda inşaatlar başladığında Beykoz konakları çok havalıydı. Acar kentte son yapıldı. Onlar da havalı villalar yapıldı. Bütün böyle şeyler benim gibi asil olanlar değil de işte sonradan para kazananlar falan oraya göçtüler. Yeni geçtiler. Zengin olanlar, sanatçılar falan filan. Fakat bu Beykoz konaklarında oturanlardan bir şey duydum. Dediler ki altına. Keşke Acarkent'te otursaydık da Beykoz konaklarına baksaydık. Nasıl yani? Yoksa Beykoz konaklarında oturuyorsun, Acarkent'e bakıyorsun. Ama o tarihte ilk yapıldığında Beykoz konakları daha sosyetikte, Acarkent alttan geliyordu, dipten gelen dalga gibi. Sonra Acarkent'te çok mühim oldu falan. Şimdi bir de Şekeriya Köy var. Evet. Evet. Buraya... Orası çok uzak. İşte orası çok orası uzak. Sizin oturduğunuz yer neresi? Bizim orası Anadolu Hisarı. Anadolu Hisarı. Göksu evleri ya. Ya şey yani köprünün tam şeyi ver. B-133 falan. Neyse ben oraya çıkışı. Sizin eve gelinceye kadar akla karayı seçtim. Herhalde buraya gidiyorum. Gece kalırım dedim. Sonra beni sepetlediniz. Evime geldim. Ya teşrif ettin, mutlu ettin. Evet. Orada o çocuğu bıraktın ama görüşmeye devam ediyorsun. Onun bilgisini aldım. Yani çocukla da görüşürüz. Şimdi kalbin boş mu? Boş. Neden olduğunu sana söyleyeyim mi? Söyle. Çok zayıfladın çünkü. Çünkü sağlığa taktın, güzelliğe taktın. Yok. Olmadığın kadar güzel bir insan oldun. Ondan sonra müthiş güzelleştin. Güzelleşince işler kesat. Güzellik yalnız olma giriyor. Güzellik yalnız. Ben hayır. Ya. Bu noktada aşkım. Ya Sinan sen yalnızsın kendi güzelliğin içinde. Farkında değil misin? Var güzelleşince işler kesat olur mu ya? Hayır. Hayır. Ben kesat, açıklama getirmek kesat. Ya yok anlatsın. Ben kesat başarıdan başarı. Zirvedeki yalnızlık. Ha olur evet. Güzel. Hayır. Ben ona VIP yalnızlığı diyorum. Yani... Yok, aslında aşkımın yok hayır. Yani. Bak ben sana söyleyeceğim. Şey ben sana ya. Söyleyeceğim. İşte bahsettiğin şey. Ben sana şimdi o yası yaşamak aşkım ve... gitti. Çünkü Oğuzhan Uğur'un bilmem nesi varmış. Oraya gittiler. Evet. Beni de hayırlı çağırdılar. Olsun. Ben Oğuzhan Uğur'a gider miyim? Ben kendi dükkanımda kalacağım. Onu çok korkunç severim ama şimdi seninki ne oldu biliyor musun? Sen eskiden küçük, tombiş, kabiliyetli bir kızdın. O kadar değil ya. Neresi? Tombişi. Tombişti. Balık etli diyelim. Balık etli diyelim ya. Bölgesel. Yanaklı. Yanaklı evet. Yanaklı bir kızdım. Evet sonradan gittikçe güzelleşti. Bir Hollywood starı gibi kendisine bak. Bir program çizdi. İncecik oldu. Bir şekil oldu. Bir şey oldu. Ve zirvedeki yalnızlık.
Zirvedeki yalnız. Güzel bağladın abi. Babacığım. Ciddi söylüyorum. Bambaşka bir şey. Bundan sonrası artık hüzün krete karbo. Ama kalbimin boş olması benim kendi tercihim oldu. Onu söylemek istedim. Salağa bak. İnsanın kalbinin boş olması kendi tercihi olur mu? Evet. Biraz dinlenmek istedim. Kalbinin boş olması hep başkalarının tercihidir. Anlamadığın şey bu. Sen kendi tercihin sanıyorsun. Aşkın kapışmak olsaydı şimdi söylerdin. Evet, keşke olsaydı ya. Peki. Özellikle sonunda ne oldun? Ne oldun? Zirveye çıktın. Zirveye çıktın. Türkiye'de kimsenin oynayamayacağı Dilberay rolünü oynadı. Kimse kimseni sıkmaz abi. Kimse oynayamaz. Kesinlikle çok zor bir... Kesinlikle evet, çok zor. Bir de baktım ben seyrettim bilmiyorsun. Orada ne böyle dramalar. Ha? Nasıl ne yapıyorsun o? Onları? Çok güzel. Komedyenlikten söyledi. Değil mi? Direksiyonu böyle kırıyor. Bir de kendi kırıyor. Sesiyle söyledi şarkıları. Ha, bir Allah de o var. Şimdi, o da bu adamın üstünlüğü. Şimdi ne o şey uzun çocuğa da onları tabii. Söylettin. Timuçin'e. Timuçin'e de söyletti. Timuçin'e de söyletti. Evet. Bu kıza da söyletti. Bu da yönetmenin herhalde. Türkiye'de evet. Pek alışık değiller. Allah Allah. Hani hele de biyografide şey diyorlar. Niye Müslüm'ü söyletmedi? Yani niye Müslüm'ün kendi sesini vermedi ya. Timuçin çalıştı. Yani onu sen daha iyi ama onlar Doors filmini seyretmemişler mesela. Yani doğrusu. Ya aslında bu dünyada %30'a %70 mix yapılıyor. Hani dünyada bunun masterları var. Hani... Yani Val Kilmer. Şimdi biliyorsun hasarlı şu anda. Ege diye dolanıyor. Ondan sonra o Val Kilmer mesela. Öyle anlatılır mı ya? Ya, ya abi için bunun dünyadaki mixaj şeyi %30'a %70. Türkiye'de hiçbir master bantı bulamadığımız için biz miksajı yapamıyoruz. Normalde %70 Büşra'nın sesi, %30 işte Dilberay Hanım'ın sesini mixlemek gerekiyor. Ama kanal kanal bulamadığımız için o masterları hiçbir şekilde ya. Türkiye'de... Kıza söylettin mi hepsini? Tabii canım bir de helal deli olsun. Gibi çalıştı ya. Çok deli güzel. Gibi çalıştı abi. Peki ne oldun? Ne oldu? Yani oradan bu komedi işlerinden direksiyonu kırdın ama orada uçurum da var. Orada aşağı da gidebilirsin. Az bu cesaret değil. Evet. Ha? Ya aslında hep istediğim bir şeydi. Ben türleri... Orada ne seni motive ediyor onu merak ediyorum sanatçı olarak. Ya türleri hiçbir zaman ayırt etmedim. Bu okulda okuduğum dönemde de böyleydi. Fakat doğru bir projeyle bunu yapmak istiyordum. Yani daha önce daha dramatik roller gelen bir sürü proje okudum ama Dilberay ve Keçe bu anlamda çok doğru örtüşüyordu benim Keçe açımdan. Bana gelip Dilberay'ı sen oynayacaksın dese vallahi girerim. Değil mi? Girersin. Girerim. Abi Keçe vallahi. Söylüyor. Evet. Ulen derim bir bildiği vardır öyle. Bunun derim. Öyle. Sesten abi. Kaybeder miydin? Sesten kaybederdim. Fizikten kaybedeceğimi düşünüyorum. Ama. Fizik yapılır ya filmde. Ya ama çok acayip. Çok acayip. Yani seni çok seviyorum biliyorsun eskiden beri. Ama nasıl böyle burayı direksiyonu buraya kırıp da bu dramatik rolün altından kalkıyorsun çok acayip bir şey. Şimdi ne oldu? Neye üzülürüm biliyor musun? Bu sinemalara giriyor. Sinemalara giriyor ama sinemalar eskisi gibi değil. Yani yeni gelen film eskiden çekilen filmlere göre belki fersah fersah yukarıda. Ama velakin sinemalar eski sinemalar değil. Değil abi. Evet. Değil. Sinemalara gidiyoruz, üzülüyoruz sinemaların haline, filmine. Evet. Ya James Bond seyrediyoruz, Matrix seyrediyoruz. Evet. Sinemaya üzülüyoruz. El alem çekmiş. Matrix çok kötü ama. Matrix iyi. Hayır bence çok ben kötü. Aşkım kapışmak sen ben gidelim. Çok seveceğim. Ya onunla bak, ya. Çekilmez. Ha? Beni attın yine. Senle kışın biz sizden de kışın görüşürüz. Abi, bir dakika. Dans edeceğiz. Bir dakika. Ay sen Oğuzhan'a gitmedin mi? Ben seni şeye gittim. Hayır lan aşkım kapışmak. Bak bir şey söyleyeceğim. Canımsın. Bir şey söyleyeceğim. Estağfurullah. Peki şöyle bir şey. Yani eskiye göre yeni gelen filmler fersah fersah yukarıda. Fakat maalesef sinemalar eski halinde değil. Evet. Dolayısıyla hep mesela filmlerden bahsederken şey diyoruz. Efendim şimdiki de hangi dijital platformda acaba ölecek film falan. Yani biz size gelmeyelim de bir zahmet siz bize geliverin gibilerden. Evet. Pandemi de bunu aslında çok normalleştirdi yani. Herkes evde izlemeye çok alıştı. Ama sizin filmin başka bir kaderi olacağını tahmin ediyorum. Evet. Bunu nereden çıkarıyorum? Çünkü ben James Bond'a gittim salon boş. Matrix'e gittim salon boş. Dune'da da. Nerede? Dune'da da boş dediler. Gitmedim. Ama nerede salon dolu? Mesela
Almanların yaptığı Stephen Zweig'ın satranç filminde salon dolu abi. Daha küçük salon ama dolu. Yani o salon küçük olduğu halde oradaki sayıyı, oradaki sayı kadar büyük salonda bulamıyorsun. Yani şey yükseliyor. Filmin enteresan bir tarafı varsa, entelektüel bir tarafı varsa, o zaman seyirci bir dakika diyor. Ben bunu dijitalde beklemeyeceğim. Bunu gideceğim yerinde göreceğim, ait olduğu yerde göreceğim, büyük projeksiyonda göreceğim diyor. Hele hele bu çektiyse. Evet. Ha? Jean-Paul Sartre'ın lafı var galiba değil mi? Şey, bir tek sinemada başınızı yukarı kaldırıp bir şeyi seyredebilirsiniz diye. Hani çünkü televizyona hep kafamızı eğeriz. Sinemada başka bir hayranlık duygusu var. Uydur uydur söyle. Jean-Paul Sartre'la televizyonda... Ulan televizyon mu varmış? Bunu yüz yakacıları söyleyebilir. Gıdı var, çıkar televizyonuz derseniz. O gibi lafları hep Jean-Luc Godard söyler biliyorsun. Jean-Luc Godard çat küt pat diye. Tabii o artık şey, yeni dalga. O şey anekdot. Peki o oğlanı bıraktın. Film için mi bıraktın? Yok bizim iki seneyi geçti ya uzun. Orada uzun... ne yaptın arada? Ne yaptım arada? Ha. Arada ne yaptın böyle? Şöyle bir şey yaptım. Ya bir Serenay Sarıkaya dinlenmesi falan. Yok öyle bir şey yapmadım. O sırada zaten Los Angeles'a gidecektim. Birazcık böyle bir eğitim kafası. Bunu sormak istiyorum. Şimdi sana sormadım ona soracağım. Ha. Siz bu parayı nereden buluyorsunuz? Kenan Doğulu ve sen. İkiniz. Bu Los Angeles parasını nereden Ceceli. Buluyorsunuz? Ha? Ceceli. 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 Kenan Doğulu da. Ama bir gün. Abi bu parayı. Ulan biz şuradan Yunanistan'a gidemiyoruz da. Siz evet. Böyle bir Los Angeles parasını nereden buluyorsunuz? Çok küçük yaşlardan beri benim her zaman böyle... Var mı? 3 yaşında... Eğitimim için ayırdım. Sünnetime altın getirdim. Ya çok küçük yaşlardan beri Suudi Arabistan'da doğmamın etkisi de olabilir bu. Birazcık böyle enternasyonel... Suudi Arabistan'da niye doğduğunda ayrı bir tabii ki. Evet, babam orada görev yapıyordu. Mühendis. Mühendis. Tabii tahmin aynen. Ettim. Aynen. Milli İstihbarat Teşkilatı olmasın? Değil. Elektrik mühendisiydi. Maşallah. Yani çocukluğumdan beri böyle bir sempatim vardı. Vay be, farklı ülkelere gidip işte eğitim almayı. Ben öğrenmeyi aslında çok seviyorum. Eğitim almayı çok seviyorum hayat boyu. O yüzden arada bir gidip öyle herkes beni tatile gittim zannediyor. Ama ben mutlaka bir şeylerin peşinde, bir şeyleri öğrenmek, burada bu nasıl yapılıyor'nun peşinde koşuyorum. O dönemden sonra Los Angeles'taydım. Bir 3 ay 4 ay orada kaldım. Nereye gidiyorsun? Los Angeles'ta nerede kalıyorsun? Ev tutuyorum orada. Her ev seferinde. Tutuyorsun. Aynen. Türk arkadaşın var mı? Az var ama evet. Los Angeles'a tek başına gidip ev mi tutuyorsun? Evet tek başına gidip ev tutuyorum. Nedir böyle hani uyuşturucu kaçakçılığı falan işinle misin? Hayır. Peki nedir? Hayır ne oluyor orada mesela? O ben kazandığım parayı, evet. Kazandığım parayı kendi gelişimim hayır, için harcıyorum. Hayır, hakikaten bunu merak ediyorum. Sen de bak bundan şey yapma. Ben oyuncu olarak bunu hiç anlamadım. Bunların bir crowd'u var böyle. Ne yapıyorsunuz işte Los Angeles'taydım falan filan. Kenan Doğulu orada bilmem ne falan. Ne yapıyorsunuz işte 2 Meksikalı, 3 bilmem ne falan. Yani ne iş hocam sizin işiniz? Los Angeles'ta mi? Ben gittim Los Angeles'a. Amerika'da sadece Los Angeles'a gittim. Başka hiçbir yeri görmedim. Hı hı. O sırada bizim müthiş arkadaşım, senaryo ve oyun yazarı ve oyuncu Levent Kazak oradaydı. Ondan sonra gittim Los Angeles'a. Komik adam. Allah'ım ya Rabbim. Bu kadar berbat bir hafta geçirdiğimi hatırlamıyorum. Çünkü bunların arabaları var. Ondan sonra birbirlerine gidiyorlar. Ondan sonra... Birbirlerine gidiyorlar, birbirlerinde oturuyorlar. Ondan sonra... Bunun için de Los Angeles'a gitmeye değmez. Abi Los Angeles'ı görmedik. Ben yeni evlenmiştim, yine evlenmiştim. Ondan sonra gittik Los Angeles'a. Benim karım ve ben de yeni evlenmiş olmanın verdiği salakça coşkuyla... ...şurayı görelim, burayı görelim falan filan diyoruz. Bunlar diyorlar ki bize, Levent... Ay hiçbir yeri görmeye gerek yok. Her şey çok fena. Ya, peki nereye gidiyoruz? İşte o Japon'un evine oturmaya gidiyoruz. Bu sanatçının evine oturmaya gidiyoruz. Oturmaya gittiğimiz evlerde de bir sıkıntı dünyası böyle.
Ay bir iç geçirmeler falan böyle. Ondan sonra... Abi Kenan'da kalman lazım. Ben Kenan'da kalıyorum mesela. Harbi mi Kenan'da kalıyorsun? Kenan'da kalman lazım. Ne arıyor lazım. Kenan orada? Yani Kenan orayı çok iyi tanıyor muhtar gibi. Güzel yaşamayı da biliyor. Kenan evde oturtmuyor zaten. Hani kalkalım şuraya gidelim. Peki sen Los Angeles'ta nereye gidiyorsun? Oraya gittin. Evet. Nereye gidiyorsun? Ben orada yani o kadar fazla şey yapıyorum ki sabahları çok erken kalkıyorum mesela buranın aksine. Yürüyüşlerimi yapıyorum, işte sinemaya gidiyorum. Oradaki yeni çıkan filmleri izliyorum. Stand-up şovları izliyorum. Arada bir workshoplara, atölye çalışmalarına gidiyorum. Alışveriş yapmayı seviyorum. Ne adı? Rodeo bilmem ne. Ne orası? Rodeo Drive var tabii ama ben Melrose'u daha çok severim mesela. Orada daha... Evet. Ya buralardan bahsetmeyeyim çünkü hani... Peki. Çok böyle sosyetik gibi duracak. Hakikaten ben vizyonumu sonra açmaya, kafamı açmaya gidiyorum Malibu aslında. Beach bilmem ne orada bir şey. Oralarda var. Ben aşağıları daha çok seviyorum. Newport Beach'leri, aşağıları daha çok seviyorum. O, Malibu'ya gelmeden. Aşağı doğru. Dönüyorsun. Aynen. Atatürk Caddesi'nin oradan. Neydi? House of the Blues falan duruyor mu? House of the Blues yok mu? Ben hiç bilmiyorum. Ben duymadım. Dan Aykroyd'un yeri. Var duruyor. Oraya bilmiyorum. Gidiyor musun her gece gittiğinde? Ben bir gece gittim. Galiba. Lan ben de bir gece gittim zaten. Ben her günüm orada geçmedi ya. Ama orada her gün geçecek gibi bir yer. Peki şeyler böyle publar maplar filan barlar? Yok ya hiç publar falan. Hatta 2'de şeyler kapanıyor. Bütün kulüpler vesaire her şey kapanıyor orada. Ben de LA deyince yani Londra'da... gece hayatı en son aklıma gelen evet, şey oluyor. Evet LA yani gündüz hayatı hep spor, işte aktiflik, sağlıklı yaşam. Ben Los Angeles'a gitmek istiyorum. Şu nedenle belli bir yaşa geleyim. Şimdi yakında 60 yaşımı bitireceğim. Orada erotik film sektörüne girmek istiyorum. Los Angeles'a gitme amacım bu. Orada çünkü bu sektör var. Ülkemizde bu sektör gelişmemiş. Yani keçe de bu konuya girmediği için gelişmemiş bir sektör. Ben oraya gidip orada bir kariyer yapmak istiyorum. O sektörde başarılı olacağıma inanıyorum. Çünkü o sektörün adresi o. Biliyorsunuz 2 ödül töreni var. Ben eski bir programda bunu göstermiştim. Şey ödülleri var, Oscar ödülleri var biliyorsunuz. Bir de Las Vegas'ta erotik film ödülleri var. Bunu karşılaştırdım 2 ödül törenine. İnsanların nasıl geldiğini karşılaştırdım. Oscar'a gelen herkes çırılçıplak. Elbiseler, erotik film ödüllerine gelen herkes boğazına kadar kapalı. Ondan sonra giyinerek geliyorlar. Dedim hangisi daha ahlaki, siz karar verin. Yani... Bu orada müthiş bu sektör çalışıyor ve tabii orada araba mı satın alıyorsun, kiralıyor musun bir yerden bir yere giderken? Uber kullan. Uber. Uber'le mi kullanıyorsun? Uber'le biniyorsun. Ama olur mu öyle ayol? Ne olur mu ya? Arkadaşların arabası oluyor falan. Ha arkadaşlara şey. Ama kiraladığında ama orada da hayatınız şöyle mi geliyor mesela? Ali Veli 49.50 gelecek beni alacak da oradan şunlara gideceğiz, oradan bilmem neye gideceğiz falan. Peki burada sanatsal açıdan bir şey oluyor mu? Oluyor tabii ki. Yapma ya. Oluyor. Olmaz mı ya? Yani bütün sektörün aslında müzik sektörünün, film sektörünün bayağı kalbinde oluyorsun bir kere. Bir kere bir de şey tarafını çok seviyorum Los Angeles'ın. Bütün dünyadan yetenekli işte hani bir şeyler yapmak isteyen insanların birleştiği bir nokta. O yüzden farklı kültürleri de aynı şehirde görebiliyorsun. Onları da rastlayabiliyorsun. Aslında görmüyorsun. Görmüyorsun çünkü bir yerden bir yere o kadar arabayla, o kadar meşakkatle gidince kaç kişi görüyorsun merak ediyorum. Ya mesela. Ben de mesela ilk gittiğim zaman oraya çok sıkılmıştım. Ya demiştim sokaklarda insanlar yok, işte her yere gitmek için arabaya ihtiyacım var. Ama biraz uzun kaldığında, oranın marketine gittiğinde vesaire konunun daha başka olduğunu anlıyorsun. İlk gittiğimde ben hiç sevmedim açıkçası. Ben mesela hayatta belli bir yaşa geldim ve artık... mesela Paris'e gidince sevdiğim bir şarkıcıyla buluşabiliyorum. Hayatta bunu başardım. Sevdiğim bir Fransız şarkıcıyla buluşmayı... tabii ben ayarlamıyorum onu. Sevgilim bana ayarlıyor. Bu büyük şarkıcıyla buluşuyoruz diyor. Ve buraya geldiğim için de çok mutluyum. Yani benim sevdiğim şarkıcıyla buluşuyorum. Evet. Filancanın tanıdığı şarkıcıyla değil. Yani dolayısıyla bu mesela... Ama Avrupa daha kolay geliyor bana. Evet. Yani... Çok acayipmiş. Bana göre de dünyanın merkezi Avrupa. Çünkü bu
Alman olduğu için ve çok yetenekli, aşırı yetenekli olduğu için ve hala bize nasıl bir potansiyeli var hala görmediğimiz için. Evet. Değil mi? Evet. Çekimde gördünüz herhalde. Çok acayip gördüm. Çok acayip. Onda o kadar fazla renk var ki. İzlemeye devam edeceğiz. Sadece öyle iyi bir oyuncu değil, çok da iyi bir yönlendirici. Yani benim Dilberay zamanında bir takım deneme çekimlerim oluyordu. İşte projelerle görüşmeye devam ediyorduk. Çünkü film çekiyoruz zaten sezon için. Nursel de hiç kırmadı beni ve yani inanılmaz iyi bir yönlendirici ve onarıyor. Hala mesela onun o zamanda konuştuğu şeyler benim şu anki performanslarımdan önce kafamda döndürdüğüm şeyler oluyor. Ve o yüzden ona da ayrıca buradan teşekkür edeyim. Şimdi dibimdeyken. Rica ederim. Koçluk vardır. Nursel'e aşık olmuş olmayız. Yani büyük ihtimalle odur. Yaptığı her şey budur. Kendisine aşık. Sana da aşık. Bana aşık değilsin. Yani, Nursel'e aşık olmuş olma. Hayır, her bir şeye aşık olabilir. Kadınla erkeği karıştırarak onu şey yapma. Nursel'le beraber. Çünkü Nursel o kadar hakim bir şey var ki. Biz beraber de çalıştık. Yani bambaşka bir şey. Şey gibi, saatli bomba gibi geliyor. Evet, Alman disiplini durumu var ama çok da yumuşak. Yani tatlı bir yerden yaklaşıyor. Değişik yani. Nursel'le ilgili. Mesela Nursel'e sürekli sert ve hakim, dominant roller oynatılması meselesi var. Dolayısıyla belki de bu üstün oyuncunun bir performansını da görmezden geliyor olabiliriz. Ne düşünüyorsun bilmiyorum. Tipografisinden dolayı isterse çok sertleşebiliyor. Biraz cepten yemek oluyor. Hani Nursel'i hemen oraya iteklemek yönetmen olarak. Burada nasıl bu filmdeki karakterin? Bu filmde yol gösterici, filmin Yoda'sı. Hani, ama ters köşe güzel. Büşra'da da aynı durum var. Hani, yani komedi oynayan şaşıracağız birini, yani tabii, komedi oynayan birini dramaya hani ters köşe yaptığınız zaman ilginç oluyor. Benim için de ilginç. Kesinlikle. Oyuncu için de ilginç. Bunu hayata geçirirken paslaşmalar daha ilginç yere geliyor. Hani hep filme yararı olan hareketler oluyor bunlar. Keçeyle çalışırken nasıl başta kabul ettin? Yani teslim mi oldun hemen? Şüphelerin var mıydı? Vardır mutlaka. Ama nasıldı onunla ilişkin? Yani senin ona bakışın nasıldı? Keçeyle bizim çok eskiye dayanan bir arkadaşlığımız ve tanışıklığımız ve bir birlikte çalışmak için birkaç aslında görüşmemiz de vardı ama hiç birlikte çalışmamıştık. İlk defa ben yönetmen-oyuncu ilişkisini Dilberay filmiyle yaşadım. Bir kere fikirlere çok açık, üretmeye çok açık, birlikte bir şeyler yapmaya, burayı böyle yapalım mılara vesaireye çok açık. Bu benim açımdan çok önemli bir konuydu. Biz zaten ilk Zoom toplantımızda konuştuğumuzda bile ne kadar iyi anlaşabileceğimizi çok net bir şekilde hissetmiştik. Proje de bu arada çok iyi bir hikayeydi. Senaryoda gıdım gıdım beraber de işlediğimiz çok fazla şey oldu. Ama set tarafını hiç bilmiyordum tabii. Ön çalışmalarda, ön sohbetlerde süperiz diyordum. Ama sette ona kendimi öyle güzel teslim ettim ki çünkü anladım. Çok doğru görüyor, çok doğru dikkat ediyor ve oyuncu yönetimi müthiş bir yönetmendi. Aynı zamanda kendisinin aktörlüğü de var. Bunu çaktırmıyor ama hani... Artikülasyon sorunum var benim. Evet, yok öyle bir sorun ya. Gerçekten... Peki, sen ne düşünüyorsun yönetmenle ilgili? Sen kendini teslim ettin mi? Ne yaptın? Nasıldı ilişkiniz? Ben abi kimle oynayacağımı ve kimin çektiğini öğrendim. Başka hiçbir şey bilmeden gittim. Harika. Yani harika. Ve Keçe bana reklamdan geldiğini söyledi. Aslında biraz da işin içinde o tarafta pazarlama, ekonomik bir durum var ya. Ona rağmen... acayip bir sahiplendirme durumu da var iş ve her iyi ki buradasın. Her setten sonra ben dizi setinde böyle bir şey görmedim. İyi ki buradasın. Ne diyor? Eline emeğine sağlık ve öyle döndüğümde mi? Filmin sahibi gibi hissediyorum kendimi. Yani o kadar bir parçası oluyorsun ki o hakikaten anlamda. Böyle bir üçkağıtçılığı mı var yani? Oyuncu kendini kötü hissederse iş yürümez. Allah Allah. Yönetmen kendini iyi hissetmese de ben iş öyle yürümez. Yönetmenlerle çalıştım ki hiç böyle şeyler yok. Yani kendimi hakikaten setin çöpü gibi hissetmişimdir. Yok, yani çoğun. Şimdi ben de Spielberg değilim hani oyuncuyu çekiyoruz. Oyun yani sonuçta oyuncunun iyi hissetmesi çok önemli. Peki yapımcımıza sorayım. 2020-21'in en yüksek bütçeli
İşi mi? Evet, çünkü reklamcı da bir yönetmen olursa çok detay istiyor ve haklı olarak istiyor. Daha da uzun da çekilmesi lazım. Hatta kendisi söylüyor. Keşke diyor bütçeler o kadar büyüse ki Türkiye'de sinema, bir de sadece Türkiye'ye satıyorsun. Dünya pazarına satılacak bir iş olsa çok daha pahalı bütçelere çok daha iyilerini çekebilir. Çünkü reklamda bir dakikada bütün hikayeyi, her şeyi anlatıyorsun ve insanları etkiliyorsun. O reklam kafasından buraya geldiğin için bir kareyi defalarca çekiyor. Yani günlük 2,5 dakika alabiliyorduk en fazla. Yani bir gün boyunca 12 saat iş çekip 2,5 dakika çıkıyor. Bu da bir de her şeyi kaliteli kullandık. Bütün ekibi kaliteli bulduk. Ve ondan sonra biz karışmadık. Çünkü bizim yapacağımız doğru ekibi kurmaktı. Ondan sonra karışırsan daha kötü olur. Yapımcı, ben onu yapımcı gördüm bir kere. Galata'da bir şey çekerken biraz huysuz gördüm orada. Hadi be. Vallahi gördüğüm şeyde huysuz bir şeye sinirlendi. Ama bu yönetmenin sinirlenmesi zaten efsanevidir. Bütün filmlerde, bütün yönetmenler. Ama bir iki kere olacak. Onu bir iki kere. Bir iki kere. Görmek olacak. Lazım. Olacak. Biz keyifle çalıştık ya. Evet, çok eğlendik. Hakikaten mi eğlendiniz? Eğlendiğimiz anlar da oldu. Büşra söyle, biz çekerken çok. Evet, o cümleye girmeyeceğim. Ya, hayır, ona girmiyorum. Müthiş cümle. Ya, o bir Hollywood klişesi zaten. Ya, eğleniyorduk yani. Da, duygulanıyorduk da. Bütün duyguları yaşıyorduk. Müzik açıp dinliyorduk. Arabesk de dinliyorduk. Rock da dinliyorduk. Peki, bu tabii ki Dilber Ay, Allah rahmet eylesin. Amin. Çok zor bir kişilik. Yani bunu fiziksel olarak benzemek de zor. Ruhen benzemek de çok zor. Hakikaten. Müslüm de öyleydi. Yani burada ancak sinemanın tılsımıyla, büyüsüyle böyle bir şeyin altından kalkılabilir. Yoksa hani Dilber Ay'ı alalım, hatıralarımızdaki Dilber Ay'ı ya da bir Dilber Ay fotoğrafı alalım sana koyalım. Olmaz tabii, yani. Tabii. Dolayısıyla bu onun çözdüğü bir şey değil mi? Yani bunu bu tılsımla, sinema tılsımıyla tabii çözüyor bunu. Tabii ki. Yani. Ha? Yani ben mesela programlardan hatırlıyorum. Sonuçta ben de günah çıkartmak gibi olmasın ama yıllarca televizyon programları yaptım. Ben de popüler, genel geçer, gündelik insanları programlara çıkardım ama Dilber Ay'la geldiği programlarda yani bambaşka bir dünyadan, uzaydan birisi geliyor gibi. Birisi geliyor ve programı ele geçiriyor. Hiçbir şey yapmadan, sadece varlığıyla programı ele geçiyor. O Cüneyt Özdemir'i nasıl perişan etti. Zorunda mıyım dedi. Yani, oğlan yamuldu yani. Hiçbir şeyin karşısında yamulmayan Cüneyt Özdemir bunun karşısında yamuldu hakikaten yani. Garip bir şey ama ve hakikaten bir çok mühim bir insana şunu hissediyorsun. Mesela ben bunu hep söylerim bir takım kişilerle ilgili, efsane kişilerle ilgili. Ya bu ne, ne yer, ne içer, kaç para kazanır? Hiçbir bilgin yok hakkında. Herkesi bilirsin. Hı hı. Mesela filancanın ne kadar parası var hemen biliyoruz. Adam işte şunu olmuş, bunu olmuş, şunu almış, bunu almış. Herkesin magazinler yazar işte. Şu evi aldı, şu arabayı aldı, şunu yaptı, şurada tatil yaptı, şimdi şuna girdiler. Yavrulayacakları için şunu aldılar, ona yüzük aldı, bir iki bini aldı falan filan. Herkesle ilgili her şeyi biliriz. Bunlarla ilgili hiçbir alt bilmiyoruz. Bu bir yerden bir akarı var mı, bir getirisi mi? Hiçbir şey bilmiyoruz. Bir yerde evi var mı? Bilmiyoruz. Ne yapar, ne eder? Bilmiyoruz. Doğru. Dilber Ay bir de şey, çok siyah beyaz bir kadın yani, grisi olmayan bir kadın. Hiç sıfır tüketici bence. Hani hiç umurumda abi, hiç, değil. Yani arabalar... Niye o programlara geldiğini de bilmiyorum ben. Hatırlamıyorum. Niye geldin diyorum. Ya sorduğum da oldu bu kişilere. Niye geldin? Çağırdın ya. Çok özür dilerim ya. Çağırmış olmaktan dolayı hakikaten üzüntü duyduğum olaylar oldu. Yani çağırdığım için, davete icabet etmek için gelenler. Müslüm Gürses'in reklam hikayesini biliyor musun? Çektim birkaç reklam Müslüm abiyle de. Sen o hikayede var mısın? İlk hikayede acaba? Hangi hikaye? Müslüm Gürses ilk böyle işte bu şarkıları hani bu kendi alışık olduğumuz Gülhane Parkı seyircisinden daha başka bir entelijansiyaya evrildiği zaman konserleri falan bir iki reklamcının aklına geliyor. Buna gidiyorlar. Bir yerde buluşma ayarlıyorlar Müslüm Gürses'le. Fakat bunlar Müslüm Gürses'i keşfetmiş
reklamcı çocuklar. İki reklamcı çocuk. Daha Müslüm Gürses yeni evriliyor. Entelijansiya tarafına. Hmm. Yıllarca çünkü başkaları küçümsemiş. Vay jiletleyenlerin şarkıcısı falan filan diyerekten. Diyorlar ki oturuyorlar bir sessizlik. Müslüm abiyle zaten ne olabilir? Derin sessizlik. Ondan sonra ben programlarda çok yaşadım. Ondan sonra derin sessizlik üzerine diyorlar ki Müslüm Bey biz sizinle diyorlar bir reklam çekmek istiyoruz. Müslüm abi diyor ki beş. Efendim? Beş. Beş mi dediniz abi? Beş. Bir dakika abi diyorlar. İkisi birden çıkıyorlar. $5 milyon istiyor. Eyvah. Biz bu kadar ister diye düşünmemiştik. Hay Allah. Ne yapacağız filan. İşte sen konuş ben konuşayım filan. Geri dönüyorlar. Müslüm Bey diyorlar. Beş de. Beş ne? Beş. Yahu anlamıyor musunuz nedir beş? Beş. Ondan sonra. $5 milyon çok fazla diyorlar. 5.000 lira yahu. Çünkü Müslüm abi o sırada ne yapsa 5.000 lira istiyordu. Her ne yaparsa 5.000 lira istiyordu. Tabii olay patküt patküt falan şey yapıyor ondan sonra. Yani bu parayla ilişkisi olmayan bir ruh. Evet. Buna ne yapsan ve reklamcı çocukların salaklığına bakar mısın? $5 milyon da vermeye hazırlar bu arada. Reklamın eski yılları olsa gerek. Ben o evet, abi reklamın eski yılları tabii. Yani fazla diyor biraz. Yani onu $4 milyon 3 milyon dolara tabii, düşürecek evet, bu tabii. Salaklar. Ondan sonra ben birinci ağızdan dinledim bu arada. Şimdi Müslüm abiyle ben reklam çekerken üstü kırışmasın diye oturmuyordu. O sen misin? Beşi söyleyen sen değilsin. Yok beşle değil ben yokum çok ama her çalıştığım şeyde üstüm kırışmasın derdi. Çay içerdi. Bir de rahmetli arada köfte yiyelim derdi. Yani iş bittikten sonra otururdu üstü kırışmasın diye. Çok beyefendi adamdı. Hani kesinlikle. Allah rahmet eylesin. Çok beyefendi. Kesinlikle. Yani burada da Dilber Ay'ın hiç tanımadığımız bir sürü yönüyle karşılaşacağız yani. Ben de Dilber Ay'ı zorunda mıyımla tanıdım. Çok geç tanıdım. Şahsen de hiç tanıma fırsatım olmadı maalesef. Ve hayatında o geçirdiği evreler küçücük bir kızken şarkı ve türkü söylemek isteyen. Ondan sonra genç kız, ondan sonra genç kadın, sonra kadın. Sürekli badereler, sürekli problem, sürekli bir eziyet ve sürekli bir cehennem içinden türkü söyleyerek, şarkı söyleyerek tekrar gülümsemeyi beceren bir ve hepimizin gönlünde taht kuran bir hayat hikayesi inanılmaz. İnanılmaz. Evet. Dilber Ay. Çok etkileyici. Bu aslında bir kadın hikayesi. Evet bir de bu kadın cinayetleri var, kadına şiddet var. Biraz Türkiye'den böyle bir ses de çıkartmak istedik. Yani Dilber Ay'ın müzikal aksı Müslüm Bey gibi değil. Hani Müslüm'ün şoförleri vardı, turneleri vardı. Dilber Ay'ın öyle değildi. Hı. Bu aslında gerçekten bir kadın hakları filmi demekte yarar var. Hı. Özellikle hı, erkekler seyretse iyi olur demekte evet, yarar var günümüz Türkiye'sinde. Evet. Aynı zamanda bir başarı hikayesi var, bir umut hikayesi var. Hmm. İçinde o kadar fazla şey var ki. Hmm. Yani bazı davranışların, çok affedersiniz, bazı davranışların temelinin nereden geldiğini de aslında film öyle güzel anlatıyor ki. O atalarımızdan gelen ezbere davranışlar. Bir şeyleri ciddi ciddi çözebileceğimizi düşünüyorum bu filmi izledikten sonra. Çünkü o lafları hepimiz çok iyi biliyoruz. Hep konuştuğumuz şeyler. Aslında böyle yapmamak lazım. İşte şiddet olmaması lazım. Bu şiddetin neyden kaynaklandığının izleri var aslında burada. Bunu kıracak ve dönüştürecek olan da bizler sonraki kuşaklara bu şekilde aktaracağız. O yüzden içinde hani sadece bir kadının bir direnişi değil, bu çok ciddi bir şekilde var ama aynı zamanda bir işte başarı öyküsü var. Yani herkes bundan ilham alabilir. İlla bir müzisyenin durup da işte ben de bir gün böyle ünlü olabilirim, 55 yaşında ünlü olabilirim değil de ben de sevdiğim, tutkunu olduğum şeyi yaşım geçse bile yapabilirim demek de bence çok büyük bir ilham veriyor. Yani onlarca şey var aslında filmin evet, içerisinde. Yani sanat, müzik de bir can simidi olarak karşısına evet, çıkıyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Harikulade, alkışlıyoruz sizi. Müthiş, müthiş. Hadi bakalım haftaya görüşürüz o zaman.
İnsanın genetik mirası mı,